dostlar. Merhaba sevgili dostlar. TV 100 ekranlarında bir kayıt dışında daha birlikteyiz. Bu hafta konuklarım araştırmacı yazarlar Farah Yurtözü ve Serhat Ahmet Tan'la efendim sır perdesinin arkasındaki gizemli soruları yanıtlayacağız. Efendim etiketimiz kayıt dışına soruyorum. Bugün 4 saatlik bir program yapacağız. Buna hazırlık olun. Biraz uzun bir programımız olacak. Efendim konu başlıklarımız genel olarak her şeyi konuşacağız ama bol bol sorularınıza da cevap vereceğiz ama atalarımız yani ilk insanlar acaba dünyaya başka gezegenlerden mi geldi? Bunu masaya yatıracağız. Edmund Halley yani aslında Halley kuyruklu yıldızını keşfeden değil ama tanımlayan kişi oyuk dünya teorisini neden destekledi bunu konuşacağız. Evren zeki varlıklar acaba evreni bir laboratuvar olarak mı hazırladılar? Yani evren bir laboratuvar ürünü mü bunu konuşacağız. Anunnakilerin büyük depremlerle ilişkisi olabilir mi? Yeni Göbekli Tepe bulgularına bakacağız. Farah Yurtözü hem Karahan Tepe'ye hem Göbekli Tepe'ye tekrar ziyarette bulundu. Yeni fotoğraflar ve buluntuları var. Bunlar tarihi değiştirebilir mi? Neler buldu onu konuşacağız efendim. Ve Mu ve Atlantis kıtaları acaba Kapadokya ve Göbekli Tepe ile bir ilişkisi var mı? Etiketimizi tekrar hatırlatalım. Kayıt dışına soruyorum. Farah hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim. Son görüşmenizden iyiyim. Beri. Biraz bugün çok yorgunum. İnşallah güzel bir program olur. Mutlaka. Sen de bol bol ziyaret ettin. Etrafı dolaştın. Kapadokya'ya gideceksin yakın zamanda. Evet. Ama Göbekli Tepe, Karahan Tepe, hatta Boncuklu Tarla onları soracağız sana. Onlardan ardından konuşacağız. Ardından Aşıklı, evet. Höyük bunları konuşacağız. Evet. Efendim sonunda... Barbaroslar Akdeniz'in anlatılmamış hikayesi çıktı hazır yeni çıktı bugün geldi bunu da göstermek istiyorum. İsterlerse alabilirler arzu ederler benle Halil Özşahin'in yazmış olduğu kitap. Serhat nasılsın? Hoş bulduk. Barbaros kitabını bana imzalayıp verir misin? Bu kitap senin oldu. Tamam. Teşekkür ederim. İyiyim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun bu aralar? Yani evdeyim, bir şey yaptığım yok. Araştırıyorum değişik konuları. Araştırmalar devam bu ediyor. Bu da şeyim vardı. Bu kitap yazmakla ilgili yine sorunlar aynı, devam ediyor mu? Devam ediyor. Ne zaman? Sorun değil de yani o böyle içeriden gelen bir şey. Yani ben yazayım diye otursam 15 gün kağıt kalem bana bakıyor. Ben kağıt kaleme bakıyorum. Hiçbir şey yazamıyorum. Belki Farah Hanım da bilir böyle dönemleri olmuştur. Mutlaka. Şimdi o geldiği zaman da yemek yemek istemiyorsun, uyku uyumak istemiyorsun. Bir an önce nereden akıyorsa işte o akan şeyi kağıda geçirin. Bir de hızlı geliyor. Ben elle yazdığım için de yetiştiremiyorum. Elle mi yazarsın? Tabii elle yazıyorum. Yetiştiremiyorum. Ondan sonra işte uyku uyumayayım. Hadi biraz daha birkaç sayfa daha yazayım. Birkaç sayfa daha yazayım. Yani bazen abartılı olmasın 60-70 sayfa bir gecede yazdığım oluyor. Belki de 10 günde 15 günde kitap bitiyor. Ama böyle de işte aşağı yukarı 1,5-2 senedir şey var, tutukluk var. Ama oturup da yazmaya başlayınca o bağlantı gelir aslında. Yani eğer siz işte kaleminize, kağıdınıza yakın olursanız bir başlarsanız ben kağıt, arkası 15 gelir. Gün birbirine baktığımı biliyorum. Öyle mi? Tabii. Demek ki zamanı değil. Yani hadi yazayım bir şey, hadi yazayım bir şey, bir harf bile yazamıyorum. Yayıncınız demiyor mu hadi bitir kitabı diye? Yayıncılar söylese zaten öyle o şey olmuyor. O zaman daha da kaçıyor. Tamam. Yani olduğu zaman. Söylüyorlar tabii onlar da var mı bir şey falan diye ama hadi yaz hadi yaz diye bir şey söylemiyorlar. Biraz çünkü evet hani bu özellikle bizim konularımızda insan kendini hazır hissetmeli o bağlantıya değil mi? Birikmesi lazım. Evet. Sen yeni kitabı ne zaman bitiriyorsun? Ben yeni kitabı umarım işte birkaç ay içinde bitirip size teslim edeceğim. Birkaç ay derken ne kadar süre? 6 ay diyelim tamam, hadi buradan ay, söz bayağı uzun bir süre. 6 tamam, ay okay. Diyeyim. Kaydettik bunu. 6 ay. Tamam. Evet şimdi. Kaydettik. Göbeklitepe'ye tekrar gittin. Göbeklitepe'ye tekrar gittim. Bir ayda 3 kere gittim. Program doğru söylüyorsun. Bir de tabii şey de yapıyorsunuz. Tur da düzenliyorsunuz. Tur düzenliyoruz. Ondan dolayı evet da. Sizleri de davet ediyoruz. Evet, buyurun gelin olursa. İnşallah. Tur düzenliyoruz. Göbeklitepe tabii ki her zaman için çok popüler. İlgi çok çeken bir yer. Ama şimdi Göbeklitepe'nin yanında Karahan Tepe bulguları var.
Ve ilk defa bu son gezimizde Karahantepe'den... Ne kadar yakınlıkta? Karahantepe'ye daha henüz gidemedik çünkü. Yok, Göbekli Tepe ile arası kaç kilometre? Çok fazla uzak değil, aşağı yukarı ya yakın. Oraya giden sayılır. Oraya da gider. Tabii tabii yakın canım. Tabii yakın. Çok yakın sayılır. Gayet yakın ama henüz ziyarete açık değil. Hmm. Sadece Karahantepe'den çıkan çok önemli eserleri Şanlıurfa Müzesi'nde sergilemeye başladılar. İlk defa son gezimizde onları gördük ve işte diyorum ki Şanlıurfa Müzesi'ni görün, sonra ölebilirsiniz. Evet. Şimdi orada dünyayı hemen hemen çok geri dolaştın değil mi dünyada? Çok geri dolaştım tabii. Evet. Asya'da da, Avrupa'da da, Amerika'da da çok geri dolaştım. Ona rağmen dolaştım. Bunu mu söylüyorsun? Ona rağmen bunu söylüyorum çünkü yani herhalde şu anda dünyada en etkileyici müzelerden biri Metropolitan Museum of Art, evet. New York'taki değil mi? Ben ilk gittiğimde 6 saat kalmıştım. Sonra da her hafta sonu gidiyordum çünkü çok fazla eser var. Ama işte Göbekli Tepe'den veya Karahantepe'den çıkartılan eserler gibisi yok. Çünkü dünyada var olan insanın ilk defa yaptığı heykeller, ilk defa yaptığı büstler. Bir de onu ana kayadan yapmışlar. Bir tane orada şey vardı. Karahantepe göstereceğim. Karahantepe'de. Bugün. Evet, kayaya oymuşlar. O çok acayip. Evet. İnsan yüzü var. Evet. Ama kayanın kendisinden çıkmış. Oymuş. Evet, boynu çıkıyor. Şimdi böyle. Şöyle yapalım. Hadi başlayalım. Başlayalım yavaş yavaş. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Şimdi Göbekli Tepe'yi veya Karahantepe'yi gördüğümüz zaman biz şunu görüyoruz. Bu insanlar 11 bin yıl önce, işte 10 bin yıl önce, 12 bin yıl önce sanki hiçbir şey yapmamışlar. Oturmuşlar, heykel imal etmişler. Sanat yapmışlar. Tabii bir de şu var, hani trafik sorunları yok. Elektrik, vakitleri su var. Faturası, gaz faturası yok. Kira yok. Ama orada da şeyi avlayacaksın, meyve toplayacaksın, hayatını sürdüreceksin. Onları da yaptıktan sonra herhalde zaman çok. Boş. Bol bol heykel yapmışlar anladığım kadarıyla. İşin şakası bu tabii. Ama... Şimdi o heykeller, resimlerini göstereceğim. Sanat için sanat mıydı yoksa başka bir amaç için mi yapılmıştı? Soru bu, mesele bu. Çünkü o heykeller bir idol müydü, bir işaret miydi, bir ibadet miydi, bir sosyal aktivite miydi? Bütün bunların ne olduğu henüz belli değil. Zamanla anlayacağız umarım. Şimdi Göbekli Tepe ile en şu anda gittiğinde ne evet. zaman döndün? İşte 3 hafta önce falan döndüm. 3 hafta. Neler var yeni olan? Bize neler anlatacaksın? Şimdi Göbekli Tepe'de henüz yeni bir şey yok. Ama aynı zamanda Göbekli Tepe'deki kazılar da devam ediyor tabii ki. Yani Göbekli Tepe'de gördüğümüzün belki bir 10 katı daha yer var toprağın altında açılmayı bekleyen. Ama işte bu arada Karahantepe... Yorum var mı? Yani efendim? Şimdi yeni bir şey bulunmamış olabilir de bulunanları yorumlama var mı? Orada gelişme var mı? Bizim yaptığımız yorumlar var bizim tabii yaptığımız. Ki. Çünkü arkeoloji ve tarih dünyası hani pek fazla açılmak istemiyor bu konuda sanıyorum. Ama bizim gördüklerimizi onlar görüyorlar mı? O tabii asıl soru işareti. Göbekli Tepe her zaman için şunu söylüyoruz işte tarihin... Resetlendiği, yeniden başladığı yer tarihin sıfır noktası ama Karahantepe'nin Göbekli Tepe'den daha eski olduğu ortaya çıktı. Ve Karahantepe'den de daha eski olan Boncuklu Tarla çıktı. Ya bunlar böyle birdenbire nasıl çıktı birkaç yıl? Aşıklı Höyük. Aşıklı Höyük Kapadokya'da. Kapadokya, oraya da geçeceğiz. Orası ne kadar tarih olarak? O da yine 11 bin yıllık filan. Fakat şöyle bir şey var. Aşıklı Höyük'te yerleşim yeri var, mezarlar var. Şimdi fark nedir? Mesela Göbekli Tepe'de biz mezar bulamadık. Biz derken yani bulamadı. Mezar bulunamadı. Sadece birkaç insan kemiği bulundu, hayvan kemiği bulundu. Göbekli Tepe'de yerleşim yeri olmadığı söyleniyor. Yani insanlar orayı sadece bir amaç için kullandılar ama orada yaşamadılar. Fakat Karahantepe'de biraz daha insana özgü, insana yönelik figürler var. Mesela biz Göbekli Tepe'de sadece hayvan figürleri görüyoruz ya, değişik hayvanların kabartmaları, heykelleri var. Karahantepe'de daha çok insana yönelik eser ortaya çıktı ve biraz daha sanki yerleşim yeri. Ama Boncuklu Tarla'da hakikaten bir yaşam olmuş. Yani insanlar orada yemek de yemişler, işte yaşamışlar, ev kurmuşlar. Tabii evler önce çukur halinde, birer çukur yani barınma yeri gibi. Ve ölülerini de yine o barındıkları yerlere gömmüşler. Orada bir yaşam var. Şimdi... Bütün bu toplumları düşündüğünüz zaman hepsi Neolitik çağdan. Aşağı yukarı hepsinin yaptıkları yapılar birbirine benziyor, eserler birbirine benziyor. Ama tabii soru işareti şu, bu insanlar hangi ırka mensuptular? Biz bunu bilmiyoruz şimdi, hala. Şimdi şöyle başlayalım mı? Bu görüntülerden girelim istersen. Tamam, okey.
Karahan Tepe'den mi başlayalım? Karahan Tepe'den başlayalım isterseniz. Çünkü ilk görüntüyü alalım mı? Karahan Tepe'nin ilk görüntüsünü. Gündemde olan konu o çünkü. Evet. Evet. Şimdi Karahan Tepe'de ilginç olan nokta nedir? Farklı olan nokta nedir? Şimdi yine hem Göbekli Tepe'de hem Karahan Tepe'de olandan çok olmayandan bahsetmek istiyorum ben. Ne yok? Kadın yok yine. Evet, yine kadın. Karahan Tepe'de yine kadın yok. Yine ana tanrıça yok. Yine dişi öğe yok. Aile yok. Yani anne, oradaki baba, aile de, birliği yok. Semboller de hep erkek sembolü. Hep erkek sembolü. Hep erkek sembolü. Aile yok, kadın yok, aşk yok. Aşkın olmadığını, aşk hikayesi kadın olmayınca yok aşk diyorsun. Yok. Aşk yok. Şey. Tabii. Yani hep bakın Karahan sonraki... Tepe'nin bir nolu resmini alalım mı? Daha sonraki biz mitolojilere baktığımız zaman... Onu stüdyoya da alalım. Bu işte isterseniz. Bak biraz doğulu bir insana benziyor. Asyalı'ya benziyor. Bir de ana kayadan bu oyulmuş. Şimdi bakınız mesela Göbekli Tepe'de bizim gördüğümüz yapılar taşlardan üst üste konularak duvar yapılmıştır. Burada? Bu biraz daha farklı. Kayanın kendisi. Bu kaya oyulmuş ve yine önünde de dikili taşlar var. Belirli sayıda dikili taşlar var. Ama bunların hepsi kayadan oyularak yapılmış. Ve kayadan oyularak bu büst yapılmış. Tabii bu kocaman bir şey. Ve kayanın içinden boynu uzanıyor. Şimdi ben buna baktığım zaman... Göbekli Tepe'de insan figürü yokken, aslında T'leri insan olarak kabul ediyoruz. Çünkü ellerini görüyoruz vesaire vesaire. Şekil olarak ama insan figürü yok. Yok, evet. Tabii. Yani şimdi bir anda Karahan Tepe'de bir insan figürü var. Evet. Ve bir şey daha var mesela, bu devasa bir baş. Bana şeyi hatırlıyor. Ne kadar büyük? Meksika'daki Toltek'lerin. Evet. Toltek, Olmek'lerin filan, hani kocaman devasa başlar vardır ya, onlar gibi bir şey. Ama tabii şimdi deniyor ki. Yüzleri de benziyor değil mi bu arada? Evet, sanki böyle bir hani Asyalı tipi gibi. Karahan Tepe'nin tamamen kazılmasının yaklaşık 10 sene daha süreceği söyleniyor. Yani her şeyin ortaya çıkmasının. Ama yine Karahan Tepe'de de bizim Göbekli Tepe'de gördüğümüz gibi o dairesel veya kare biçimli tapınak dediğimiz formlar var. Bir mesele var yalnız. Şimdi bu heykelin önünde mesela 7 numaralı resmi görebilirsek eğer, 7 numaralı resmi görebilirsek. Evet, 7'yi verelim. Full verelim ekrana isterseniz. İşte burada. Evet. Burada acayip. Evet. İşte dikili taşlar görüyoruz. Bunlar da alttan ana kayadan mı çıkıyor? Evet. Bunlar da alttan ana kayadan çıkıyor. Kayayı olduğu gibi oymuşlar. Evet. Evet, çok ilginç bir şekilde bakınız. Şimdi yine T'lerimiz var değil mi? Baş burada aslında tam T değil. Şimdi tabii ki bunlar biraz daha primitif diyebiliriz. Yani evet, hafifçe bir şurada çıkıntılar var. Farkı var ama Göbekli Tepe'de gördüklerimiz kadar mükemmel T değil diyelim. Yalnız deniyor ki bu taşların veya sütunların her birinde bir yankı, bir rezonans var. Bir rezonans yapıyor. Ne demek istiyorsun? Yani acaba bunlar bir şekilde sesle iletişim için mi kullanılıyordu? Bunlar bir tür makine miydi? Bunlar sadece dekoratif amaçlarla yapılmış sütunlar olmasa gerek. Yine kapı yok gördüğüm kadarıyla değil mi? Evet, yok. Evet. Yine yok. Ama bakın. Yani bir çukurda. Taşlardan da oyulma değil. Yani taşlarla da yapılmamış duvar. Kayanın içine oyulmuş. Şimdi bu başın ne anlamı var orada? Yalnız yani orada gördüğüm kadarıyla 9 değil mi? 9 tane şey var. Evet. Kaya. Şimdi 24 monolit var aslında. 24, bir anda orada bir kafa var. Kafa ne yapıyor onları kafa izliyor? Kafa ne yapıyor? 24 ve 25 numaralı resimlere bakabilir 24'ü miyiz? De alalım. Şimdi bakın burada boyun duvarın içinden çıkıyor 24 numaralı resimde. Ve deniyor ki bir yılan boynu gibi öne uzanıyor. Ve ayrıca bu büstün arka tarafında da duvar boyunca uzanan upuzun bir yılan figürü var. Şimdi yine döndük dolaştık. Burada da yılanlara geldik nedense. Evet. Nedense. İkincisi şeyi görebilir miyiz? Yılan yani insan başlı yılanlardan bahsediyorsun burada. Evet. Evet.
Şimdi tabii bu büstün bir totem özelliği olduğunu düşünüyorum. Sanki bir totem gibi bir kutsiyet verilmiş olabilir yine. İkinci ve üçüncü resimlere bakabilir miyiz? İki ve üçüncü resimlere bakabilir miyiz? Evet, bakın. Burası da yine Karahan Tepe ama burası farklı bir oluşum. Bu Göbekli Tepe'ye daha çok benziyor. Yani yığma taş çünkü. Bir tek evet. Bina yok. Bir tek yapı yok. Ve bu kazılarda kazı başkanı da dedi ki ben bunların dedi bir tapınak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü henüz bir din ve ibadet kavramı gelişmemiş. Ama bunlara özel yapılar demeyi uygun görüyorum dedi. Belki tapınak değildir. O tapınak fikrinden vazgeçildi. Özel yapı. Peki bu özel yapı ne için olmuş olabilir? Şimdi bir toplanma yeri oldu. Bir de ne demek tabii. Nedir bu? Ne tamam. Özelliği var? Burada yaşamıyorlardı. Şu ortamda yaşam. Bu bir ev değil. Bu bir toplanma yeri. O toplanma yeri ne amaçla yapılmıştı? Bir ritüel var mıydı? Bir ayin var mıydı? Belki olabilir ama dinsel bir ayin miydi? Yoksa bir eğlence için mi toplanmışlardı? Belki de bir sosyal toplanma yeriydi burası. Yine burada da kapı yok. Evet. Ve merdiven de yok yani. Bunun içine atlıyorsunuz veyahut da evet. itiliyor olmanız lazım. Şurada da yine Göbekli Tepe'de gördüğümüz gibi ruh deliği dediğimiz küçük kapılar var. Biz bunu dolmenlerde de görüyoruz. Mezar anıtı olarak kullanılan ne işe yarıyor dolmenlerde. Ruh delikleri? Beden öldükten sonra ruhun oradan, rahatça ruhun oradan çıkıp evet. işte yolunu bulması için böyle bir ama, yani o zaman burası ama bir o zaman dini oluyor gene. Tabii. Bir inanç gene oluyor tabii. Eğer onun içinse. Yine tabii yazılı herhangi bir belge yani olmadığı yani burası için, bir o zaman kurban yeri midir? Sence senin görüşünü de alalım tabii. Bu kadar kurban yeri olsa yerde kan izleri olur, o kanlanda bir şey yaparsın, bulursun. Göbekli Tepe'de kan izleri bulundu. Bulundu mu? Evet. Kurban olayının olduğu düşünülüyor. Göbekli burada, Tepe'de var. Burada henüz belli değil. Henüz yani bize söylenen bir şey yok. Peki bu çemberler, yani burada önümüzde bir daire var. Dairesel, evet. Bu dairelerden kaç tane olduğunu söylüyorlar? Burada da 4 tane. Şu ana evet. kadar 4 tane çıkartıldı. Burada da 4 tane. Göbekli Tepe'de de şu ana kadar çıkartılanlar 4 tane. Şimdi bu ilk insanlar nasıl bir ihtiyaç içindeydiler de bu yapıları inşa ettiler. Ve yine çok önemli bir şey, bütün bu yapıların inşa edilmesi bir hesaplama, bir matematik, bir planlama gerektiriyor. Tabii. Demek ki bunlar sandığımız gibi hiçbir şey bilmeyen, cahil mağara adamları, ilkel mağara adamları değillerdi. Bir vizyonları vardı. Yani ne yaptıklarının bilincindeydiler. Çünkü dikkat edelim, hep aynı format tekrarlanıyor. Yani biz bugün şehre çıktığımızda benzer türde alışveriş merkezi mimarileri görüyoruz. Nereye gitsek benzer bir alışveriş merkezi var. Burada da benzer yapılar tekrarlanmış. O halde bu insanlar bir program dahilinde çalışıyorlardı. Ama bu kadar şeyi yapabilen insanlar yine aynı soruya geliyoruz. Neden yazılı hiçbir iz bırakmadılar? Sadece heykellerle anlatmaya niçin? Çalıştılar. Evet, çünkü saklamak istedikleri bir şey vardı. Yani biz belki onları bir şekilde çözemiyor muyuz? Yani kabartmalar da aslında bir dil olabilir mi? Ama yeterli değil şu an için. Bir sonuç çıkmıyor. Sadece işte bakıyoruz. Evet, burada bir büst var. Orada bir büst var. Ve genel olarak bakın büstlerin vücutları yok. Yani giysi yok. Giysi olmayınca o insanın nasıl bir klana, nasıl bir kabileye ait olduğunu ortaya çıkartamıyoruz. Sadece Urfa Müzesi'ndeki Urfa adamı var. Tek parça heykel. Evet. Onun işte bildiğiniz ünlü V yakalı kıyafeti var. Orada bir üniformaya benzeyen giysi var. Ama onun dışında gördüğümüz heykeller sadece büst. O büstten bir şey çıkartılmıyor. Ve ikincisi evet tabii ki büstler normal insan başından daha büyük. Birebir mi yapıldı? Yani bunlar normal insandan cüsse olarak daha büyük varlıklar mıydı? Bunlar devler miydi acaba? Orası da belli değil. Ama yapılan eserler çok büyük. Bir basamak var, bir merdiven var. Şurada. Orada, evet, o insanın adım atmasına uygun. Yani dev de olmayabilir, insan evet. olması gerekir. Çünkü oradan demek ki bir üst platforma çıkıp orada bir konuşma bak, falan belki bir şey. Göktigin diye bir arkadaşımız yazmış. Göbektepe'de bir gün önce bulunan, ertesi gün çalınan büstten bahsediyor. O seneler önce, evet. evet.
yıldız boyut kapılarını açmak için kullanılan bir anahtar olabilir mi diye kayıt dışına soruyorum diye yazmış. Şimdi zaten bütün bu neolitik dönem eserlerinde sanki unutulmuş bir bilginin kırıntılarını biz görüyoruz. Ve sanki bu eserler şimdi yazan kişinin unutulmuş de, bir bilginin derken ne demek istiyorsun? Örnek veriyorum. Evet. Tabii ki örnek veriyorum. Diyelim ki o dönem için tabii işte 11 bin yıl, 12 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. 12 bin yıl önceki dünyanın bulunduğu durumdan çok daha ileri teknolojiye sahip olan uzaysal bir ırk diyelim ya da bir grup uzaysal ziyaretçi diyelim. Bunlar eğer isteyerek veya istemeyerek dünyaya iniş yaptılarsa ve oradan artık geri dönemedilerse dünyada da birkaç kuşak kalıp sahip oldukları teknolojiyi, bilgiyi kaybettilerse yaşamlarını sıfırlayıp burada hafızalarında kalan bir şeyleri tekrar canlandırmaya çalışmış olabilirler. Bu sadece bir teoridir tabii. Burada hiç el aleti bulundu mu? Şimdi çünkü müzede, neden soruyorum bunu. Şimdi piramitlere baktığımız zaman 4000 yıl. Evet. Ne bakıyoruz? Aslında daha çok bakır el aletleri görüyoruz. Şimdi bunlar da iyi veya kötü bir iyi el aleti lazım ki hani bunları işleyebilsin. Bunu taşla yapacak hali yok adamın. Taşı taşa vurarak. Şimdi müzede gördüklerimiz işte deniyor ki taştan yapılmış el aletleri ve çekiçler. Ama onlarla bunları yapmanın imkan ve ihtimali yok. Özellikle de Göbekli Tepe'deki heykelleri, Göbekli Tepe'deki kabartmaları yapmanın imkanı yok. Yani sanki o kullandıkları aletleri de yok edip gitmişler. O aletleri yok, de geride bırakmamışlar. Yok, onlar zaten yok olur. 2000 sene geçsin, ne demirden eser kalır ne tahtadan yani. Tabii varsa nasıl bir aletle çalıştıklarını orada da bilmiyoruz. Orada bırakmış olsa yani bile yok olur yani. Bir de, ama şeyler falan yok mudur? Yani bu eserlerin üzerindeki bir şekilde çıkıntılar, yani darbeler, vuruş izleri falan onları göremiyor muyuz? En azından o aletlerle bunların yapılamayacağını görüyoruz. Yani ha, müzede sergilenen taşlarla işte yapılamaz diyorsun. Evet. Çakmak taşından vesaire. 3 numarayı bir alalım mı ekrana? Bir 3 numaraya da bakalım istersen. Evet. Bu da başka bir açıdan. Evet. Bu da yine yığma taş. Evet, yine bakın işte bir merdiven, bir son alan. Merdiven bak insana göre yani. Burada 4 tane taş var. Tabii bunlar evet, yıkılmış hani kalmamış. Şunun tepesi sanıyorum T biçimindeydi. Sürekli bir toplanma yeri, sürekli bir insanların bir araya geldikleri bir yer. Bir de tabii şimdi bunu incelediğimizde 4 tane monolit var. Yani evet, 12'den niye 4'e düşmüş olabilir? Aslında 4'ten 12'ye çıkmış veya demek. Veya 4'ten 12'ye niye çıkmış olabilir? Çıkmış. Bu bir takvim olabilir. Belki 4 mevsimi gösteriyordu, belki 4 yönü gösteriyordu. Daha sonra bizim bildiğimiz işte 4 kutsal melekten bahsediyordu belki. İnsanlar 4 büyük takım yıldızdan bahsediyordu belki burada. Belki bunun amacıyla yani 4 sütunlu merkezle 12 sütunlu merkezin amacı başkaydı. Biri 4 mevsimi, diğeri de 12 ayı gösteriyor olabilir. Olabilir. Evet. Belki 4 ilahtı bunlar. 4 kutsal varlıktı. 4 liderdi. Her biri onların ifade ettiği bir taştı, bir sütundu. Daha sonra 12'ye evrildi diyorsun. Daha sonra 12'ye çıktı. Zaten 5 numarayı da alalım mı? Göbekli Tepe'de daha fazla ayrıntı var. Evet. Şimdi bakın mesela burada. Bu şimdi farklılaştı. Niye? Daha farklılaştı. Biraz önce taşla yapılan bu oyma tamamıyla kayanın taşı içinden oydular. Evet, öteki kayan yığma taş. Bu fakat şöyle bir şey tabii tam açılmamış. Şimdi tam açıldığı zaman bakın burada da bir sütun var. Buradan da bir şey çıkacak. Şuradan da bir şey çıkacak. Üzeri gömülmüş. Ve şurada bir çukur var. Şimdi bu çukur ne içindi? Hani düşünmek istemiyorum ama acaba kurban kanlarının akıtılması için olabilir miydi diye de aklıma geliyor. Ama şimdi bu dönemde diyebiliriz ki insan kurban var. İnsan kurban var kaçınılmaz olarak. İnsan kurban pek zaten kemikleri olması yani lazım öyle bir şey olsa. Kemikleri yakar, yok eder. Yani illa da kemikleri gömmek zorunda değil. Bir de biliyorsunuz yırtıcı kuş kültü var burada. Tabii. Hani ölen kişinin bilhassa akbaba ve kartal cesedinin evet, işte yukarıda bir yere bırakılması ve o yırtıcı kuşun, akbabanın, işte kartalın
gelip bütün yani aslında biraz yemesi. Zerduşluk Mitra arası bir yapıdan bahsediyor. Şimdi şey olarak oldu bak. Şimdi insanlığın ilkelden geliştiğini ve o dönemin ilkel olduğunu, insandan başka bir şey olmadığını, bu olayları insanların kendisi yaptığını düşünerek bir yorum yapıyoruz. Bir de biraz önce Farah Hanım dedi ki bunlar dedi belki de başka bir medeniyetin kalıntıları, eskiden kalma bilgileri var. Başka bir medeniyet derken neyi söylüyorsun? Yani mesela diyelim Mu Atlantis'ten gelmiş olabilir veya uzaydan gelmiş olabilir veya şöyle Anunnakiler gelmiştir. Anunnakilerin yanında bunlar hizmetçi falan çalışırken bir şeyler öğrenmişlerdir. Anunnakiler gidince de onları taklit ederek böyle bir şey yapmış olabilirler. Bu şey gibi hani ustanın yanında çalışan kalfa ondan sonra onun bir benzerini yapmaya çalışır. Sen bu görüşe katılıyor musun? Çünkü kayaya işliyorlar. Bu da ihtimal olabilecek görüşlerden biri. Yani şu an için kesin şu doğrudur diyemiyoruz. Henüz diyemiyoruz. Sadece ihtimallerden biri. Ben şunu hissediyorum. Kesinlikle Mu bağlantısı var. O kesin. Kesinlikle Mu bağlantısı var. Yani ama şimdi kesinlikle derken verimle neye göre söylüyorsun? Mu'dan kalan Maya eserleri var ya. Evet. Maya'ya geçen eserler. Oradaki sembolizmle özellikle T sembolizmiyle buradaki T sembolizmi çok birbirine benziyor. 6 numarayı da alalım mı bunun üstüne? Şimdi burada tabii yine o kafayı görüyoruz. O kafayı görüyoruz. İşte yanında yine işte delik var. Arkasında pek belli olmuyor ama boydan ve upuzun bir yılan var. Boydan ve upuzun bir yılan var. Yani aslında bu yılan vücutlu bir insan değil mi? Yılan boyunlu bir insan, yılan vücutlu bir insan. Evet, o yılancı takım yıldızıyla bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi diyeceksiniz hemen ki hemen soru şöyle olur. Yılancı takım yıldızından dünyaya geldiğini söylüyor bir yapı. Kimlerin? Ataların. Evet. Bunu mu kastediyorsun? Ya da yılancı takım yıldızının kainattaki amacını gerçekleştirmek üzere onu misyon edinmiş bir grup olabilir. Yani oradan gelmiş bir şekilde ya da isteyerek veya istemeyerek gelmiş bir gruptan bahsedebiliriz. Veya ama bilgi hem Nevaliçori'de hem de Göbekli Tepe'de çok fazla yılan insan, yılan sembolizmi görüyoruz. Çok fazla. Mesela bakın yarı kurt, yarı insan değil de neden hep yarı yılan, yarı insan? Şimdi buradan bunu reptilyanlara bağlamayacağım. Kimse endişe etmesin. Yok, bağlayabilirsiniz. Çünkü diyecekler ki her şeyi reptilyanlarla anlatmaya çalışma. Ben Farah Hanım deyince hemen reptilyan diyorlar zaten. Estağfurullah. Reptilyanlar başka şey çünkü onlar Draco takım yıldızından, yılancı burcu başka şey. İkisi aynı değil. Ama bağlantısı da olabilir onların. Ama yılancı burcuyla bağlantı daha sonra Bergama'da görüyoruz ve şifa amacıyla kullanılıyor. Belki de burası bir şifa çemberiydi. Belki de bu bir şifa sembolüydü. Belki de bu şifa bulmak için geldikleri bir yerdi. Ama bakın bütün bunların hepsi belki, yani sonuç Farah, yok. Bir şey soracağım. Şimdi bu kadar dünyadaki hani böyle antik medeniyetleri dolaşan kişisin. Evet. Bu kadar çok yer gördün. Şimdi buraya baktığın zaman kendi yorumun ne? Yani hani kitapları bırakalım. Evet. Skolastik düşünme. Yani kendi yorumun ne daha çok? Bir kere akıllı insanlardı. Ne yaptıklarını biliyorlardı. Bilinçliydiler. Hiçbir şeyi bilinçsiz ve boş yere yapmadılar. Burada gördüğümüz ve göreceğimiz her şeyin bir anlamı vardı. Her şey matematiksel olarak hesaplanmıştı kendi matematikleriyle. Çünkü matematiksel olmasa bazı yerde 4, bazı yerde 12 sürekli tekrar etmez. Bir de mesela yine bakın Nevaliçori'de şöyle bir şey var. Dairesel değil, kare biçimli bir tapınak var. Yine oturma yerleri var. Ama bir de bir önemli kişinin, sanki toplantıyı yöneten kişinin oturması için özel bir yer yapılmış. Bütün bunları nasıl düşündü bu insanlar? Yani bize anlatıldığı gibi işte taş devri insanları, mağara devri insanları, cahil, sadece avcılıkla veya işte toplayıcılıkla uğraşan yeteneksiz, bilinçsiz insanlar değillerdi. Burada ben gizlenmeye çalışılmış bir bilgelik görüyorum. Gizlenmeye çalışılmış bir bilgelik. Niye gizliyorlar? Şimdi kimden niye gizliyorlar? Bir de ne var? Şimdi bu insanlar bakın milattan önce 12 bin yıl önce diyoruz. 12 bin yıl önce. Şimdi bunlar tek yaşayan grup değildi büyük bir ihtimalle. Tek klan değildi. Belki başka klanlar da vardı ve onlara da ulaşacağız. Deniliyor Türkiye'nin yeraltı Neolitik dönemden kalma eserlerle dolu.
Eğer farklı klanlardan bahsediyorsak ve eğer onları bulursak zaman içinde belki bu klanların kendi aralarında bir düşmanlıkları vardı. Göbekli Tepe bu yüzden mi kapatıldı üstü mesela? Göbekli Tepe burası ve Nevali Çori hepsi kapatıldığına göre demek ki bu insanlar bir şeyi saklamak istediler. Bir şeyin gün yüzüne çıkmasını istemediler. Yani genelde böyle bir şeyi sakladığı, yüz üstüne çıkmasını istemediği iki tane şey olabilir. Bir gizemi saklamış olabilirler. Bir de insanlığı bir şeyden korumak için kapatmış olabilirler mi? O kadar misyoner olacaklarını zannetmiyorum. Bence sadece kendi varlıklarını, neler yapmaya çalıştıklarını saklamak için. Niye yaptılar. Saklasın? İnsanın fıtratına aykırı değil mi aslında? Yani kimse saklamaz normalde. Korumak için de olabilir. Yani bu yaptıkları eserler bozulmasın. Belki tekrar geri dönmeyi düşünüyorlardı. Belki bir yere gittiler. Belki bir göç oldu. Göçten sonra belki geri geliriz. Tekrar burayı açarız. Yani, bize ihtiyacımız var diye düşünmüş olabilirler. Tekrar yapabilirlerdi. Burayı biraz deşeliyorum. Çünkü hani adamlar da bu matematize etmişler bu işi. Yani 4 tane sütun koyacaksa koyacak, oraya bir baş ve yılan çizecekler vesaire vesaire. Bunu matematize etmişler, bilgi var. Evet. Niye kapatsın, tekrar yapar? Zaten aslında tekrar da yapmışlar. Zaten arada şimdi binlerce senelik şey şunu bu. Söylemek istiyorum. Yani niye kapatıyorlar? Kapatmanın bir derdi var. Mesela niye kapatır insanoğlu bir şeyi? Saklamak yani, için, korumak için. Saklamak, kimden? Korumak belki de içindeki bir şeyi dışarı çıkmasını mı engellemeye çalışıyorlar? Yani neler gelebilir aklımda? Yani burada kötü bir varlık mı vardı? Bunu mu kapattılar? İlk zaman tapıyorlardı da. Ardından bu bir kötü, yani ilkin iyi olarak başlayan senaryo kötüye mi döner? Şimdi devam ediyorum. Ben yorum yapayım mı bu konuda? Evet. Farhan da biraz şey yapsın, dinlensin. Evet. Şimdi burada bu bütün mesele benim kanaatime göre 13. burç denilen yılancı burcunun sistemden çıkartılmasıyla ilgili. Evet. Bu da niye çıkartılıyor yani sistemden? Şöyle, şimdi bu ta bizim Adem'in yaratılışına kadar gider. Burada iblisin kovulması dediğimiz olay, bu sistemin dışına atılmasıyla büyük ihtimalle, ben şöyle düşünüyorum, galaktik sistemin meclisinden bu yılancılar atıldı. Yani yılancı dediğimiz de burada Draco takım yıldızındaki bir gezegen olma ihtimali çok yüksek. Ama Draco ile yılancı burcu ayrı. İşte yani İkisi bu atılınca değil. Sistemden ben böyle yorum yapıyorum. Diyorum ki başlangıçta bir tane büyük bir medeniyet vardı. Ku takım yıldızında. Evet, evet. Sonra Drakollar geldi. Bunlarla bunlar zaman içerisinde iletişimde ama birdenbire dünyada, yani evreni yorumlamaları değişti bunların. Drakollar başka türlü yorumladılar. Burada da ben evreni yorumlamak ne demek yani? Şöyle, evrenin kendi, şimdi evren modellerini şey yaparsak sıra bana gelince anlatmaya çalışırım. Yani evrenin kendisi tanrısal güce sahip, başı sonu olmayan bir sistem midir? Yoksa bunun dışında bunu yaratan tanrı dediğimiz başka bir sistem var mıdır? Şimdi burada Drakollarla Kuğullar burada bir çatışmaya girdiler. Ve bu giderek sertleştirdi. Daha sonra benim tahminim, bunlar Orion takım yıldızı, çünkü orayla bağlantılı. Orion takım yıldızında bir mücadele var. Göbekli Tepe Orion'la çok fazla bağlantı. Orada bir mücadele. Orada mücadelenin başlangıcını da şöyle görüyoruz. Şimdi mücadeleyi anladım. Ha. Mücadeleden önce bir soru geliyor. Bizim başlıklarımızdan da bir tanesi. İkinize evet. de sorayım bir soruyu. Yani siz şunu mu söylüyorsunuz? Yani dünyadaki insanlık aslında başka gezegenlerden gelen insanlar tarafından mı başlatıldı? Büyük bir ihtimalle benim kişisel görüşüm, evet, dünyadaki evet. biyolojik yaşam ya da insan yaşamı uzay tohumudur. Ne demek uzay konusu? Yani uzay Anunnaki tohumu. Hikayesinden tohumu. Mi bahsediyorsun? Yok. Yani o da olabilir. Anunnaki'den de öncesi var. Her şeyde yani Anunnaki'ye başlamadı. Dini kaynaklarda başlamadı. Açık zaten. Anunnaki'den Kur'an-ı de Kerim öncesi aç. Var. Şimdi açık bir yani. Farah'tan sonra seni dinleyelim. Ne diyorsun Farah bu konuya? Ben diyorum ki Anunnaki'den öncesine de bakmamız lazım. Tamam. Anunnaki öncesi nedir Anunnaki'den? Yani, Anunnaki'den önce neler oldu? Bence kesinlikle Anunnaki'nin gelişi ikinci safhadır. Birinci safhada zaten Anunnaki buraya geldiğinde birileri vardı.
İyi kötü vardı. Tamamen boş bir gezegen değildi burası. Hayır, canlıların var olduğunu biliyoruz. Hı. Anunnaki, yani daha çok şöyle Mezopotamya hikayelerini konuşalım. Sümerlileri konuşalım. Anunnakilere işte gelirsek. Babil vesaire. Yani burada evet. Bir şekilde canlılar vardı. Onlar bu canlıları DNA'larını bir şekilde değiştirerek şu anda bildiğimiz insan modelini oluşturdular. Dio. Evet. Kim? Sümer kaynakları. Sadece Sümer kaynakları demiyor. Tabii şimdi şunu soruyorum. Sümer kaynaklarından örnek vererek gittim şu anda. Sümer kaynaklarından bu örnekten daha önce akıllı, zeki yaratıklar mı vardı diyorsun dünyada? Evet. Bütün medeniyetlere baktığımız zaman, bakın bütün medeniyetlere baktığımız zaman onların bizim şimdi ilk sana aynı soruyu soracağım. Mitolojisini okumamız çok gerekiyor. Zor, çünkü mitolojisi bize bazı bilgiler veriyor. Hepsinde iki ırktan söz ediyor. Bir gökyüzünden gelen beyaz. Bu referanslar ırk. Kimler? Hititler mesela. Evet. Mesela Urartular bizim yani yakın. Evet. Zaten Akat, Bani, Anadolu Asya, coğrafyası. Hepsi tabii. Ama biz bunu Asya'da da görüyoruz. Tibet'te de görüyoruz. İşte Kore'de de görüyoruz. Çin'de de görüyoruz. Avustralya'da da görüyoruz. Avustralya Vanjina yerleri işte Dogonlarda da görüyoruz. Diyorlar ki bizim atalarımız Sirius'tan geldiler. Ve burada işte bizimle bizden çocuk sahibi oldular. Öyle bir ırk türedi. Yani dünyanın hangi medeniyetine bakarsak bakalım Kuzey Amerika hariç. Niye Kuzey Amerika hariç? Yani onlarda da Kızılderililerde, Kızılderili yerlerinde var. Yani Amerika'da hani bugün bildiğimiz Amerika'daki beyazlar daha sonra geldi ama yine Hopi yerlilerinde, efendim işte Navajo yerlerinde baktığımız zaman onlar da diyorlar ki bizim atalarımız gökyüzünden, yıldızlardan geldi. İşte kimisi makinelerle indi, kimisi kanatlı olarak indi vesaire bir şekilde gökyüzünden gelen. Uzak Doğu kaynakları da dahil olmak üzere. Hepsi. Mağbarata bile bunu o zaten tabii, en baş. Net olarak söylüyor. Hindistan'da en baş. Evet. İşte şeye baktığınız zaman her yerde, Pasifik'te her yerde, Meksika'da, Yukatan'da her yerde. Şimdi demek ki bütün bu birbirinden kilometrelerce uzak, aralarında okyanuslar olan kıtalardaki medeniyetler aynı şeyi tekrarladığına göre Anunnaki de bunun bir parçası. Anunnaki de bunun bize en yakın olanı. Anunnaki'de de biz aynı şeyi görüyoruz. Sonra işte Hitit'te de görüyoruz. Şimdi Serhat sana geliyor top ama şöyle bir şey söyledin oradan. Şimdi Serhat dedi ki bunların kendi aralarında bir çatışma vardır dedi. Şimdi yani şöyle söyleyelim. Yılancı veyahut da Orion. Farklı bir Orion mesela. Olabilir, Sirius olabilir. Daha önce kim geldiyse. Evet. Şimdi daha sonra da biliyoruz ki Sümer kaynaklarına gidiyorum yine ve benzeri kaynaklarda Anunnakiler geldi. Şimdi bunlar dünyayı bir şekilde keşfettiler veya biliyorlardı, geldiler. Geldikleri anda bir kavga var mı sence? Şimdi ben tabii ki mevcut kişisel görüşümü söyleyeceğim. Söyle. Tabii ki tartışmaya açıktır. Var olan, yani dünyada zaten var olan ırkın reptilianlar olduğu, yer altında yaşadığı, ki bugün bahsedeceğimiz Kapadokya yeraltı kentleri, daha sonra işte Agartha Şambala ve Oyuk Dünya teorisinde ona bağlayacağım. Reptilian ırkın zaten bu dünyanın asıl sahipleri olduğu ama beyaz tenli Nordik dediğimiz uzaysal varlıkların Sirius'tan veya Orion'dan vesaire daha sonra geldikleri ve dünyayı sahiplenmek istediklerinde sorun çıktığı bilgisi kaynaklarda görülüyor. İşte bu daha sonra Mahabharata'da Vimanalarla yapılan savaşlar veya bizde işte Hitit'te, Hitit uygarlığında yılan tanrıyla beyaz tanrı arasındaki savaşlar. Bu savaşın amacı dünyayı ele geçirmek mi? Yer kavgası herhalde. Yani şu anda da benzerlerini gördüğümüz gibi. Hemen Serhat'a dönüyorum. Serhat, sen dedin kalkayım ki dini olarak bunun bağlantıları var. Seni biraz dinlendirelim. Evet. Şimdi bak, benim anladığımı söyleyeceğim. Farah'ın nasıl kendi anladığını söylüyor, ben de kendi anladığımı söyleyeyim. Şimdi ilk medeniyet burada Ku takımı yıldızında ortaya çıkıyor. Bu medeniyetini geliştirdikçe uzaya yayılıyor. Burada Draco'yu buluyor. Aslında buradaki medeniyeti, yani Draco'daki medeniyeti kuran da bunlar. Ama burada yaptıkları şey aynı Anunnakilerin bizim dünyada yaptığını iddia ettikleri şeydir. Yani kendi genlerinden buraya veriyorlar. Burada yaşayan varlıklar var. Bunları da işte Farah Hanım'ın dediği gibi reptilyan deniliyor. Yani yine
Kuğu'dan Draco'ya gidip orada bir gen aktarımı mı aktarımı oldu diyorsun? Aktarımı var. He. Onu anlatıyorum. Şimdi burada yeni bir yer keşfediliyor. Burası da efendim neydi o? Aklımdan çıktı. Neyse şimdi aklıma geldi söylerim. Şöyle, bu iki medeniyet burayı ortak kuruyorlar. Bu ortak kurulan medeniyette hatta evlilikler yapılıyor. Şuradan kız alınıyor. Bunlar başa geçecek, bunun oğullarından bir tanesi buradan kız alıyorlar falan. Burada karşımıza Set'le Osiris kavgası çıkıyor. Mısır'da çok açık. Set'le Osiris kavgası. Yani Set Osiris kavgası bu dünyaya ait değil diyorsun. Öyle anladım. Burası doğru Orion mu? Aklıma geldi. Tamam, Orion'dan bahsediyorsun. Orion'u kuruyorlar beraber ama bunların dediğim gibi dünya görüşü farklılaşıyor. Bunların dünya görüşü tanrısal, yani bir tanrı var, evrenin tanrı kendi yarattı. Dünya görüşleri evrensel yani, görüşleri. Burası diyorsun. Da evrenin evet. Kendisi tanrıdır. Siz buradan araştırıyorsunuz zaten, evrenden bir şey bulup tanrı var diyorsunuz diyorlar bunlar. Aslında evrenin kendisi tanrıdır. Biz bambaşka kurallarla çalışacağız diyorlar. Böyle farklı bir dünya görüşü çıkıyor. Şimdi burada bu farklı dünya görüşü çatışmaya giriyor ve burada kavga oluyor. Bu kavga aslında işte bizim Anunnakiler dediğimiz şeylerin kavgasının başladığı yer, Orion. Ve buradan bu kavgada Set galip geliyor, Osiris'i yok ediyor. Yani Osiris dediğimiz bir kişi de olabilir, bir grup da olabilir, bir büyük bir sistem de olabilir. Yani arkasında milyarlarca güç olan bir sistem de olabilir. Şimdi bu Osiris'in hanımı Isis, yani onun devamı, takipçisi da kaçıyor buradan Sirius'a. Benim anladığım bu. Sirius. Şimdi bu Sirius'tan dünyaya transfer buradan oluyor. Sirius'ta da şu Isis amacı, bütün amacı bu Set'i yenmek için Osiris'i tekrar diriltmek. Osiris'i diriltmek için de Horus diye bir genetik bir şey yapıyor. Zaten dünyada yapılmak istenen şey şu anda o. Deccal dediğimiz şey bu Horus. Yani bizim bakış açımızda Deccal dediğimiz şey Horus. Ama aynı, mesela aynı mitolojik semboller, aynı olaylar mesela Babil'de de yaşanıyor. Yine tamam. Tanrıçanın işte ölen kocasını canlandırmaya çalışması tamam, falan. Tamam ama işte onlar hep tekrar. Taklit. Yani sonrası, ben size evet. Daha anındakiler gelmeden önce ne olmuş olabilir onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu Sirius'a geldi. Burası toparlanma yeri. Amaç şu, bunu Horus'u yaratacağız. Horus zaten Mısır kültüründe, Horus olduktan sonra bu şehzade, Horus şehzade. Kral evet. Olunca adı zaten Osiris oluyor. Yani amaç Osiris'i tekrar yani yaratmak. Yani aslında buradan bahsettiğim bir sistemi tekrar, sistemi ayağa, tekrar kaldırmak. Ayağa kaldırmak. Evet. Yani burada Orion'u ele geçirmek. Şimdi bütün şey Orion'da. Şimdi burada kavga dünyada nerede çıkıyor? Dünyaya Farah Hanım'ın dediği gibi önce bu gelmişler. Bu gelenlere de Anunnakiler diyoruz. Nereden veya, geldiler bunlar? Yani işte bunlar Sirius'tan buradan dünyaya evet. Geliyorlar. Yani ilk önce dedi ya Farah Hanım, dünyada mevcut olan zaten reptilyanlardı dedi. Şimdi reptilyan dediği zaman kökü buradan gelmesi lazım. Bunlar hep insan. İnsanımsı, görüntüsü insan. Geni reptilyan. Ama sembolik ifadesi yılan şeklinde, şu şeklinde, bu şeklinde oluyor. Ve bu devam ederek İnsanlık medeniyeti içerisinde taşlara, topraklara kazımışlar bunları. Bu şekilde anlatmışlar dertlerini. Yoksa karşımızda yılan bir yaratık yok yani. Yani İnsan... sen diyorsun ki bir şekilde reptilyanlar veyahut da Anunnakiler dediğimiz varlıklar aslında sembolik yaratıklar. Yani yok, genetik... belki üzerlerinde taşıdıkları bir genetik sembol var. Olabilir mi? Sembol de olur. Evet. Öyle sembolize edilmiş de olur. Görüntü tamamen insansı ve insan ama genetik olarak buradan geliyor sistem. Şimdi yalnız pardon, reptilianlarla ilgili yapılmış olan bütün heykeller bütün değişik medeniyetlerde hep aynı tip varlıkları gösteriyor. Tamam. Yani yılan şeklinde. Uzak Doğu'ya da gittiğiniz zaman tabii. İşte Asya'da gittiğiniz her yerde aynı şey. Bir de bütün bunların yanında sizin de çok iyi bildiğiniz bir hikaye. Anneannemin dedesi, anneannemin babası reptilianları gördüğü için aynı onun anlattığı şey heykellerde gördüklerimiz gibi. O, yani bizim aile buna tanık olduğu için işte biliyorum. Bak, bunlar hep yani sembolik muhtaç. Bir yaratık değil, gerçek bir yaratık. Gerçek bir yaratık. Evet. Şöyle, gerçek yaratık ben de olamaz diye iddia ediyorum.
Farah Hanım'ın anlattığı şey, toplumsal bilinçaltımıza işlemiş olan bir sistem var. Sen rüyanda da görürsün, gerçekte de görürsün, yılan da görürsün, timsah da görürsün. Bunlar mümkündür. Toplumsal bilinçaltı sistemi bu insanı plasebo. Veyahut da teknoloji çalışıyor. O kadar ileridedir ki öyle de dolaşıyor olabilirler falan. Yok, gibi bir şeyler olabilir. Hiç öyle olabilir değil. Hepsi evet. İnsan bunların bak. Onu bir kere kesinlikle benim şeyim o. Bilmiyorum Farah Hanım. Değişik yorum evet. Yapabilirsin. Ben değişik yorum. Tamam diyorum. Yapabilirsin. Siz de öyle. Şimdi burada bütün hikaye bu dünyaya geldiği zaman buradan bir kısım dünyaya geliyor. Şimdi bu dünya da buradan keşfediliyor. İşte bu Anunnaki hikayesi burada başlıyor. Yani dünyaya geldiği zaman dünyada soy buradan mı gelecek, buradan mı gelecek kavgası başlıyor. Bunu bize dini kitaplarımız İblis, Adem hikayesi olarak anlatmışlar. Ve insan gündeme geldiğini, insan neden gündeme geliyor? Anunnaki hikayesi eğer doğruysa, ben yani benim görüşüm odur diye söylemiyorum ama Anunnaki hikayesinde şöyle bir şey var. Dünyada insanımsılar vardı. Bu evrimdeki bir sıçramayı da anlatıyor. İşte Kromagnon, Neandertal falan filan. Ondan sonra Homo sapiens oldu. Homo sapiens sapiens oldu. Ne demek? Bu akıllı konuşan varlıklar haline geldi. Şimdi bu akıllı konuşan varlıklar haline gelip gelmemesi konusunda tartışma çıkıyor. Ana mecliste tartışma çıkıyor. Yani benim anlayabildiğim dini kaynaklardan tartışma. Tartışmada da buradan gelen soy itiraz ediyor. Hayır ben böyle bir soyun olmasına izin vermiyorum diyor. Çünkü bu benim soyumu tehdit eder. Enki Enlil hikayesi. Enki Enlil'e geliyoruz yani. Enki ortaya çıkan yeni ırkın evet. Ne kadar akıllı olacak, ne kadar ona şimdi yetki şimdi burada da vereceğiz? Neden Enki Enlil'de kavga çıktı? Enki'nin annesi Reptilian. Buradan geliyor. Enki'nin annesi Reptilian. Reptilian. Enlil'in annesi değil. Ve Enlil birinci çocuk, büyük çocuk. Bu ikinci çocuk. Şimdi burada zaten bütün benim yazdığım o kitapta da soy şeyinde ikinci çocuk yani küçük olan çocuk kendi soyunun daha üstün olduğunu iddia ediyor. Bakıyoruz biz de İblis dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de kendi soyunun üstün olduğunu iddia aynı ediyor. Aynı şekilde şimdi Reptilian konusuna hani sıcak bakarız bakmayız ama şöyle de bir şey var. Reptilian ırk kendisini dünyalı ırktan daha üstün görüyor. Üstün görüyor. Ve bunu özellikle nerede görüyoruz? İngiltere, İskoçya, tabii. İrlanda, Edinburgh'de görüyoruz. Yani dini kaynaklarda ki söylenen aslında şey, sosyal iblisin, hayata geçiyor sonra. İblisin kendini yukarıda görmesi gibi bir şey diyorsun. Evet, evet. Şimdi aynı şekilde. Bu soy tabii bunların Enki ile Enli'nin başında Anu var. Onu da yazalım. Yani bu dünyadaki hikayenin başlangıcı. Anu dünyada yani Sirius'tan gelmiş olan sistem. Şimdi bu Anu şöyle bir şey yapıyor. Bu birinci çocuk olduğu için bunu kendi meclisinde bırakıp bunu da dünyaya görevlendiriyor. Yani sen diyor dünyanın hakimisin. Sen de buradan dünya misyonundaki olayı idare edecek olan baş sorumlusun. Fakat bu Enki geldikten sonra yaptığı şeylerle işte bu Kromagnon, Neandertal falan Homo sapiens önce sonra Homo sapiens sapiens yani konuşan, akıllı, yaratık, her şeyi bilen kendisiyle birebir. Hatta genetik şeylerde birçok olay var. Olunca burada sorun çıkıyor. Yani bunun biz evrendeki hukuksal durumunu tanıyacak mıyız, tanımayacak mıyız? Bunun çok uzun hikayeleri var. Anı'ya götürüyorlar, Anı'ya tanıtıyorlar. Ondan sonra orada Anı'nın sorduğu sorulara cevap veriyor falan. Burada yapılan bütün şey uzun ömür verilmedi ama bütün her şey verildi. Yani bu Homo sapiens sapiens her şey verildi. Şimdi ondan sonra bu dünyadaki macera bunlar buradan gittikten sonra artık tufanla mı gittiler, tufandan sonra mı gittiler? Bazı görüşlere göre ta Hazreti Musa zamanına kadar bunlar varlıklarını dünyada sürdürüyorlardı. Ondan sonra soyları kalmıştır. Yani Hazreti Musa zamanına gitmişler, kadar kalmış. Soyları kalmıştır. Ondan sonra insanlık bunların yapmış olduğu çok ileri teknolojiyi bir kısmını anlamış, bir kısmını anlayamamış. Tabii yapamaz. Şu anda mesela bütün dünyada bir tufan kopsa ben elektrikten anlıyorum. Öbürü gidiyor genetikten anlıyor bilmem ne. Hepimiz bilgimiz olsa dahi onun teknik olarak o aletleri yapıp da eski medeniyeti kurmamıza imkan yok. Bu mutlaka bir dibe çökecek grafik. Ondan sonra yavaş yavaş insan bir şeyler keşfederek. Bu arada bilgiler kaybolmasın diye nesilden nesile ben çocuğuma söylüyorum. Bak böyle bir şey vardı.
cep telefonunda işte oradan konuşuyorlardı, şöyle bir şey vardı falan filan. O da onu torunlarına aktarırken o cep telefonuna gidiyor, kayalara kazıyor bir şekilde, bir şeyler yapıyor. Ki bu bilgi kaybolmasın, önemli bir bilgi ama ne olduğu bilinmiyor. Veyahut da şöyle söyleyeyim. 5-10 nesil sonra. Gizli örgütlerin tek bir amacı vardır. Aslında masonizmin amacı var olan bu bilgileri saklamakla yani aslında mükelleftir. Dolayısıyla dünyanın varoluşundan bugüne kadar dünyanın geçirmiş olduğu tüm evreler dahil olmak üzere, çöküşler de dahil olmak üzere, felaketler de dahil olmak üzere var olan bilgiyi saklamakla görevlidir aslen masonik yapı. Tabii şimdi... Dolayısıyla sırrın bekçisi, işte sır üstadları filan denilen konuda aslen bunun üzerine kurulu bir sistemdir. Şimdi şöyle, ben mesela torunuma söyledim, o ona söyledi, o ona söyledi. Şimdi bu giderek kaybolduğunu da fark ediyor bunun insanlar. Değişiyor, kayboluyor ve değişiyor tabii. Kayboluyor, biraz da değişiyor. Şimdi ondan sonra işte senin söylediğin yapı kurulma zorunluluğu zorunluluğu çıkıyor. Kalıyor tabii. Yani diyorlar ki... Bunu da her insan anlayamasın, ha, tekrar biz, kafa karışmasın diye bu işi bir anda sembolizme tabii, döküyorlar. Biz bir yapı kuralım ki evet. Bu eski buna bir örnek vereyim mi ben? Benim resimlerden bir numarayı verebilir misiniz ekrana? Orada bak bir şey göstermişim. Evet. Şimdi ekranda da olursa evet. Sevgili dostlar, ben program öncesinde paylaşmıştım bunu bir gün önce. Milattan önce 800. Neo Asurya İmparatorluğu Kralı Güneş Tanrı 5. Shamosi Adat'ı tasvir eden bir dikili taş görüyorsunuz. Orada resimde. Bu dikili taş tasvirin üzerinde Haç Hristiyanlık öncesi bir simge olduğunu görüyorsunuz. Bakın bunun yanına da hemen ben bir aslında tapınakçı hani sembolü koydum. Semboller birebir aynıdır. Biraz önce söylemek istediğim buydu. Aslında var olan bilgiyi bir şekilde elinde tutan, yani sırrı elinde tutan tapınakçıların kendisi. Şu anda masonizm dediğimiz kavram bize anlatılan, yani Türkiye'deki fasonik olaylar değil, aslında daha gerçek bu hani işin aslı sırrın bekçisi demek. Buna da bir örnek verelim. Peki, verelim dedik. Benden de 36. Evet. resmi gösterebilir 36'yı verelim. Benim resimlerden de 36 gelirse bazı şeyler çok daha çarpıcı ve şaşırtıcı olabilir. Evet. Benim resimlerimden 36'da geldi. Evet, bakınız efendim, işte Anunnaki Güneş Tanrısı. Aynı sembol Kuzey Amerika yerlerinde de var. Aynı sembol tapınak şövalyelerinde de var. Şimdi aynı sembol deyince şöyle olmasın. Yani ya biraz benziyor. Birebir aynısından bahsediyoruz. Birebir aynısı tabii. Tabii ki, bakın. Üstelik de yani daha sonra gelenler Kızılderililer, tapınak şövalyeleri Anunnakileri taklit etmişler. Evet. Peki Anunnaki bunu nerede gördü de nasıl işledi? Kendi sembolü işledi? Onun. Kendi yarattı, i̇şte yani biraz geliştirdi önce bir zaman anlattım. İçinde. Burada dedim ki bunların başka dünya görüşü var. Bunların başka dünya görüşü var. Burada mesela biraz önce Farah Hanım çıkarttı, dedi ki bak burada 4 tane şey var, taş var. Öbüründe 12 tane var. Farklı şimdi bu gruplar. 4 tane taş işte o 4 tane şeyi temsil 4 ediyor. Köşeyi, evrenin 4 köşesini veya 4 klanı. Bu şu da olabilir. 4 büyük melek vesaire. 4 yön. Işte. 4 şöyle yön. Benim tahminim bu 4, yani 4'lü sembol çizebilirim isterseniz. Lütfen lütfen. Yani burada şeye gireceğiz tabii, evren şeylerine ama şöyle yapalım. Evren modeline girmeden önce şöyle söyleyeyim. Şu anda mesela bilimin uğraştığı şey şu. Elektromanyetik kuvvet. Burada zayıf kuvvet. Yani bu bozon diyoruz bunlara. Burada güçlü kuvvet. Burada da yer çekimi. Şimdi bu elektromanyetik kuvvetle zayıf kuvveti geriye giderek, yani kainatın daha önceki zamanına giderek birleştirdiler. Elektro zayıf kuvvet. Şurada bir parçacık vardı ve bu parçacıktan bu kainat oluştu. Bu güçlü kuvvetle de bunu daha geriye, yani çok büyük sıcaklıklar bunlar, kainatın daha önceki şeyleri. Efendim, elektro güçlü kuvvet. Yani bu parçacıklar şu anda yok. Ama bunların hepsinin değerleri bulundu. Şimdi burada da yer çekimiyle şu güçlü kuvvetin birleştirilmesi gerekiyor. Bu her şeyin teorisi. Theory of everything. TOE.
denilen şeyi bulmaya çalışıyorlar. Şu bu yer çekimi kuvveti şu anda bununla etkileşmiyor. Bu ne demek? Şurada elektron var. Şurada proton var. Burası da nötron. Basitçe çiziyorum. Bunun arasında şimdi bunun arasında bir alan var. Aslında bu pek bir işe yaramaz. Şu alan olmasa esas güç burada. Yani bu kainatın, uzayın açılan gücü, öyle anlamak lazım. Burada bir boşluk var. Bu Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Bunlar ikisi beraberdi. Yani biz semalarla yeryüzünü yapışıktı, ayırdık. Fıtır, fatrat, fıtrat deniyor buna. Şimdi bu ayırma, bu esas güç bu alanda. Yoksa bu bir işe yaramaz. Yani ben bunu atıyorum ya yere. Aslında bu aradaki yerde bir şey var. İşte ona bozon diyoruz. Esas güç orada. Burada yapılan şey de bunu birleştirmeye çalışıyor. Şimdi bunu sen nasıl sembolize edeceksin? Bak burada 4 tane kuvvet çıktı. İşte bu 4 kuvveti şöyle sembolize edebilirsin. Evet, bir harç şekliyle. Bu şekilde sembolize edebilirsin. Yani bu Anunnakilerin aslında bu bilgisi ve bu biraz önceki anlattığım şeye geliyorum yine. Burada çok sağlam bir bilgi var. Bunlar bununla büyük teknolojik işler yapıyorlar. Biz bunu kaybetmeyelim. Bunu sembolleştir. Sembol yapmış adam. Anunnaki de önüne alsın. Ya diyor, Anunnaki bunu asıyordu. Ben bunu çocuğuma anlatayım. Bak bunu kaybetmeyin. Bunda büyük bilgi bunda var. Bunda bir güç var. Gide. Ta tapınakçılara da gelmiş işte bu. Yani. Mesela yine ateş, toprak, hava, su sembollerinin, ateş, toprak, hava, su elementlerinin de dengesini gösteriyor. Yani aslında evrendeki dengeyi gösteren bir sembol o bence. Ateş, hava, su o maddenin halleri. Belki onu da sembolize ediyordur. Maddenin 4 hali ama 5 tane olduğu da anlaşıldı. Plazma da var. Neyse. Yani şu 4 kuvveti de temsil ediyor olabilir. Evet. Dediği gibi 4 halini de temsil ediyor olabilir. Yani burada kainatın yapısına ait bir bilgi var. Sağlam bir bilgi. Onun sembolizi etmiş adam koymuş. Anunnaki asmıştır. Sonra Kızılderili asmıştır. Sonra ama bilmiyorlar ne olduğunu. Şimdi git mesela tapınakçıya söyle, o tapınakçı da belki bilmiyordur. Diyecek ki işte Hristiyanlık haçı diyecek. Koç demiş ki hacıdır. Serhat Bey, Kur'an'da Anunnaki okumadım, hangi ayet söyler misiniz demiş. Anunnaki okuyamaz. Tabii, Kur'an'da. Okuyamazsın. Kur'an'da aslında. Kur'an'da evet. Şeyi okusun, İblis'le Rabbin tartışmaları neden öyle, nasıl bir tartışma oluyor? Yani bir aşkın bir varlık kendi yarattığıyla nasıl tartışıyor? Bir de şimdi genetik meselelere girince tabii hem Göbekli Tepe'de hem Karahan Tepe'de ben insan ve hayvan arasında bir takım genetik müdahalelerin yapıldığını düşünüyorum. Onu da neden düşünüyorum? İnsan hayvan arasında. Evet, insan ve hayvan arasında. Karahan Tepe'de özellikle Karahan Tepe'den çıkan totemlerde sürekli bir insan ve hayvan eşitliği var. Bakalım mı? Bakalım. Hadi bakalım. Evet, 8 evet. Numaralı resmi alalım mı yine? Evet. Sağ. 8 numaralı evet. Resim. Ekrana gelsin. Siz buyurun, geliyor tabii. Resim. Ferah Hanım'dan. Değil efendim. Evet. Bu değil. 8 sonra. Numaralı. Karahan diye yazan. Evet, bu. Şimdi Karahan Tepe'den çıkartılan ve Şanlıurfa Müzesi'nde sergilenmekte olan eserlerden biri bu. Bakınız, bunun farklı yönlerden de fotoğrafını getirdim. Burada bir insan, burada da devasa bir hayvan. Bunun farklı örnekleri de var. Devasa hayvan dediği nedir o? Ayı olabilir. Ayı, kurt olabilir, ayı olabilir. Ben ayıya benzetiyorum. Ayıya benziyor. Belki evet. De bizim bilmediğimiz türde bir ayıdır. Fakat bir hayvan olduğu evet. Kesin. Öndeki de bir insan olduğu kesin. Şimdi bunun daha yakından çekilmiş bir resmi olacaktı. 14'e de bakabiliriz. 14'ü verelim. Daha net belki o resim. Evet, bakınız. Bir insan yüzü, kolu, vücudu ve sırtında taşıdığı bir hayvan. Şimdi Karahan Tepe'de biz buna sık sık rastlıyoruz. Hep bir hayvan, bir insan. Totemleri bir araya getirilmiş. Yani burada ne görüyorsun? Biraz daha ters düşünelim. Hayvanı bir şekilde avladı, sırtında mı taşıyor? Kucağında. Yani... Yoksa bir hayvan bir insanın kucağında mı oluyor veyahut da bunlar birleşik bir yaratık mı? Şimdi bu bir şu olabilir mesela, belki o klanın koruyucu hayvanıydı bu. Belki o klanın koruyucu totemiydi, çünkü bunlar totemler aslında. Belki dendi ki hayvan ve insan burada eşitlenmiştir, ikisi arasında bir fark yoktur.
Ve yine bir şey daha var. Mesela 41 numaraya bakabilir miyiz? 41 numaraya. 41 numara. Tabii çok resmimiz olduğu çok için. Çok resmimiz büyük olduğu resimden. İçin. Evet. Bu değil aslında ama bunun üzerinde de duralım. Bu değil. Mesela bakın burada da bir vücuttan çıkmış iki tane baş var. Bu daha sonra bence sizin de üzerinde durduğunuz yine aynı kaynaktan gelen fakat iki ayrı ırkı gösterir. Tabii. Yani ne görüyorsun evet, burada? İki ayrı ırk görüyorum. Evet. Yani genetik bir bozuk doğum görmüyorum ben burada. İki başlı doğmuş bir insan görmüyorum. Ben burada iki ayrı ırkın bir sebeple dünyada buluşmuş olduklarını görüyorum. İsteyerek veya istemeyerek. İşte ben bütün, belki zor, ha evet. Bütün bak bütün bu timsah, yılan sembollerini böyle görüyorum. Yani onlar gerçekte bir sembolün ifadesi. Şimdi burada eğer gerçek değilse bu, yani genetik bozuk doğmuş iki başlı bir insan değilse ki değil. Hayır değil. Burada bir kökenden gelen iki ırk anlatılıyor. Bunu böyle sembolize etmişler. O reptilyanlar da öyle, yılanlar da öyle, şunlar da bunlar da hepsi de sembolik şeylerdir diyorum. Evet. Yine bu şeyden, müzedeki resimlerden bir şey daha göstermek istiyorum ben size. İsterseniz benim sayfadan 15 ve 16'ya gidelim. Karahan Tepe 15-16. 15 ve 16'ya gidelim. Evet. Şimdi burada da mesela kulakları hayvan kulağı gibi olan bir insan büstü var. Bu adam bir şapka mı giymiştir? Bakınız işte uzun bir yüz yine. Yine normal insan yüzünden tabii ki çok daha büyük bir yüz. Bir hayvanın postunu bir hayvanın kafasına geçirmiş olabilir mi? Ben buna bir yorum yapabilir miyim? Evet. Buyurun tabii ki. Bu mesela bizim cep telefonlarının seyyar bir şeyi olabilir. Onların kullandığı. İletişim aracı gibi mi? Tabii başına bir şey takıyor. Burada bir GPS cihazı gibi veya telefonun dalgasını diğer adama 3 kilometre, 10 kilometre, 100 kilometre ötedeki adama ulaştıran. Çünkü bu nerede var? Korelilerde, Japonlarda hep şey kademelerde, yönetim kademelerinde bu tip başlıklar var. Ve bu başlıklar mutlaka daha önceki yine Anunnaki dediğimiz o sistemlere dayanan ve oradan taklit gelen şeyler. Yani o başlığı takan o Anunnaki lideri onu takıyormuş o GPS'i. Ama onun şekli biraz değişik. GPS olmak zorunda mı? Belki neyse, de bir taç gibi bir şey olabilir yani mi? Yok. Mutlaka haberleşme olması lazım. O onu taktığı için. O da mesela oranın yöneticisi. Şimdi almış Koreliler de. Ama o yöneticiye onu aynı başlığı yapmışlar. Sen demişler buranın yöneticisi. Yani taklit bunlar hep. İnsanlardaki şeyi taklit olarak anlamak lazım. Onun altındaki başka bir tane Anunnaki'nin. Yani taçlardaki taklit de aynı şey olmuyor mu o zaman? Onların da antenleri var. Taçlar eski, daha evet, daha sonra bizim bize yok, yakın. Yok ondan bahsediyorum. Gittikçe olabilir, değişmiş olabilir mi? Olabilir değişmiş ama sen bunlar, ne diyorsun Farah? Bunların ben şöyle çok diyorum, değişik çeşitleri var. Yine bu insan ve hayvan arasında yapılmış olduğunu 16'yı da verelim mi? Genetik bunun ama hayvana bir takım benzer deneylerin. Yani sanki bakın çünkü niye? Bir tane daha totem var ve o totemin de yüzü insan ama başında bir hayvan kulakları var. Mesela bu aslında evet değişik bir şapka takmış bir adam gibi şapka görünüyor. Mesela ama diğerlerinde hiç yok. Demek ki bunun özelliği var. Diğerlerinden bir farklılığı var. O konuda ben şey yapıyorum, onu kabul ediyorum. Mesela Farah Hanım'ın bu görüşünü destekliyorum. Bir liderlik insan, hayvan statüsü deneyleri ama bunlar Anunnakiler tarafından yapılmış olma ihtimali yüksek. Çünkü çok sayıda Sphinx şeyi de var. Ya yani yarı insan vücudu, yarı hayvan. Aslan, başı insan veya kartal bilmem ne bilmem ne. Bunlar o geçmiş deneylerin yine insanlar tarafından taklit edilerek Yunan ve aslında Minotaur şu bu evet, falan filan hepsi işte boğa şeyi. Roma mitolojisinde olduğu gibi diyorsun. Öbür büyük sayfadan çok resimlerin olduğu sayfada 35 veya 37'ye gidebilir miyiz? 35 veya 37. 35 de olur, 37 de olur. Küçük resimler. Evet bakın şimdi bu mesela yine şeyden çıkan Nevaliçori'den çıkartılmış olan totem. Bunun da başında hayvan kulakları var. Ama yüzü parçalanmış. Sonrasında hepsi birbirinin içinden çıkan kafalar ve kollar. Yani bakın burada bir genetik bir şey dönüyor. Genetik bir doğumlar var. Yapay veya normal.
Yani ama bu insanlar, bundan çıktı, bu bundan çıktı, evet, bu bundan. Yani belki de o galaktik türleri anlatıyorlar. Ama bakın dört tane yine. Dört tane. Dört yüz, dört kol, dört ırk. Yani şu biraz önce bahsettiğiniz konu ve Haç'la ilgili bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bu Göbekli Tepe'deki şeye de benziyor. Şöyle duran heykeli. Ona da benziyor, evet. Ama bu Nevali Çori'den, yani biraz bunlar hep farklı farklı bölgelerden. İşte biri Caddebostan'dan, biri Selami Çeşme'den gibi düşünün yani o şekilde. Ama niye bu kulaklar önemli? Şimdi ben bu kulakları diyorum ki evet teknolojik bir nesne olabilir. Başına taktığı bir iletişim cihazı olabilir. Daha doğrusu olmuştur da o onun hafızasında kalandır. Ama belki de benim üzerinde durduğum konu, burası genetik bir laboratuvardı. Burada insandan alınan örneklerle, hayvandan alınan genetik örneklerle beraber bir takım testler, bir deneyler yapılıyordu. Ve sonuçta da biz işte o insan ve hayvan arasındaki iletişimi gösteren totemleri 37'yi görüyoruz. 37'yi de verelim mi ekrana? Belki de devler dediğimiz şeylerdi, efsanelerde oradan geliyor. Evet, bunlar bir bu müddet da aynı yaşadılar şey, çünkü. Bakın, evet. Aynı totem mesela, işte bakın hayvan kulakları var ama geri kalanı insan yüzü. Yani mesela şunun yüzü parçalanmış ve burada yine yılan sembolünü görüyoruz. Göbekli Tepe'de en çok gördüğümüz şey yılan ve tilkidir. Neden şimdi yılan sembolü bu kadar çok tekrarlanıyor değil biz mi? Biz mesela deney yapıyoruz farelerle değil mi? Farenin yaşam döngüsü daha kısa. Onu biz bir insan hayatı içerisinde gözleyebiliyoruz. Ama burada mesela bir hayvanla bir insanla bir genetik deney yapsan bunun yaşam döngüsü ortalama 60 sene 70 sene. Şimdi bu ne kadar sürecek? Bu nesiller boyu sürmesi lazım. Ve yani onların şeyleri, değişik değişik denenmiş olan, ortaya çıkan numuneleri en azından yüzyıllarca, binlerce yıl dünya üzerinde görülmüştür. Bunların arasından o laboratuvardan kaçıp gidip başkasıyla genetik yapısı bir olup da eşleşip de oradan bir nesil üretmiş olan olmayan olabilir. Bunlar hep dev hikayesi olarak bize gelmiş. Yani dünyanın üzerinde böyle kısır neslini devam ettiremeyecek olan yaratıklar var mıydı? Vardı bana göre. Bir de 17. resmi görebilir miyiz yakınlardaysa? Benim tabii bunların şeyleri bu bulunması lazım. Benim sayfalardan 17. Evet. Yani kemikleri bunlar da bulunması lazım. Karahan'dan Karahan 17'yi vereceksiniz sayfasından arkadaşlar. 17. Evet. Evet. Karahan. Evet, mesela bakın şimdi başka bir eser daha var. Burada yine o kolları görüyoruz. Baş kaybolmuş, bacak da var. Şimdi baktığım zaman bu normal bir insana benziyor. Aslında şu ana kadar gördüklerimizin içinde en çok insana benzeyen bu. Fakat nasıl bir insan? Bizim normal bildiğimiz insandan çok daha ince, uzun. Ve hatta bu çok dar bir eser. Sanki bir koltuğun veya oturma yerinin koluymuş gibi bir yerden kopartılmış bu. Çok dar bir şey. Bu nereden çıktı Farah Hanım? Karahantepe'den. Karahantepe'den. Bu da Karahantepe'den. Yani hep bunlar, bu gördüklerimiz Karahantepe'den çıkanlar. Şimdi hatta şurada ben kaburgalarını görüyorum. Görebiliyor musunuz? Evet, evet, evet. Bir insan modeli yaratılmış sanki. Bir örnek bir insan modeli yapılmış. Yine eller önde kilitlenmiş. Yine eller önde kilitlenmiş ama bunda farklı olarak bacaklar da var. Mesela ünlü Urfa adamında bacak yoktur. Ama Karahantepe'den çıkan eserler, Göbekli Tepe'den ve diğer yerlerden çıkanlar birbirinden biraz farklı. O nedenle farklı klanlar olduğunu düşünüyorum. Yani olmuştur mutlaka, bir tek grup insandan bahsedemeyiz. 11 numarayı da verelim mi? 11 numara, bu evet. 11 numara o kayaya oyulmuş şimdi, başın çok daha yakından görülmüş evet, bir mesela hali. Mesela çok birebir tam yani Asyalı tipi. Asyalı gibi değil mi? Evet. Tabii Asyalı tipi. Mongol duruyor değil mi Mongol biraz? Mongol gibi, evet. Evet. 24, 25 ve 26'yı arka arkaya verirsek burada bir şey soracağım. Şimdi tabii cennetten kovulma hikayesinin en önemli karakteri tabii iblisin kendisi. Dolayısıyla bu bir iblis sembolü olabilir mi? Çünkü yılandan bahsetti. Yani bu bir serpent olabilir mi? Kutsal kitaplarda evet, yazdığı gibi. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu resim Graham Hancock'un kendi web sitesinden alındı. Evet. Kendi çektiği, çünkü Türkiye'ye geldi. Kimdir? Graham biraz Hancock, bahsedersen. İngiliz bir yazar ve araştırmacı. Evet. Ve çok sayıda bu konularla ilgili kitapları var. Özellikle de Göbekli Tepe ile ilgili ve şimdi de Karahan Tepe hakkında. Tanrıların Parmak İzleri diye kitabı çok var. Kitabı olan. Eseri var, evet. O da yani şeyi, onun web sitesinden olduğunu evet, da belirteyim. Galaktik şimdi, bağlantıları anlatıyor. Evet, galaktik bağlantıları anlatıyor. Mesela işte
tanrıların büyücüleri falan diye. Evet. Şimdi burada neden mesela bunun vücudu yapılmamış? Fakat normal insan boynundan daha uzun bir boyun. Bence bu evet yarısı yılan, yarısı insan bir ırkı gösteriyor olabilir. Ama yine melez bir ırkı gösteriyor bakın. Bence melezliği gösteriyor. Yani sembolik olduğuna katılıyorum. Böyle bir varlık yaşıyordu demiyorum. Reptilyanlar hariç tabii. Bence reptilyanlar reptilyan formunda olan varlıklar bence. Onlar ama, belki kendi gezegenlerinde vardır öyle de. Orada da sözünü kestim ama. Yani genetik müdahale. Ku takım yıldızından oraya gitti diyoruz ya medeniyet. Onlar oraya genetik müdahale yapa yapa orada da bir insanımsı tür ürettiler. Yani belki orada yaşayan onların hayvan cinsleri de vardır o şekilde. Fakat ısrarlı bir şekilde yine burada karşımıza çıkan neden hep erkek formatı, neden kadınlara ait bir şey yok? Ve işte ben de buradan diyorum ki belki de buradaki genetik üretim merkezi, genetik müdahalelerin yapıldığı yerde kadına, anneye, anne yumurtasına ihtiyaç duyulmuyordu. Eşeğsiz üreme diyorsun yani. Onu şöyle şey yapalım. Şöyle, vaktimiz var mı? Var var. Şöyle söyleyeyim. Kur'an'da ki yazmış kayıt dışına soruyorum diye. Kur'an'da insanların üstün ırk olmasının altını çizilmesi, şeytanın itiraz etmesi bu yüzden midir diye üstün soruyor. Üstün ırk diye bir şey altını çizilmiyor. Şeytan yani şeytan da değil. İblis. Onu karıştırıyorlar. Tabii. Şeytan bir sembolizm. İblis kendi üstünlüğünü iddia ediyor Kur'an'da. İnsanların üstün ırk diye Kur'an'ın hiçbir ifadesi yok. İblis kendi üstünlüğünü iddia ediyor. O yüzden meclisten kovulduğu anlatılıyor. Şimdi burada şöyle söyleyelim. Yani burada mesela bu sembolizm dediği gibi hep erkek şeyi hep var. Hep erkek üzerine. Şimdi mesela Anunnaki hikayesinde şöyle bir şey var. İnsanlar eşeğsizdi baştan. Yani dişisiyle çiftleşerek üreyemiyorlardı. Zaten o yasaklanmıştı. Yani Anunnakilerin Anu'daki kralı bunu yasaklamıştı. Hani sen bunu üret ama nasıl üreteceğim peki? Sana Marduk'tan kadınlar gelecek. O doğum kraliçeleri dediğimiz kült de zaten oradan çıkmış dünyada daha sonra. Evet, o kadınlar evet. Sen bunlara genetik operasyonu yap. O kadınlar üretsin insanları. Şimdi kadınlar doğura doğura Marduklu kadınlar isyan ediyorlar. Diyorlar ki buna bir çare bulun kardeşim. Yani biz devamlı bu kadar çok talep var çünkü akıllı insana. Yani orada çalıştıralım ev işlerinde temizlikte yok. Bilgisayarın başında onların bilgisayarlarını. Peki bunlar sembolik bilgiler olabilir mi? Yani onların köle olarak, işçi olarak kullanılması da sembolik bilgi olabilir aslında. Belki sembolik bilgi olamaz çünkü bu şeye mantığa uygun ve onların ihtiyaçlarına da uygun. Yani bir zorlamayla olması lazım. Niye insan diye bir şey üretsinler? Adamların bir ihtiyacı var. Orada bir iş görülmesi lazım. O işleri uzaydan gelen insanlar görmek istemiyorlar, isyan ediyorlar. Zaten önce isyan madenlerde başlıyor. Bir de biliyorsunuz şu anda mesela hani UFO konusuna geldiğimiz zaman uzaylılarla dünyalılardan doğan yeni bir ırk var. Bir melez ırk var. Müthiş bir soru. Tam kayıt dışı sorusu olmuş. MSTFGRCN. Şimdi diyor ki, kral abi diyor. Uzaydan gelen varlıkları anlıyoruz. Anunnakiler, Manakiler ve insanlar. Peki diyor bunların bitkileri var mı dünyada diyor. Yani bütün her şey onların zaten. Evet. Uzaydan gelen bitkiler mi? Evet getirdiler veya ürettiler mi diyor. Bizim mesela örnek vereyim onlar. Mısır mesela. Tabii yok bizim bitkiler Mısır mesela Mısır, derken neyi kastediyorsun? Amerika'dan şimdi, geldi. Güney Amerika uygarlıklarına baktığınız zaman işte o da Mu bağlantılı Aztek, Maya, İnka. Derler ki Mısır dünyada yoktu. Evet. Uzaysal varlıklar tarafından bu tohumlar dünyaya verildi. Ve o yüzden Mısır kutsaldır Güney Amerika'da. Her şeyi de Mısır'dan yaparlar. Şair Nene Hatun ne? Bir şey söyleyeyim Ertan Bey. Mısır'la ilgili. Evet. Rostin Şapeli var. Masonlardan bahsettin evet. Ya. Masonların mabedi, tapınağı. Şimdi o Rostin Şapeli'nin içinde Mısır figürleri var. Mermere oyulmuş. Fakat bu Rostin Şapeli'nin bittiği tarih yani başladığı tarih daha doğrusu yapılmaya başlandığı tarihte Amerika daha keşfedilmemiş. Evet. Yani Amerika keşfedilmeden önce Mısır Avrupa'da İskoçya'da evet. Mısır var. Şimdi reklama gidiyoruz. Bir arkadaşımız demiş ki şair Nene Hatun ne diyorsunuz bir özetler misiniz demiş. Biraz sonra özetlesinler o zaman televizyonunu yeni açanlar için. Aynı zamanda reklamdan sonra peki bu yani dünyada büyük depremler oluyor. Hani
Bunları ben YouTube'da Kadir Sütçü ile bir program yaptım. Yakın zamanda 2022'de deprem olacağını İstanbul'da söylüyor. İsteyen izleyebilir onu. Tarihini de bir hafta önceden söyleyeceğim diyor. Şimdi peki bu depremlerin Anunnakilerle ilgisi var mı yok mu? Efendim reklam dönüşü bunu konuşacağız. Ufak bir reklam arası. Bitcoin 3 kola yadımda. Evet sevgili dostlar, TV 100 ekranlarında kayıt dışındasınız. Farah Yurtözü ve Serhat Ahmet Tan'la sır perdesinin arkasını konuşuyoruz. Aslında devamlı haberlerde bahsedilen, belki arkeologların daha çok değindiği gizemli tepelerde dolaşıyoruz efendim. Şimdi nerede kalmıştık? Şöyle demiştik, bu var olan, gösterdiğim varlıklarda, daha çok megalitlerde evet, şunu gördük. Yani yarı insan yarı hayvan veyahut da bir tane insan birçok insanın olduğu bir aşamayı gördük. Evet. Yani bunlar evet, totem aslında. Bütün bunlar totem ama neyi gösteriyor? Bence bunlar oradaki ırkların, iki farklı ırkın bir araya getirilmesi, oradan yeni bir ırk yapay olarak ortaya çıkartılması, annenin tam ters olmaması. Bir şey olamaz mı? Yani bu totemler aynı Kızılderili totemi gibi birçok varlığı da yani heykellemiş olamazlar mı? Şimdi bir de o totem konusuna da girecek olursak şu mesele var. Bakın yine dünyanın pek çok medeniyetinde biz totemleri görüyoruz. İşte Güney Amerika'da var, Kuzey Amerika'da var, Eskimo'da var, Kanada'da var, Asya'da var, Türk Cumhuriyetlerinde her yerde var. Ama ilk totemleri Karahantepe'de görüyoruz. Hep diyorduk ki ilk totemleri Nevali Çori'de görmüştük. Hayır, şimdi Karahantepe'ye gittik, daha geriye gidiyoruz. Ama şunu soruyorum ben. Bir uygarlık veya bir medeniyet totemi bir başkasından örnek alıp yapabilir. Mesela Japonya'da da var, işte Kore'de de var totemler çok. Bunlar birbirine, hatta onların da böyle elleri hep önde birleştirilmiştir. Evet. Diyebilirsiniz ki onlar da işte Japonlar da Çinlilerden gördü, Çinliler de Asya'dan gördü, Asyalılar da onlardan gördü. Ama ilk totemler burada çıktığına göre bunlar nerede gördüler? Demek ki geldikleri ana vatandan getirdikleri bir bilgi var. İkincisi, sonuç olarak ben diyorum ki Göbekli Tepe, Karahantepe ve etraftaki bundan sonra da açılacak tepelerde büyük bir ihtimalle genetik üretim çalışmaları yapılıyordu. Ama bence anneye ihtiyaç yoktu. Bu sonraki yüzyıllarda simyacıların homonkulus dedikleri, sadece babadan yeni bir insanın ortaya çıkartılması, ki o ortaya çıkan insan da erkektir, dikkatinizi çekerim. O da tek cinsiyetlidir ya da cinsiyetsizdir. Yani bir kadın değil, erkek üretim merkezidir. Ki zaten sonradan hep erkek işte, üretiyorlar. Hep erkek üretiyorlar. Yani onunlaki evet, hikayesinde de o var. Evet. Erkek, bunlar çalıştıracak adam lazım yani. Evet. Güçlü adam lazım. Evet. İşte bu altın çıkartacak kadının adam üretilmesi lazım. Kadın var aslında, oluyor. Belki onu göremiyoruz. Belki ya yok şey, ediyorlar. Yani şöyle de bir şey. Yine burası genetik analizlerin yapıldığı bir laboratuvardı. Dünya ırkıyla kendi ırkları arasındaki uygunluğu anlamaya çalışıyorlardı bence. Yani ne kadar uyumludur. Yani mesela o iki başlı heykel var ya. İki farklı ırktan bahsediyoruz yine. Ben arada iki tane resim gönderdim. O resimleri onlar koyabilir miyiz acaba? Reklam arasında attığımız? WhatsApp'ınıza duyabildiniz mi arkadaşlar? Şimdi şöyle, o resimler gelinceye kadar. Tamam. Geliyor şimdi. Evet. Şeylerle... Bak şöyle bir şey demiş. Sarı Sakal diye bir arkadaşımız. Peki diyor, sana soruyor tabii. Hazreti Adem Anunnakilerin yaşadığı sürecin neresinde? Ve Kur'an-ı Kerim ışığında bu konuya nasıl bakmalıyız diyor. Hazreti Adem hikayesinin kendisi şunu söylüyor bize: cennette Rabbin yasakladığı bir yer var ve bu ağaca yaklaşma. Ben bunu şimdi anlatıyorum, kitapların var, uzun konu. Yani burada bir soy bağlantısı olduğunu ben söylüyorum. Orada bir yasaklama var. Yani burada birbirine genetik yapısı uyumlu olan iki soy ayrı ayrı gelişsinler ama bunlar bunu başaramıyorlar. Başaramayınca dünyaya bunlar transfer ediliyor. Dünyaya iniş de şöyle anlatılıyor: birbirinize düşman olarak inin yeryüzüne. Yeryüzünde de bunların karışması isteniyor aslında. Yani homojen bir yapı olması isteniyor. Belki şimdi Farah Hanım'ın anlattığı bu olayda onu anlatıyor olabilir.
Yani bu eski bir bilgi. Yani bu ırklar, insan ırkları birbirine kaynaşsın, ayrı ayrı olmasın. Mesela Adem'in iki oğlunun birbirini öldürmesi hikayesi Kur'an-ı Kerim'de birkaç pasajla geçer. Ama bu neden böyle oldu? Bu neden bu insan bunu öldürdü? Burada ayrı bir soyu, yani insanlığın daha başlangıcında insanlık projesini çatlatacak olan bir yapı olduğu için Rab tarafından onun kurbanı reddediliyor. Ve o öldürüyor, kurbanı reddedildiği, yani Rabbin gözünde o uygun birisi değil. Yaptığı iş uygun değil. Neden uygun değil? Kendi soyundan, kendi kardeşleriyle evlenerek ırkını saf tutmak istiyor. Ama dünyada istenen şey ırkın homojen olması. Yani iki insan ırkının birleşerek tek bir insanlık ırkı oluşturması. Çünkü insan dediğimiz şey bir proje ve daha deneme aşamasında. Evet, yani kesinlikle. Kendisini kanıtlamış değil yani. Hala bugün de öyle. Efendim? Yahudilik bunun neresinde? İşte buradan Yahudilik dediğimiz zaman çıkıyor yani, farklı bir ırk iddia kim ediyorsa. Şu resimlerden bahsetmiştim. Evet. Şimdi bu da yine Karahantepe'den çıkartılan totem başlıklarından biri. Evet. Bakınız, ön tarafta bir insan, yine arka tarafta bir hayvan. Şimdi bu bir koruyucu sembol müdür? Yani hayvanlar insanlarımı koruyorlar. Bunu avcılıkla ilgisi birlikte olduğunu mi yaşıyorlar? Birlikte yaşadıkları büyük bir ihtimal. Evet. Ama insan ve hayvandan alınan genlerin ortak noktada toplandığı ve yeni bir ırkın çıkartıldığı bir merkez olduğunu düşünüyorum. Çünkü defalarca tekrarlanan bir bilgi bu. Eğer genetikle ilgili değilse başka neyle ilgili olabilir? İnanç sistemleriyle ilgili olabilir mi? Evet, o da olabilir. İnanç sistemi de o genetik şeyi anlatmak içindir zaten. Aslında o da zaten. Ama ben kesinlikle Karahantepe, Göbekli Tepe ve diğer tepelerde yapılan işlerin birer genetik çalışma olduğu konusunda düşünce yani taraftarıyım. İkinci resmi de alalım, öteki resme de bakalım. Yine evet, bu da görmüş oluruz. Evet. Karşıdan çektiğim resim. İşte bakın, yine dizleri, kolları, duruşu, başı, arkasında da bir hayvan. Yani bu nasıl bir şey? Biz bunu daha önce aslında hiçbir medeniyette görmedik bu şekilde. Bu şekilde evet. Görmedik. Yani eril ve dişil semboller olması gerekirken anne ve baba, işte diyorum anne baba çocuk aile yok. İnsan ve hayvan yan yana. Veya anne çocuk ilişkisi. Veya anne çocuk. Evet. Yani neden böyle bir ortaklık var? Ve aşağı yukarı daha sonra bunun biz bir yerde daha görüyoruz bakın. Hititlerde daha sonra, tabii çok daha sonra, tanrılar olarak kendilerini gösteren varlıklar veya kozmik ziyaretçiler insanlardan hem insan kanı hem de hayvan kanı istiyorlar. İnsan kanı ve hayvan kanını tanrılar ne yapardı? Bunlar tabii ki sıradan tanrılar değillerdi. Bunlar akıllı bilim adamlarıydı, genetik mühendisleriydi. İnsan ve hayvan kanını istiyorlardı. Çünkü burada olduğu gibi insan ve hayvan üzerinde genetik araştırmalar yapılıyordu. Orada çok net, bakın, Hititlerin mitolojisi, belki de bu mitolojinin bir tekrarı. Yani bu hikayenin bir tekrarı. İnsan ve hayvan kanını kullanmalı vampir değillerdi. Genetik mühendislik yapıyorlardı. O nedenle insan, ve siz dediniz ki hani kurban olayı var mı? Evet, Göbekli Tepe'de kurban olayı olduğu düşünülüyor. Ama belki de o bizim anladığımız şekilde bir kurban değil. Yine genetik mühendisliğin gerektirdiği bir kan alma şekliyle olabilir. Karahan 12'yi alalım mı ekrana? Ben biraz daha değişik bakıyorum. Orada bir dünyada homojen olması istenen ırkların diyelim, kendi ırkının üstünlüğünden vazgeçmesini ifade eden bir sembolizm. O Hazreti İbrahim'in çocuklarında da var, şeylerde de var, daha önce de var. Yani burada ben vazgeçiyorum ırkımdan, kendimi kurban ediyorum. Ben vazgeçiyorum. Mesela Müslümanlar vazgeçmiş. Neden vazgeçiyorsun? Bu insanlık soyunun üstün olduğundan vazgeçiyorum. Bizim haç törenlerimiz hepsi bunu ifade ediyor. İsrailoğulları vazgeçmiş mi, vazgeçmemiş mi belli değil. Mesela burada tartışma vazgeçmemiş var. Vazgeçmemiş duruyor. Hazreti İbrahim'in çocuklarından hangisi kurban edildi? İslami kaynaklarda da İshak diyen de var, İsmail diyen de var. Şimdi burada eğer iki tane çocuk burada söz konusu oluyorsa ve burada çelişkiler varsa, diğer Batı kaynaklarında da, Hristiyan kaynaklarında da aynı çelişkiler var. Şimdi o zaman şu ortaya çıkıyor ki, Tevrat'ı araştırdığımız zaman İshak'ın bundan vazgeçmediği, yani neden Yakup İshak'ın sorunu devam etmesi gerektiğini, ha, Yakup devamlı insanların homojen olmaması gerektiğini, olmaması gerektiği, Hazreti İsa'nın bu sebepten dolayı dünyaya geldiği, doğru tabii, mu? Evet, tabii. Sonra bu Hazreti İsa'nın bu görevi başaramadığı için
çarmıha gerildiğinden dolayı. Daha sonra bu görev Hazreti Muhammed'e verilmiştir. Tek bir amaç vardır. Tüm insanlık eşittir. Homojen evet. Olacak. Homojen şimdi, olup insanlık medeniyetini kuracak. Karahan Tepe'de bunu gösterdiniz. Evet, bu da Turizm Bakanımızın Mehmet Ersoy proje başkanı olan arkeolog beyefendinin yaptığı araştırmalardan biri. Şimdi bakın yine arka tarafta sanıyorum biraz önce gösterdiğim şu totem dediğim veya yandan görülen kol bacaklar vardı ya. Evet. Şunlar ona benziyor. Bölümleri ayırmış. İşte oturulacak evet. Yerler var ve ortada geniş bir alan var. Ve aynı zamanda bu ilk amfiteyatr modelidir. Yani daha evet. Sonra Yunan medeniyetinde Roma'da gördüğümüz tiyatro kavramının düzeni. İlk kurulu şekli. Evet. Yani burada bir şeyler yapılıyordu. Burada bir tören yapılıyordu. Ama kesinlikle insanlar burada yaşamadılar. Burada oturmadılar. Bu bu konuya daha da devam edecek miyiz evet. Yoksa aşıklı? 13'e bakalım. Şeye de benziyor bu. 13'ü de görelim. Evet. Mesela orada iki tane oturma bölümü var. İkisi de hemen hemen aynı eşitlikte. Yani burada şundan mesela, şunu diyorsunuz değil mi? Evet yani. Orada temsilciler mesela şu ırkın temsilcisi buraya otursun, bu ırkın bunlar eşittir gibi falan sanki bir anlayışta burada da insanlar oturup onları mı dinliyor? Evet, 13'ü verelim mi? Ve de bu işte malum şu boynu yılan bu gibi olan, arkada da boydan boya bir yılan uzanan yani sanki bunun vücuduymuş gibi kayadan oyulmuş olan sütunlar, taşlar. Sen burada değil. Ne görüyorsun? Yani ben burada bir erkeklik şeyi görüyorum. Fallik bir yapı var fallik yani. Evet. Semboller yani görüyorum. Şimdi aslında şöyle kutsal kitaplara baktığımız zaman iblis yapısı var mı burada? Yani anlatılıyor olabilir mi? Olabilir veya ilk şeyi de temsil ediyor olabilir bu. Yani hep erkek semboller olduğuna göre oradaki kafa da erkek kafası. Hatta onun bile bir açıdan baktığınız zaman o fallik bir sembole benzediği bir yönü de var. Yani burada sanki ilk şeyde Farah Hanım dedi ya bunlar hep üretim erkek oluyordu. Bu ilk erkek üretiminin böyle bu şekilde erkeklerin yaşadığı ilk zamanda insan daha şeyli hale gelmeden önceki bir dönemi sanki anlatıyor. Ama, sen de mi aynı şeyi söylüyorsun? Ama şimdi bu bölge çok ilginç bir bölge. Çok ilginç bir coğrafya. Burası sürprizlerle dolu. Bir sürpriz daha çıktı karşımıza. Belki duymuşsunuzdur, basına da yansıdı. Boncuklu tarla olarak bilinen ve bu defa Mardin'de ortaya çıkmış olan bir başka Neolitik höyük var. Oraya da geçelim mi biraz? Lütfen. O zaman ne yapalım? Diğer sayfadan evet, 16 numarayı verebilir miyiz? Aslında 13, evet. Peki 16 da olabilir. 16'dan başlayalım. Peki 16'dan evet. Başlayalım. Burada binlerce boncuk bulundu değil mi? Burada binlerce boncuk bulundu ama bunlar böyle dağılmış halde, saçılmış halde boncuklar değildi. Bunlar çok güzel dizayn edilmiş kolyeler. Ve o kolyeleri de kimler kullanıyordu büyük ihtimalle? Hanımlar olabilir. İşte o zaman yani şimdi evet. Burada geldi. Boncuklu, kadınların bir şekilde... Evet. Orada kadınlar var artık. Orada kadınların kendileri yok ama onlara ait olan izler var diyelim. Onlara ait olan bir takım pardon lütfen. Eserler var diyelim. Belki evet. De parayı da o boncuklar. Efendim şimdi yalnız şöyle bir problem var. Ya da bir çözüm boncuklar var. Problem para da olabilir demeyeyim yani. De çözüm var. Biz Göbekli Tepe'yi ilk defa keşfedildiğinde dendi ki en eski Göbekli Tepe'dir. Ama bu daha mı Karahan eski? Tepe ortaya çıktığında en eski Karahan Tepe'dir. Ama hepsinden eski olanı boncuklu tarla sevgili ne dostum. Kadar yıl farkı var 12 arada? 12 bin yıl deniyor. Evet. 12 bin yıl öncesinden. Yani bin yıl daha önce. Bin evet. Yıl daha eski. Şimdi bin yıl daha eski. Kadınlar daha önce mi varmış? Bakınız sorular cevaplarını bulamıyoruz. Şimdi burada heykel yok. Burada kabartma yok. Yine dörtlü burada var. Burada insan da yok, hayvan da yok. Ama bol bol duvarlar ve yine heykeller, şeyler, taşlar var. Efendim boncuklu tarladan çıkartılan höyüklerden biri. Tabii bunlar aslında yeni keşifler değil. Çok uzun zamandan beri kazılar devam ediyor da basına yeni yansıyan şeyler. Bu boncuklu tarla ismi. Burası kazılı neden boncuklar bulunduktan sonra mı oldu? Daha önce insanlar diyor şöyle, muydu buraya? Burası tabii ki yani... İnsanların dolaştığı işte tarım arazisi veya kırsal alan. Demek bulmuşlar boncuk. Yüzlerce binlerce boncuk buluyoruz demişler. Buluyor, o yüzden boncuklu tarla. Ama kazı yapılmaya başlandığında ne artık oldu? Bu yapılar, özel yapılar ortaya çıkıyor. Burada ne var boncuklu tarlada? Aslında yine 14 numarayı bir verelim. Hangi tür boncuklar olduğunu da ona şaşırtıcı. Resmedelim. Evet. Öyle. Efendim bunlar sıradan boncuklar değil. Bunlar bugün dükkanlarda görebileceğiniz
üzerimizde kullandığımız takıların birer örneği sanki 12 bin yıl önce. 12 bin yıl önce bu eserleri yani kim yaptı? Bunları erkekler de takıyordu o zaman ya. Bilemiyorum. Erkeklerde de var, kızılderililerde var. Mesela şunun var, bir muska modeli olduğu düşünülüyor. Evet. Ve şöyle bir durum daha var. Burada yani boncuklu tarlada sadece kolye takı bulunmadı. Yine deniz kabuklarından, yine hayvan kemiklerinden, yine taşlardan yapılmış koruyucu tılsımlar bulundu. Bakınız, tılsımların, muskaların, koruyucu bir takım nesnelerin olması bize neyi gösteriyor? Bu insanların bir inanç sisteminin, bir maneviyatının olduğunu gösteriyor. Yani sadece taşları diz, sütunları dik, geç karşısına otur yapmamışlar büyük ihtimalle. Ama daha önce, o zaman şöyle düşünmek mümkün olabilir mi? Daha önce karşımıza çıkan, 12 bin yıl önce ortaya çıkan boncuklu tarlayı yapan ırkla, halkla Karahan Tepe, Göbekli Tepe halkı acaba farklı mıydı? Belki de aynı insanlardan bahsetmiyoruz, aynı toplumdan bahsetmiyoruz. Farklı klanlardan bahsediyor olabiliriz. Ve tabii şu var, 1995 yılından beri biliniyor burası. Yeni burası, burası yeni değil. Boncuklu tarla 1995 yılından beri biliniyor. Ama şu ana kadar sadece %15 açılmış. Düşünebiliyor musunuz? %15 numarayı alalım mı? Açılan, yine başka bir açıdan görelim Boncuklu Tepe'yi. Yine 4 sütun karşımızda. Evet, yine 4 sütun karşımızda. Bakın, yani bunlar rastlantı olamaz. Bunlar bilinçli olarak yapılan şeylerdi. Burada bir matematik var, burada bir mantık var, burada bir vizyon var, burada bir kararlılık var. Evet, 4 yön, 4 mevsim, 4 kutsal varlık, 4 kutsal koruyucu, 4 ırk. Belki 4 ırkı gösteriyor. Belki bir yer daha bulunacak. Belki Nevaliçori, Karahan Tepe, Göbekli Tepe ve Boncuklu Tarla olarak düşünecek olursak biz zaten 4 merkezi bulmuş durumdayız. Belki onlardan gelen temsilcilerin buluştukları yerdi burası. Belki her bir yerin temsilcisinin oturduğu yeri gösteriyordu. Ben şöyle düşünüyorum. Yani aslında o kırılma noktasını bize anlatacak hani Hidden City, kayıp şehir daha bulunduğuna inanmıyorum. Hayır, kesinlikle evet. Hayır. O bizim yani beklediğimiz kayıp şehir, hayır, bunlardan hiçbiri değil. Çünkü o kayıp şehirde bizi çok daha şaşırtacak, çok daha derin noktalara getirecek anlamları olacak ve daha da vardır, hani tabii. Burada eninde sonunda arkeolojik açıdan baktığımız zaman bir şekilde eski yapılar görürken orada belki Yunagunigi'de olduğu gibi çok net yapılarla evet, karşılaşacağımıza yani, inanıyorum ben. O saklı şehir. Şimdi yine 13 numarayı verelim. Tepeden görelim bir de boncuklu tarlayı isterseniz. Evet. Mesela burası işte kare biçimli yapmış. Daire yapmamış. Göbekli Tepe'deki dairelerde burada kare. Niçin kare tepe yapmış olabilir bunu? Şey, yine dörtlü şeyi izah ediyor. Benim tahminim. Dörtlü sembolizmi değil dörtlü, mi? Dörtlü yani bunlar... Bu taklit olduğu için bunları insanlar yaptı. Kesin eminiz. Tabii ki canım, tabii. Ama bu bilgi insanlara ait bir bilgi olmayabilir. Yani benim anlattığım gibi burada dört kuvveti temsil ediyor olabilir. Şimdi o dört kuvvetten daha sonra Farah Hanım'ın dediği gibi o kabilenin işte dört ırkı belki oraya geldi. Yani böyle bir dört temsilcisi. Bir temelde dört bir bilgi var. Dörde ait bir bilgi var. Ama o taklit edile edile bu şekilde evrilmiş olabilir. Mesela hep Anunnaki üzerinde duruyoruz ve işte Babil, Asur, Akat, Sümer eserlerinde, heykellerinde Anunnaki varlıkların tasvirleri var değil mi? Kabartmaları var. Evet. Onlar da insanlar tarafından yapıldı o heykeller. İşte o da taklit. Aynı şey. Yani Anunnaki poz vermedi benim heykelimi yapın diye. Tabii canım. Binlerce yıl sonra insanların aklında kaldığı kadarıyla, tabii, kulağında duyduğu kadarıyla gördüklerini resmettiler. Bir de anlatılan veya şey mesela gücünü anlatıyor. Anunnaki'nin yani onun kendi tanrısının gücünü anlatıyor. İşte elinden şimşek çıkardı diyor. Veya bilmem kanadıyla diyor. Veya onu, işte evet, timsah kadar güçlüydü diyor. Kartal kadar şöyle diyor. Kafasını kartal şeklinde yapıyor onun. 15 nesil sonraki onun torunu. Ya diyor madem böyle sembolleştiriyor. Ha, dedem böyle anlattı. Ben de böyle yapayım diyor. Ondan sonra bir bakıyoruz biz bugün Anunnaki'nin kafası kartal. Allah Allah diyoruz, nasıl böyle bir insan mı olur ya falan. Ama o bir sembolizm yani. Onun gücünü anlatmış. O torununa, 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 ondan sonra da o torun. Ama siz burada Farah'la farklı düşünüyorsunuz. Farah. Evet, biraz farklı evet, düşünüyoruz. Evet, farklı yani düşünüyoruz. Olabilir.
Yani ben bazı şeylerin tamamen simgesel değil, gerçekten de yaşamış varlıkları göster. Hayır, başı kartal başka olan insanlar var. Başka boncuklar var mı demiş, hemen gösterelim. Hanım, genetik, boncuklu tarla 12'yi verir misiniz? Genetik operasyonların ekranı. İzleri diyor bunlar. Evet. Yani genetik evet, operasyonların anıları diyor. Boncuklu tarladan çıkan eserler, yani artık bunlar boncuk olmanın çok ötesinde takı tasarımcılığı yapmışlar. Evet. Tabii bunu yine... Bugün bile yapamazsın yani. Yani ve üstelik de kullandıkları malzeme plastik değil, taş. Cam değil, taşlar, kemikler ve deniz kabukları. Ama bakınız bir tasarım var burada. Belirli renkleri bak, bir araya Metin, getirmiş. Metin Serhat İlter demiş ki kuars taşı kesmek için elmas uç ve delmek için 25 bin devirli matkap gerekir. Şaka olmasın boncuklu tarla demiş. Yani o büyük kuars taşı için... var mıydı orada? Var. Efendim? Vardır tabii içinde. Kuvars taşları var mı içinde? Kemik olduğu söyleniyor. Kemik. Kuvarstan bahsedilmiyor. Yani gelen bilgilerde. Kemiklerden ve deniz kabuklarından yapıldı söyleniyor. Şeyde var, piramitlerin içinde kuvarstan adam lahit oymuş. Onu nasıl yapmış? Madem elmas gerekiyordu. Yani normal Mısır şeyine göre, Mısırologlara göre işte milattan önce 2500 sene, yani günümüzden 4500 sene önce var mıydı elmas, kullanılıyor muydu? Diğer şeylere benim fikrime göre de 10 bin sene önce, 12 bin sene önce Mısır piramitleri, belki daha da öncedir. Hadi diyelim 4500 sene önce, o zaman elmas nerede vardı? Kuvarsı böyle jilet gibi yapmış adam. Lahitin içi. Peki bu sorunun karşılığı ne, sen nasıl buluyorsun? Sorunun karşılığı yani demek ki varmış. Evet. Yani burada da olabilir. Şimdi... Bir yerden baktık, daha bahsetmek evet, istiyorum evet. ben. Evet, yani boncuklu tarladan sonra aşıklı höyük var. Evet. Bir de aşıklı höyük var. 7 numarayı alalım mı? Yine aynı boncukları göreceğiz. Evet. Evet, burası da yine efendim boncuklu tarladan. Bakınız, şimdi o bahsettiğim koruyucu tılsımlar, ikonlar yapılmış. Bunlar bir tür muska gibi. Deniyor bu ki, koruyucu tılsımlar acaba onların tanrılarını mı bir şekilde simgeliyordu? Şimdi yani o soruya cevap uzaydan vereceğim. Gelen onların ataları veyahut evet. da onları bir şekilde hayatta var olduğunu simgeleyen yaratıklar mı? Şimdi bakınız, burada ben bir kadın figürü görüyorum aslında. Evet. Ben burada bir kadın figürü görüyorum. Sizi bilemem ama ilk öyle defa, gibi duruyor. İlk defa bir kadına ait olan bir şey çıktı burada. Fakat şunlarla yapıldığı söyleniyor. Şu el aletleriyle. İşte müzelerde gördüklerimiz bütün... O hangi taştan? Kadın figürü? Aslında orada olmayan bir taştan. Yani, orada olmayan bir taştan. O aletle yapılabilir mi? Yani biraz zor. Çok ileri bir tornacılık var burada. Tabii öyle değil mi? Pürüzsüz bak bir çok güzel var. Boran sormuş, demiş ki Farah Hanım, boncuklu tarlada neden bu kadar çok takı var? Neden bu niye kadar çok atılmış takı var? Bu takılar evet. buraya? Ha şimdi... Yine bakın bunun cevabını birkaç maddede vermem gerekecek. Ben bunların herhangi bir dekoratif süs eşyası olmaktan öte bir mevki, bir rütbe gösterdiğini de düşünüyorum. Yani insanların belki orada klanda, belki oradaki topluluğun bir hiyerarşisi vardı. Belki o hiyerarşik yapı içinde... rütbelerini yalnız bunlar bu kadınla ait kolyelerle gösteriyorlardı. Bu da bir ihtimal olabilir. Çünkü oturup bu insanlar bütün ama bak gün çok güzel bir şey söyledi Serhat. Kadın olmak zorunda mı diyor sana? Hayır hayır değil. Asla değil. Evet. Erkekler takıyordu çünkü o dönemde. Tabii ki tabii ki işte onu diyorum. Hiyerarşik düzen içinde rütbelerini gösteren birer nesne olabilir. Bir apolet gibi düşünün. Yani hiçbir şey yapmadan boncuk dizdiklerini düşünmek istemiyorum. Bunu bir kendi toplumlarında aralarındaki... Yani diyorsun ki bu adamların işi gücü yalnızca boncuk dizmek olamaz. Bizim herhalde. Bulduklarımız yalnızca boncuklar. Kim bilir neler yapıyorlardı demek istiyorsun. 12 bakın, bin yıl önce. 12 bin yıl önce. Şimdi... Evet. Yani biri onbaşı, biri yüzbaşı. Aşık 1'e gelelim mi? Aşık 1. Evet. Orada bir kafatası şimdi, var. Evet. Şimdi... Bütün bunların yanında pek gündeme gelmeyen, gizli kalan bir de aşıklı höyük var. Ama aşıklı höyük Kapadokya bölgemizde. Aşıklı höyükte yine 11 bin yıllık bir tarihi var.
Ve 2015'ten itibaren aslında bazı şeyler ortaya çıkartılmaya başlandı. Aşıklı Höyük'ün yapısı da yine Göbekli Tepe'ye, Karahan Tepe'ye benziyor ama benzemeyen şey ne? Bir kadına ait olan kafatası. Kesin genç kadına bir ait. Kadına, 20-25 yaşlarında bir kadına ait olan. Burada enteresan kafatası. Olan durum nedir? Burada arkasında enteresan ameliyat var. Olan evet. Durum. Yani şurada, aşık dördü verirsek ve şurada. Evet. Şurada ve şurada. Şimdi arkeologlar diyorlar ki Aşıklı Höyük Kapadokya'da, Kapadokya bölgesinde 11 bin yıllık tarihi var. Ve burası dünyada ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer. İşte diyorlar kanıtı da burada. Bir kadın, aslında iki kafatası bulduk diyorlar. Sadece bir tanesinin resimleri var. İki kafatasında beyin ameliyatı yapıldığını gösteren bir takım. Bakınız buradan bir delik açılmış, buradan bir delik açılmış. Aslında bir resim daha vardı, bir kafatası daha vardı. Evet, onu da görebilir üçü miyiz? Üçü verebilir misiniz? Üçü verelim. Belki isterseniz. Daha net. Evet. Evet. Şurada. Peki, o para şurada. Peki bu bir işkence şeyi olabilir mi? Yani vurdu kafasına bir resim daha görelim. Şöyle onu anlamak dördüncü için mesela bakalım. Bu kadın o beyin ameliyatı yapıldıktan sonra yaşamış mı? Yaşamış 10 gün. İşte yaşadıysa o zaman evet. Ameliyattır. Bakın şurada ve şurada. Şimdi deniyor ki bizim yaptığımız analizlerde. Ya o yara izi kendini tedavi etmiş mi kemik? 10 gün daha yaşadı gün. Ve daha sonra bu kadın da çocuğuyla birlikte mezarda gömülerek bulunmuş. Şimdi mesela Aşıklı Höyük'te mezarlar var. İnsanlar orada ölülerini de yaşadıkları evlerin altına gömmüşler. Orada insan var. Orada insanların yaşadığına dair bir şey var. Ama bu kadar kusursuz bir kafatasındaki açılımı nasıl bir cihazla yapabilirlerdi? Yani o müzelerde gördüğümüz kırmadan, çatlatmadan kırmadan, ve mükemmel bir daire şeklinde. Diyorlar ki belki psikiyatrik bir problemi vardı bu kişinin. O yüzden beynini tedavi etmek için işte iki yerden deldiler. Bunu nasıl biliyorlardı? Yani psikiyatrik bir veya psikolojik bir sorunu olan, kısaca eskilerin aklı yerinde değil, akli dengesi bozuk dedikleri kişinin yoğun bir baş ağrısı çektiğini düşünelim. Olabilir. Tedavi için işte beynine bir takım bir şeyler yapıldı bir de ama belli yaşatamadılar. Belli yerden biliyorlar demek ki oralardan yerden. Olacak. Evet, iki yerden. Ama bir şey daha var. Peki bu ya bir beyin ameliyatı değilse, ya bir silahsa, ya bu kadın vurulduysa, vurulduktan sonra da 10 gün daha yaşamış olabilir. Beyninde o vurulduktan sonra 10 gün yaşar mı acaba? Olabilir. Böyle olaylar var. 10 gün nasıl tespit etmişler 10 gün? Patolojide ve adli tıp çalışmalarında çıkıyor. Bu tespit edilebiliyor. Tabii dokuların ne kadar hızlı veya yavaş yeniden oluşmasından. O kemiği kendisini onarmasından herhalde. Onarmasından. Ya da bir şey daha var. Bak Skyfall demiş ki beyin ameliyatı yapıldığına dair gelişmiş bir aletten İz var mı? Hayır, hiçbir yok. Şey bulundu yok. Mu diyor. Kayıt hayır, dışına yok. Sormuş. Hayır yok. Ben şu anda sadece tabii ki tarihçilerin ve arkeologların bu konuda yaptıkları açıklamayı size aktarıyorum. Onlar diyorlar beyin ameliyatı yapıldığını düşünüyoruz diye. Ama beyin ameliyatının yapıldığı cihaz ortada yok tabii ki. Bir de bunu matkap gibi bir şeyle açman lazım. Mükemmel bir şey. Öbür türlü çiviyle miviyle vursa kafatasını çatlatır zaten kırar. Çatlatır. Hiç çatlama yok. Bir evet. Şey yok. Evet. Yani zaten paramparça olur. Matkap gibi bir şey yani ya el matkabı şöyle bir şeyle. Bak şuraya bakar derdiler. Mısınız? Tabii o matkapla delinmiş şimdi, oldu belli yani. Şöyle 16 numarayı verebilir misiniz? 16 benim, numarada ne var acaba? Evet. Bir kitaptan bahsedeceğim ha, 16 numarada. Sizin. Sen oradayken bir şey daha burada, var ama burada. Bakınız. Evet. Daha sonra Göbekli Tepe'de, daha sonra İsrail, Filistin, Lübnan'da gördüğümüz bir kafatası kültü var. Orada da ne yapıyorlar? Ölen kişinin kafatasını alıp üzerindeki bütün doku ve doğrudur. Et yok ediliyor. Kafatasına bir delik açılıp kutsal bir kafatası tapınağına bir iple asılıyor. Belki Aşıklı Höyük'te gördüğümüz kafatası da bir ameliyat olmamıştı. O da o kültün bir parçasıydı diye soru soruyorum. Cevabını veremiyorum henüz. Evet. Şimdi Humans Are Not From Earth diye bir kitap yayınlandı. Evet. Bu PhD olduğu için beni evet. Yani daha ilgimi çekti. Alice Silver diye bir bey.
Bu bey diyor, bu biraz da yankı yarattı bu kitap. Diyor ki bu bey, insanlar diyor kesinlikle ve kesinlikle dünya dışıdır diyor. Evet, dünya dışı biliyorum. Yaratılmıştır. Yani evet. Dünyaya bir ırk geldi. Senin söylediğinle, biraz önce resimlediğin işte Orion gezegeninden ve Sirius'tan daha çok bahsederek bu kitapta geçiriyor. Diyor ki insanlar, bildiğimiz insanlar aslında o zeki dünya dışı varlıklar tarafından genetik bir laboratuvar ürünüdür diyor. Evet, biliyorum. Kitabında. Sebepleri evet. Olarak da bir takım şeyler sıralamış. Sen bu kitabı okudun. Kitabı biliyorum. Evet. Bazı iddiaları var. Aslında şöyle diyor yazar. Ben bunu %100 kanıtlamak istemiyorum ama bu konunun gündeme gelmesi için yazdım bu kitabı diyor. Ve şöyle de iddiaları var. Mesela sormuşlar, siz neden insanların dünya dışından geldiğini düşünüyorsunuz? Çünkü diyor, aslında insan yapısı biyolojik olarak bu dünyada uygun yaşamaya değil. Uygun değildir. Uygun değil. Neden diyorlar? Birincisi diyor, güneşe biz dayanıksızız. Soğuğa güneşin da. Altında belli bir süre sonra tamamen yanıyoruz ve ölebiliriz. İşte güneşe çıkmadan önce 50 faktör koruma kullanıyoruz. İkincisi diyor, bizim yeni bir bebek doğarken başı çok büyük. O yüzden kadınlar doğumda acı çekiyorlar diyor. Bunları sıralamış. İşte insanların çok var, çok. Göz yapısı diyor aslında dünyada yaşamaya uygun değil. İnsanların vücutları neden tüylerle, kıllarla kaplı değil? Çıplak doğuyoruz. Çıplak doğmamız da mantıklı değil falan gibi. İnsanoğlu diyor orada önemli bir yer var. Var. Doğduğu zaman uzun bir evre geçiriyor ayakta kalabilmek için. Oysa ki diyor herhangi bir hayvanın yavrusu doğduğu anda işte birkaç dakika içinde hareketli hale gelebiliyor. Şimdi diyor. Ben böyle bazı insanların zor günleri olur ya işte ekonomik koşullar şunlar bunlar. Eski evimde bağlar başındaki evde bahçe vardı. Bahçede kediler vardı. Orada çok düşünürdüm. Yani derdim ki ya kedi olsaydım keşke hani ne kadar mutlu yaşıyorlar. Bir tek çok kar yağarsa 15 gün 20 gün kalırsa biraz zorlanıyorlar. Onun haricinde kediler süper cennet. Şimdi bu şunu gösteriyor. Bunlar dünyaya çok uyumlu. Yani diğer bütün hayvanlar da öyle. İnsan öyle değil. Doğar doğmaz 20 sene yani 20 sene demeyelim hadi. En azından 15 sene. 15 sene bir kere başkasının yani ebeveyninin bakımına muhtaç. Derilerimiz uygun değil. Gücümüz kuvvetimiz uygun. Soğuğa dayanıksızız. Bir şey söyleyeceğim. Bakınız deniyor ki hani reptilyanlar dünyanın asıl varlıklarıydı. Onların derileri. Kitap kapağı ekranda olsun kalın mı? Önemli. Onların derileri dayanıklı. Acaba onlar da dayanıklı değil belki bence. Onlar asıl buraya uygun olarak yaratılmış olan varlıklardı da bizim yani, tenimiz dayanıklı değil. Şöyle genişim. Bu dünya dışından gelme şeyi mesela bak hep soruyorlar oradaki arkadaşlarımız. Kur'an-ı Kerim'deki şeylere hani takılmışlar. Dini kaynaklarla bunlar nasıl eşleşebilir? Nereden bağlantı kuruyorsun falan diye. Şimdi burada aslında mesela cennetten iniş hikayesinde ayetleri okumadıkları meallerden yorum yaptıkları için burada mealler başka türlü yazmış. Şimdi ayette şöyle diyor. Hepiniz birbirinize düşman olarak inin aşağıya. Ya gökyüzünden in diyor bu ya da cennet dünyanın içindeki bir bölgeden yayılın manası da var. Öyle yorum yapanlar da var ama fark etmez. Yani burada genetik çalışma olan yalıtılmış bir bölgeden insanlar dünyaya yayılıyor diye yorum yapabilirsin veya gökyüzünden iniyor diye yorum yapabilirsin. Peki o merkez acaba işte bizim Göbekli Tepe, Karahantepe falan çevresi olabilir miydi tabii? Ha o da olabilir. Dağıtım bölgesi orası mıydı orası acaba? Orası da olabilir veya gökyüzünden de inmiş olabilir. Ama gökyüzünde cennet denilen bir ben yerde de. Ben şöyle bakıyorum. Karahantepe, Göbekli Tepe veyahut da herhangi bir höyük. Bunlar bu işin çok daha sonrası. Çünkü evet. Bunlar kopya. Evet, yani evet. Neyi kopyalamış adam? Demiş ki ben bir şey gördüm. Ha, bunu, bana bunu anlattılar evet. Veyahut da benim matematize ettiğim konu budur. Evet. Kimden öğrendim bunu demiş? Gelenlerden. Veyahut da şöyle diyelim hiç kimse gelmedi de dünyada daha gelişmiş varlıklar vardı. Çünkü dünya biliyorsunuz 5 kere bir şekilde alt üst oldu. Şimdi 6.sını yaşayacağız. Dolayısıyla bu circle içinde, bu daire içinde devam eden bir süreçte bu ilkel insanlar daha gelişmiş insanları görebilir. Kim gibi? Bugün bir şekilde balta girmemiş ormanlardan bahsedelim. Brezilya'ya gittiğiniz zaman o Amazon'un içinde
teknolojiyle hiç yakından uzaktan teması olmamış insanlar görüyoruz. Ve onlar için de uçağın geçmiş olması veyahut da bizim teknolojik aletlerle gelmiş olması, senin şapkan gibi veyahut da sırt çantası gibi veyahut da cep telefonu gibi veyahut da saat gibi bir şeyi adam daha sonra, yani farz edelim ki dünya tekrar yok oldu, yani ne oldu? Anlatmak büyük bir göktaşı çarptı, süper volkan oldu vesaire vesaire, Nuh tufanında olduğu gibi tekrar başlayan bir hayatta onlara anlatılan hikayeyi resmetmiş olabilirler. Veyahut da onu bir kült olarak, kült bir olur. Ritüel olarak kabul etmişler. O ritüelin de doğru olduğunu nereden çıkartmış olabilirler? Çünkü bu teknoloji çok yüksek. Diyor ki yüksek bir teknoloji varsa bunlar olsa olsa Tanrı'nın kendisi olabilir. Zaten şimdi, sihir gibi gelir. Dolayısıyla bunları resmetmiş olabilirler. Benim hep Hidden City diye üzerine basarak söylemiş olduğum Illuminati kartlarında da geçen bu Hidden City, yani kayıp şehir daha bulunmadı. Kayıp şehire buldukları zaman bu bence 50 bin yılın üstünde olacak ve mükemmel şekilde bir yapı göreceğiz yani diye düşünüyorum. Doğrudan doğruya Mu'nun elinden çıkmış bir şey olabilir o. Doğrudan doğruya şimdi yalnız burada çıkmış bir şey şöyle olabilir. Bir şey var. Ben mesela bu Atlantis Mu hikayeleriyle bu Anunnaki hikayesini karşılaştırdığım zaman bunların birbiriyle çeliştiğini de gördüm. Ne anlamda bir çelişiyor? Yani ne anlamda çelişiyor? Mesela burada şey yapalım. Herhalde söz bana geldi. Serhat biraz daha şöyle alabilir misin o şeyi? Evet. Tamam yaşa. Şimdi mesela bu Anunnaki hikayesi 450 bin yıldan başlıyor. Yani evet. 450 bin yıl önce bunlar dünyaya geliyorlar. Günümüzden 450 bin diyelim. Bu Mu ve Atlantis hikayesi de 70 bin yıl öncesinden başlıyor. Bu Anunnakilerin gitmesi milattan önce -1500 Hazreti Musa zamanına kadar kaldığına göre bu 70 bini kapsıyor demektir. Yani Mu'da ve Atlantis'te Anunnakileri görmemiz lazım ama öyle bahsedilmiyor. Burada sırf insan medeniyeti olarak bahsediliyor. İnsanların değişik ırklarından ve uzaydan direkt gelen insanların bu medeniyeti onların atalarının kurduğundan bahsediliyor. Bu burada büyük bir çelişki var. Ama Mu'nun da ve daha öncesinin de aslında yine uzaysal varlıklar tarafından kurulduğu iddia ediliyor ama köken Sirius. İşte bak bu yine yani şu medeniyeti var orada da yok değil şurayı, yani. Şurayı Mu'yu ve Atlantis'i kuranlar yine direkt diyorlar ki biz atalarımız şuradan geldi buradan geldi değil mi? Evet. Ve o birikimle burayı kurduk. Şimdi bu aynı yerden geldi. Bu yani insan olsun veya uzaydan gelen insan olsun fark etmez. İnsan ırkları hatta 4 tane ana ırktan bahsediliyor. Ama burada 450 bin yıl ve bu çalışmalarla insan homo sapiens sapiens haline getirilmiş ve bunlar 1500'e kadar kalmış. -1500'e kadar yani 1500 Hazreti Musa zamanına kadar. Şimdi bunlar birbirine karışmış oluyor. Burada işi çözemiyoruz. Bence şunun yani Mu ve Atlantis denilen daha eski şeyin olabilir. Sağlam dayanakları daha yok eski gibi. Olabilir. Yok sağlam ben öyle düşünüyorum. Sağlam neden yok? Büyük okyanus içerisinde çok jeolojik araştırmalar yapıldı. Hiç böyle batmış bir şey bulunamadı. Çok bulundu olur mu? Çok bulundu. Tabii çok. Bulundu. Celal Şengör'e sorun var. Bakalım var mı yok mu? Celal Şengör anlatıyor bunun yani, hiç alakası olmadığını. Yani profesör bizim kendi profesörlerimiz. Şöyle söyleyelim yani bu şimdi kanıt şunun üzerine başka kanıtları da var. Yani olmadığına dair çok fazla şey. Yani şöyle bakmak lazım. Japonya'nın hemen yani kıyısında olan Yanagiri'nin ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Yani ne kadar eski olduğunu da bilmiyoruz. İşte bir de şöyle şuna benziyor bu iş. Yani birisi biz tarih kitaplarında baktığımız zaman tüm araştırmalar ve zamanla ilgili yapılan araştırmalar piramitlerin 4000 yıl önce olduğunu yapıldığına dair bir rivayette bulunuyorlar. Rivayet diyorum bak. Evet. Çünkü bir bakıyoruz ki bazı yerlerde 12 bin yıllık şeyler de bulundu. 30 bin yıllık piramitler 30 bin yıllık piramitler de. Şimdi burası inanılmaz büyük bir soru işareti. Buna böyle bakmamızda. 30 bin yıllık nerede bulundu? Yani Bosna şimdi piramitleri. Bosna piramitleri. Bosna'nın piramit olduğu belli şimdi değil. Şimdi şunu söylüyoruz. Belli belli çok belli. Yok onlar bak, iddia. Şimdi şöyle söyleyeyim. İddia onlar. Değil çok. Yani şimdi neyse, o kazılsa şey yapılsa o tepelerden belki de kaya çıkacak. Serhat şöyle söyleyeyim. İnsan eliyle yapılmış yani piramitlerin taşlar.
geneline baktığımızda içindeki ürünler, çıkan bazı ürünlerin teknolojik araştırmaları daha önemli. Orada buluyoruz zaten. Hani biraz daha eskiymiş bu. Şimdi eski dediğin anda onun içine nasıl geldi? Bu büyük bir soru. Ha, şöyle diyebiliriz. Göbekli Tepe'den aldılar, götürdüler. 4000 yıl önce koydular. 12 bin yıllık herhangi bir ürünü Göbekli Tepe'de gördüğümüz zaman bir anda tarih zıplamış yani oluyor gibi bak, bakabiliriz. Piramitlerin açıklaması yine bu Anunnaki hikayesi. Çünkü Anunnaki hikayesinin kaynakları sağlam. Yazılı şeyleri var. Ya bir arkadaşımız demiş ki bunları niye uyduruyorsunuz? Kayıp kıta mu vesaire vesaire. Bakın sevgili dostlar. Mustafa Kemal Atatürk araştırdı. Ama bu konuyu araştırdı. Yani kayıp kıta mu konusu Mustafa Kemal Atatürk için önemli bir referans noktası olacaktı. Yani 1935-1937 yıllarında diplomat olan Tahsin Mayatepe'yi Mısır'a yollayıp bu araştırmaları yaptırdı. 37'de bir anda tak diye kesti. Her şey de şimdi şey bu konu başka bir konu. Sinan Meydan'la konuştum daha önce. Program yaptım bu kayıp kıta Mu ile ilgili. İzleyebilirsiniz. YouTube'da vardır. Yine Sinan Meydan'la bir gün program yapacağız inşallah. Evet. Ortak bir dil çıktı ama. Şimdi bak Türk burada dili ve Maya dilinin ortaklığı çıktı. Burada bir tek bunu bir kanıt olabilir mi? Churchward. Ben gittim Tibet'te bilmem ne tapınağında bilmem neyle görüştüm. Ne kanıt var, ne tapınağın yeri belli, ne oradaki yazdığı yazılar belli. Sonradan tabletler mi? Nivende'ye bir adam çıktı Amerika'da bu Mayalarla ilgili araştırma yaparken buldu bir yazılar. Ondan sonra bu Churchward geldi dedi ki ben bu yazıları okudum. Burada şu anlatılıyor, bu anlatılıyor, bu anlatılıyor. Mu ile Atlantis'e ait bilgiler var. Sonra ne oldu? Bu yazılar çözüldü, hiç öyle bir şey yok. Mayaların kendi hayat hikayelerini anlatmışlar. Ama yani Mayalar bunlar, ne anlatıyorlar? Mayalar anlatı kendi yaşamlarını anlatmışlar. Mu, Atlantis, yok ışın silahları, yok bilmem ne, yok bunlar. Ortada yok yani bilgi yok. Atatürk araştırdı tamam ama neticeye varmadı. Kapattı dosyayı, bitti. Atatürk'ün şimdi, araştırmasında en önemli şey Türk diliyle Maya var. Dili arasındaki birebir benzer tamam. sözcüklerdir. Var. Çünkü o dil araştırması aynı ırktan, güneş aynı dil kökten. Teorisi üzerinde. Yani bunlar Atlantis'le Mu okyanusun ortasındaki adalar falan diye bir şey değil. Bunlar eski medeniyetler ama böyle abartılı gibi şey değil. Yani doğuda var, evet, Asya tarafında bakınız, var. Yunan felsefecileri anlatıyorlar. Mu'yu da Atlantis'i de, yani bir tek kaynak Churchward veya bir tek kaynak Niven değil ki. Yunanlıların anlattığı şey bizim Ege Denizi'nin ortasındaki Tera Volkan'ın patlamasından önceki oradaki medeniyet, onu anlatıyor. Hayır, mekan orası değil ama mekan Atlantik Okyanusu. İşte Atlantis dediği Ege'de adalarını anlatıyor adam. Yani biz böyle yorum yapıyoruz. Ben şunu söylüyorum çünkü bu neden önemli? Bu Mu Atlantis'e bir sürü şey bağlanıyor. Buradan bambaşka şeyler çıkıyor. Eğer Anunnaki hikayesi doğruysa Mu Atlantis doğru olamaz. Anunnaki hikayesi o zaman yalan. Ama Anunnaki hikayesine ait belgeler var. Dini kaynaklarda beni eleştirmelerine rağmen çok bağlantılar var. Mesela nasıl? Rabbin karşısına Adem esmalarla ilgili imtihana çıkıyor. Peki bunun Anunnaki ile ne bağlantısı var? İlk insanı ürettikleri zaman Adapa'yı götürüyorlar bunu. Sen bunu kabul et. Bak ilk insan böyle de Anu'nun karşısına çıkartıyorlar Mardu'a. Orada ona sorular soruyor. Şu nedir, bu nedir, bu nedir, bu nedir? Herkesin önünde imtihana çekiyor. Şimdi bu böyle bağlantılar var. Vega Nova demiş ki kayıt dışına soruyorum. Yeter ki Ferah Hanım'a muhalefet olalım diyorsunuz. Serhat Bey pes yani demiş. Ben şu anda Ferah Hanım'a muhalefet olmuyorum, sana muhalefet oluyorum. Benle ilgili şunu söyledim ben. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir şeyi var, öngörüsü bak. Olabilir. Çünkü diyor ki Türklük aslında güneş dil teorisi üzerine oturtturarak bu işi. Eğer ki diyor ben Anadolu'ya geldim, diyorlar ki Türkler zaten çok yani yeni bir ırktır, buraya geldiler, Orta Asya'dan geldiler. Biz diyor ki Helenistik yapının daha üstünde bir yapı olduğumuzu, daha eski bir medeniyet olduğumuzu, dilimizin daha eski olduğunu araştırmak için 1935-37 yıllarında diplomat Tahsin Mayatepe'yi işte Mayaları incelemesi için yollamasının sebebi bu.
Ama şöyle de bakmamız Muğla lazım. Bağlantısı yok. Herkese yani. Sinan Meydan'ın yani bu işte kıtasıyla ilgili yazmış olduğu kitabı öneririm. Muhakkak kütüphanenizde olsun. Aynı zamanda James Churchworth'un da 4 kitabı yanında olsun. Muğ'nun çocukları, Muğ filan. Yani, tabii onlarla ilgili olarak. Araştırırsanız bu tabii. Konuya ilgi duyanlar buradan bakabilir. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi sağlam bu şey benim yok. Baktığım konu. Bak, ben benim, gördüm Tibet'te şey bana dilini öğretti bilmem ne. Ya ne hangi bak ondan tapınak, bahsetmiyorum. Hangi kayıt? Bu aynı zamanda. Bir adam söylüyor Meksika'dan peygamber gibi yani. Hayır bak inanırsan, şimdi yanlış bak, düşünüyorsun. Bak din gibi olmuş bu. James Churchworth olayı din gibi olmuş. Hayır. Adam geliyor bir şey anlatıyor. Kanıt var mı? Yok. Şimdi peygamberler de aynı şey yapıyor ama onun getirdiği kitapta kanıtlar var. Bunun getirdiği şeyde bir kanıt yok. Ben diyor. Başka bir şey söylüyorum. Şimdi bu yalnızca Mustafa Kemal İnanç Atatürk'le olmuş. İlgili bakma. Atatürk aynı zaten araştırdı. Aynı zamanda döneme biraz daha hani sonraya sardığımız zaman Hitler de aynı konuyu Ari ırk konusunu araştırıyor. Evet. Burada eğer ki bir diyor dayanak bulabilirsek kendimize bu dayanakla birlikte başka bir Türk hikayesi Türklük hikayesi veyahut da Naziler için o dönem için biliyorsunuz kendi Tibet araştırmaları Ari ırk hikayesi bakın, yazabilirim. Şimdi Hitler'in dolayısıyla bugün Svastika'dan tut da yani terstir düzdür eninde sonunda Nazizmin amblemi sembolü bir Svastika'dır. Daha sonra evet. Kara Güneş'e kadar gitmiştir bu işler. Şunu söylemek istiyorum. İnsanların hepsi o dönem için bir arayış içinde. Hatta biliyorsun ki kafatası ölçümleri de dahil olmak üzere neden bir ırk arayışı var. Tabii. Yani Budist çünkü eğer ki bu neden? Bak buna burada şöyle öğretmenim. Bir şey var. Problem ne? Problemin aslı Helenistik bir yapının aslında medeniyetin kendi olduğu ve tüm dünyaya da bu medeniyetin yayıldığıyla ilgili bir konunun karşısında durmak. Yani hani Troya Savaşı'nın hani göcünü aldık demek gibi bir şey bu. Tamam çok da daha bunlar var. Hep eski şeylere dayandırılıyor. Mesela Hitler'in yaptığı şey Yecüc Mecüc hikayesini araştırmak. Neyi araştırıyor? Agartha'yı Şambala'yı araştırıyor. Oyuk dünya teorisi. Şimdi oraya geldik bak. Bugün de bahsedeceğiz. Oyuk dünya teorisini araştırıyor adam. Ama oyuk dünya teorisi onun anladığı gibi bir şey değil. Şimdi ben biraz kendi anladığımı anlatabilirim ama vakit varsa şimdi, geldiysek okuyayım. Var. Kaç dakikamız var? Reklamımıza girelim. Şimdi o efendim, dediği tamam. Doğru Ertan Bey'in o dönemde 2. Dünya Savaşı döneminde herkes kendi ırkını ve o şey varlığını bir yere bağlamaya ya çalışıyor. Ya bak şimdi kökene. Burada bir yanlışım var Serhat. Çok net söylüyorum. Evet. O da ne biliyor musun? Şimdi burada normal bir akılla bir şekilde hareket eden insan topluluklarından bahsediyorsun. Yani kimler? Bunlar devletler olabilir. Bir takım gruplar olabilir falan. Ama bunun dışında biraz önceki örnekte olduğu gibi gizemli bir yapının olduğunu atlamaman lazım. Yani ama bunlar ne şimdi o, ne? Ama zaten var biliyorsun gizemli yazıyorsun. Gizemli yapı var mı? Şöyle söyleyeyim. Yecüc Mecüc var. Hayır şimdi. Zülkarneyn var. Şimdi bu hikayeler şimdi bak, gelmiş. Bunlar da Yecüc Mecüc veyahut Hitler da Zülkarneyn. Bunu araştırıyor. Hayır bak Yecüc Mecüc ve Zülkarneyn gibi yapılar da eninde sonunda Zülkarneyn görülmüş var mı bir yerde? Yalnızca resimlerde gördün değil i̇şte, mi? Yani nereye gittin? Var. İngiltere'ye de gitsen var. Green Man'i görüyorsun. Ama şimdi Anunnaki'yi de gösterebilir. Adamın birisi de diyebilir ki Muğ kıtası bak yapılan dalışlarda Muğ kıtasının hani benzer örnek heykelcikleri bulundu. Nedir o bak, da? Muğ kıtası, Boğa'nın kendisi doğru bak, mu? Ertan şimdi Bey. Hiç fazla mücadele etme. Muğ kıtasının olmasına imkan yok. Şimdi ben şeyi anlatayım. Ben Muğ kıtasının olduğundan olmadığından şöyle bahsetmiyorum. Bak, dünyanın, senin Zülkarneyn hikayende dünyanın yapısını anlatmaya gibi. Çalışacağım. Dünyanın jeolojik yapısı yani bu kıta tektoniği nereden gelmiş? Bunun mesela Sümerlerde de şeyi var mı? Anunnakilerle bağlantısı var mı diye yayın yaptık ya. Şimdi dünyanın bu depremsel tektoniğini incelediğin zaman böyle batması falan mümkün değil. Orada ada bile olması mümkün değil. Bahsedilen yani, o da olmayabilir. Yani yok şimdi yani öyle bir şöyle şey. Şöyle söyleyelim. Yani jeolojiye peki, aykırı bir şey ben konuşuyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Olmaz. Ben de yani nasıl dünyanın şey? Hani dünyanın bir şekilde büyük kıtadan bahsettiğimizde. Bak bir tek şey olabilir Ertan Bey. Şimdi deniliyor ki Muğ ile Atlantis birbiriyle savaştı. Bunlarda acayip silahlar vardı. Bir tanesinde antimadde silahı vardı. Şimdi bu antimadde silahını yeni öğrendiler. Bu olursa evet orada hiçbir şey bırakmıyor.
Ama dipte gene bunun tozu toprağı olması lazım yani. Bulunan zaten kalıntılar var. Yok, hiçbir şey yok. Tabii ki var canım. Hiçbir şey yok. Deprem bölgesi hem Atlas Okyanusu hem de Büyük Okyanus. Oradaki tektonik hareketler farklı. Hiçbir şekilde olmasına imkan yok. Ve bu dünyanın ta efendim dünya olmadan önce bile yani Sümer kayıtlarında anlatılan Tiamat'a kadar giden bir şey. Yani 3,5 milyar yıl öncesine kadar giden bir şey. Onun için 3,5 milyar yıldan bu tarafa olmasına imkan yok. Peki Atlantis ve Mu'nun olması neyi değiştirirdi? İşte bunlar anlatılan olmaması bak, neyi değiştirirdi? Şöyle çok şey değiştirir. Şimdi bunlar neyi arıyorlar? Mesela Hitler neyi arıyordu? Bu dünyanın içinde bir medeniyet var. Oyuk dünya teorisi ama var. Ama işte o da uzaysal bir ırkı arıyor. Aslında uzaysal ırkı arıyor ama tabii. Neyin kozmik oyuk? Kozmik bir ırk arıyor. Neyin oyuk? Nasıl oyuk onu olabilir? Onu Tibet'te arıyordu. Yani Tibet'te bunun bilgisi varmış falan. O Tibet'e ama gidiyor. Ama şimdi diyorsun ki kanıt göster diyorsun. Ama şimdi bir de arkasından tutuyorsun. Uzaylılar vardı, şöyle vardı. Şöyle, böyle. Bak, bu da kanıt değil. Kanıt şöyle yazabilir. Hayır, sen yalnızca bir teoride bulunuyorsun. Kanıt da tamam, değil. Tamam, o şimdi, da ama öbürünün teorisi hayır, de hayır, şöyle söyleyelim. Bundan 300 bin yıl önce... Yani aslında Pangea hani büyük kıta, birleşmiş kıtadan bahsettiğimiz zaman şu anda... O neden oldu acaba? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz aklımızı şöyle çalıştırırsak bu hata oluyor. Yani biz diyelim ki insanlığı işte 5000 yıllık, 10.000 yıllık, 12.000 yıllık hikaye içinde baktığımız zaman yanlış olur. Bak bu Pangea, Mayaların dediği gibi. Pangea nereden oluyor? Şimdi buraya... Bir tane şey çarptıysa, göktaş çarptıysa bu dünyaya, burası Büyük Okyanus, burası yarıldı. Şimdi bu yarılma şöyle oldu. Atlas Okyanusu'nda ortada bir sistem var. Böyle açılıyor. Büyük Okyanus'ta şöyle yapalım. Şöyle ateş çemberi var. Bu ateş çemberi şöyle, burası Amerika tarafı olsun, burası Asya tarafı olsun. Burada da böyle içeriye giriyor. Bu neden oluyor acaba? Yani burası içeriye girdikçe Atlas Okyanusu'nu açıyor. Kıtalar öyle yer değiştiriyor. Şimdi bu, buraya bir çarpma olduysa, yani sen elma, o ısırılmış elma aslında dünyayı anlatıyor. Şuradan bu dünya yara almış. Bu bölgesi kendisini tamir etmeye çalışıyor. Elmayı ısır koy, 3 ay 4 ay dursun. O böyle kendisini kapatmaya çalışır. Dalda asıl elmayı ısır. O tamamen kendisini onarmaya çalışır. Dünya aslında kendisini bir şekilde tamir etmeye çalışıyor. Ve buradan fışkıran sular zaten bu Tiamat Sümer kayıtlarında anlatılan dünyanın tamamı suyla kaplıydı. Yani Tiamat'tı, adı Tiamat'tı. Her tarafı suyla kaplıydı. Kayalar görünmüyordu. Buna çarptığı zaman anlatılan şey şu. Bu göksel tanrıların savaşı şeklinde anlatılıyor. Sümer kayıtlarına baksınlar. Şimdi bu belgesi var. Bak arkeolojik bir şeyden bahsediyorum. Kanıt, kanıt. Öbürünün kanıtı nerede? Şimdi bu çarptı. Buradan sular da çıktı. Bunlar asteroid kuşağı olarak şu anda mevcut Mars'ın etrafındaki yapıyı oluşturdular. Buradan çıkanlar sular çekilince, Büyük Okyanusu oluşturunca burası kendisini tamir etmeye çalışıyor. Burada kayalık alanlar çıktı. Dünya böyle oldu. Sümer'de anlatılan dünya tanrıların savaşı. Jüpiter geldi ona çarptı. Mardu'nun yıldızı şuna çarptı buna çarptı falan diye böyle tanrısal bir göksel savaş şeklinde anlatılan olay bu dünyanın oluşumudur. Bu 3,5 milyar yıl. Dünya 5 milyar yaşındaysa burası 3,5 milyar yıl önce olmuş bir hadise. Şimdi bu olay olurken ve bütün... Bu kıta kayması, tektonik deprem hareketleri bu sebeple olurken ve bunu daha şu anda da tam kesin bu konuda teoriler var ama kesin buraya şimdi bağlamıyorlar. Şimdi atladığımız bir şey yok. Sen şimdi mu? Büyük Okyanus'ta diyorsun ki ortada büyük bir şey vardı. Hayır öyle bir şey demiyorum. Yok böyle bir ben şey. Ben öyle bir şey demiyorum. Yani bu şu olmayabilir. İlla ki bunların işte bilmem ne antimadde silahlarından filan bahsetmiyorum. İşte öyle kurtarıyorlar bak, yani. Şimdi bu... Gerçek hikaye anlatıyorum. İyi dinle beni Serhat. Bundan tamam. Sonra reklama gideceğiz. Bak tamam. Hikaye şunun üzerine. Aslında bir reklam gidelim. Ondan sonra o hikayeyi anlatayım size. Tamam. Tamam. Olur. Ufak bir reklam hemen döneceğiz.
TV 100 ekranlarında kayıt dışındasınız efendim. Farah Yurtözü ve Serhat Ahmet Tan'la aslında şu anda çok konuşulan, geçmişten beri konuşulan belki gizemli olayları biz de incelemeye çalışıyoruz. Evet. Serhat diyor ki bunlar matematik olmadığı belgesi olmadığı sürece. Astroloji de aynı. Astrolojiye de karşı. Niçin karşısında astroloji? Kanıtı yok. Hepsi uyduruk ve şu anda astrologların da şu an mesela piyasada astrologlar var ya, işte şöyle olacak böyle olacak, kavuşum oldu, gerileme oldu falan diye o anlatanların hocası. Şimdi isim vermeyeyim tabii, şey olmasın. Niye vermiyorsun? Yok, o şey olmasın yani. O hocalarının bile bunun nereden köken aldığını, bunun esas bu bilim astronomi. Yani antik astronomidir. Astroloji dediğimiz şey astronomiden bozulmuş olan bir şeydir. Ondan sonra da onun içinden tekrar astronomi zaman içerisinde, modern zamanda kendisini soyutladı. 1700'lü yıllarda İngiltere'de bu bilim olmaktan çıkartıldı zaten. Şu anda gidersen İngiltere, dünyanın her tarafında kime sorarsan sor, adam konuşmaya bile tenezzül etmez. Evet, ama astroloji tamamen matematiğe ve fiziğe ve astronomiye dayalı bir hesaplama yöntemi. Hiç alakası yok. Tamamen alakası var. Şimdi, ve matematik olmadan astroloji olamazdı. Kökeni ne olduğu bilinmiyor. Anlatabilir miyim? Astrolojinin önemli, hani belki söylemek istediğin isim Ata Nürun olabilir mi? Yok, bilmiyorum. Değil. Tamam. Ata abi değil. Ata abi şunu söylerdi. Önemli bir astrologtur biliyorsunuz. Türkiye'de yazmış olduğu kitaplarla, seminerlerle. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Savunmuyor. Ata abi derdi ki. Kendisi astrolog değil. Bak ben direkt ağzından söylüyorum onu. Bana söylediğini söylüyorum. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Şöyle derdi. Astroloji bilimi yalnızca bir istatistiktir. Yani biz gökyüzüne bakıyoruz. O günkü konuma bakıyoruz. Dünyadaki yansımasına bakıyoruz. Onları inceliyoruz, inceliyoruz. Bir istatistik yapıyoruz. Onun için bunun ben çok doğru olduğuna inanmadığım için de bu istatistiği kısaca anlatabilirim. Yani ben de geri çekiliyorum deyip bırakmıştır. İslam'da, evet. Osmanlı'da muazzam yani bir astroloji araştırması evet, var. Anlat yani. Ne anlatmak istiyorsun? Onlar bunu kökeni, yaptılar bütün bunları? Kökeni yine belki de insanların icat etmediği zodyak takvimi. Zodyak. Zodyak ne? Zodyağa da karşı değilsiniz inşallah. İşte zodyağın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani astroloji nereden? Astronomi bu. Bu belki de Anunnakiler dediğimiz o tanrılar denilen insanların bulduğu bir takvim bu. Uzun dönem. Bunu 12'ye bölüyoruz. O daha önce 13'tü. Bahsettik Göbekli Tepe'de. Evet. Bu 13 çıkartılınca işte Adem İblis hikayesinde evet. 12. Yani 12 tane şey var. Bunlar ne? Buradan buraya 2160 sene. Tabii bu ortalama değerler. Bunlar birbiri içine geçiyor. Bu bazen 2000 sene oluyor. Bu öbürüne devrediyor falan ama. Neyse. Burası 30 derece. 30 derece. Bunun her bir derecesi 72 sene. Bunun tamamı 26.000 veya 25.920. 26.000 diyelim. Şimdi burada sen neredesin? Biz şuradayız. Balık. Bu ne zaman bitecek? 2100'de geçiş yapacak. Şurası kova. Bundan önce koç vardı. Bundan önce de boğa vardı. Böyle gidiyor. Şimdi buradan biz anlatılan olayların hangi dönemde olduğunu anlayabiliriz. Koç sembolüyle ne anlatılıyor? Hazreti İbrahim meselesi anlatılıyor. Burada boğa ile ne anlatılıyor? Mitra. Mitra anlatılıyor. Mitra'nın sona erdiği şu bölgeyi anlamamız için biz burada koç hikayesini ve Hazreti Musa'nın tekrar geri dönüş. Bakın bu koçun içinde boğaya geri dönüşler olmuş. Hazreti Musa'nın geri dönüş hikayesi, yani boğa kültüne geri dönüş hikayesi Samiri olayıyla Kur'an-ı Kerim'de bile var. Şimdi bunları biz anladığımız zaman burada insanlık tarihinin Anunnakiler ne zaman gelmiş? Mesela terazi burcu zamanında gelmişler. Piramitler ne zaman yapılmış? Buradan anlayabilirsin. Her şeyi anlayabilirsin. Şimdi bu böyleyken, bunun aslı böyleyken, astronomi, bunu da icat edenler Anunnakiler olması lazım. Neden? İnsanlar bunu yapamaz. Neden yapamaz? Bu neye dayanıyor? Bu dünyanın presösyon dediğimiz bir yalpalanmasına dayanıyor. Bu 26 bin senede bir olan bir şey. Bu ne demektir?
Şurada güneş var. Burada dünya etrafında dönüyor. Bu zaten fiziksel bir bilgi. Bu güneş de dünyayı etkiliyor, dünya da güneşi etkiliyor. Burada dönerken dünya güneşin etrafında, dünyanın kendi ekseninde şu yalpalanma oluyor. Yani şöyle şöyle şöyle, ama 26 bin senede kafasını sallayan bir şey. Bunu ne yapmışlar? Mısır'daki şu 30 derece kuzey enlemi, yani ilkbahar ekinoksunun olduğu yerde burada Sfenks var. Bu Sfenks'in baktığı yer ilkbahar ekinoksu. Burada takım yıldız hangisi görünüyorsa, bu demişler o çağdayız. Zaten Mısır'daki bütün bilgiler, git Nemrut'taki tepeye bak, burada anlatılan şeyler hep bu bilgiye dayanıyor. Uzun dönem takvimidir bu. Sonradan ne olmuş? Sonradan, şimdi buna bağlı bir sürü olay var. Yani Anunnakilerin yaptığı, mesela Marduk'un görev süresi nereden nereyeydi? Ondan sonra Marduk niye itiraz etti? Benim görev sürem, ben burada devralmam gerekirken bana niye vermiyorsunuz diye diğer tanrılara itiraz etti. Ondan sonra isyan başlattı falan. Bunu Sümer kayıtlarını okusunlar. Şimdi burada görev süreleri de buna göre belli ediliyordu. Yani orada hangi Anunnaki kral olacak, yönetim onda olacak. Ondan sonra onun torununa geçecek, öbür tarafa geçecek. Çünkü burada Enki'nin soyu, Enli'nin soyu çatışma halinde. Burada bu soyların hangisine karar verdiler, anlaşma oldu. Sen 2160 sene yap veya iki dönem yap. Ondan sonra da öbürüne sıra gelsin. Böyle anlaşma oldu. Şimdi bu anlaşmayı bozdular diye Marduk isyan etti. Sonra tek tanrılığını ilan etti falan. Şimdi bu geldi geldi geldi. Demek ki dediler ki bu tanrıların kaderini belirliyorsa Roma döneminde, biz bunu insanların kaderini de belirleyebilir miyiz? Nasıl belirleyeceğiz? Şimdi burada güneş var. Burada dünya var. Burada da bir sürü gezegen var. Dünyadan gözlemlediğin zaman bu gezegen böyle giderken bunun yanındaki gezegen böyle gidiyor. Bu geriye dönüş oluyor dediler falan. Biz bunları anlayalım. Bunları anlamaya başladılar. Bunlar ama zaten Babil'den beri anlaşılmış. Bir dakika, şimdi burada mesela bak, tabii. Bu gezegen böyle giderken, bu gezegende böyle gittiği zaman, bunlar kesiştiği zaman şu orta noktada, dediler ki işte şurada da şu takım yıldızlar, burada büyük deprem olmuş veya yanardağ patlamış. Bir daha bu aynı şey olursa aynı şey olabilir. Veya burada bir hastalık çıkmış, işte veba salgını olmuş. Ha dediler, bu bir daha kavuşum olursa olur. Ha bir, burada bu memleket galip gelmiş. Çünkü buna baktığımız zaman tarih içerisinde bütün bu bilgilerin, mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman burada Türkler galip gelirken onların karşısındaki Romalılar mağlup oluyor. Peki, şimdi bunların yorumları olumsuz yönde. Danışırken bütün Osmanlı padişahları, tamam yapıyorlar da boş ama, müneccimlere danışırken altı boş. Müneccimlere sarayda resmi bir görev çıkmıyor, verirken netice üstelik çıkmıyor. De ilim sahibi kişiler olarak saraya tutmuyor, müneccimleri Farah alırken Hanım, bak. Neden tutmuyor. Boşuna mı yapıyorlar şimdi bak, bunu yani? Anlatıyorum işte bak, Fatih Sultan ve Türkler burada diyorlar ki bu Halle yıldızı göründüğü zaman, mesela bir de diğer şeyler bakmışlar gök cisimlerine. Burada diyorlar Türkler galibiyet kazanacak. Çünkü Fatih galip geldi. Öbür tarafta Romalılara göre mağlup oldu. Ama bir bakıyorsun bir daha kavuşumda Romalılar kazanıyor, onu Türkler yeniliyor. Şimdi burada tutmuyor. Tutsa tamam diyeceğim ben, ama bu tarihsel olarak bunlar bakmışlar, bu istatistiğe dayanıyor dediğiniz bu işte, bunun istatistiğini yapıyorlar. Hayır, ama aslında temeli şey yok. Çok köklü bir bilgiden söz ediyoruz biz. İşte kökü çok burada köklü, ben bir anlattım. Yani kökünü evet anlattım. Anunnaki'den geliyor olabilir, Anunnaki'den de daha eski olabilir, ama bütün toplumların müneccimlere veya yıldız bilimcilere veya astrologlara hak ettikleri saygıyı ve yeri gösterdiğini görürüz astrolojinin tarihi içinde. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Burada masonik astroloji var. Bundan biraz ayrılıyor. Onu da anlatmaya çalışayım. Burada masonik astrolojide bunlar araştırma yapan, kendi üst düzey mason olduklarını iddia eden bir dizi kitaplar yazdılar. Robert Lomas, Christopher Knight. Şimdi bunlar diyorlar ki dünyanın üstünde böyle tabakalar var. Şurası iyonosfer. Burada şöyle bir şey oluyor. Burası dünyanın ekvatoru olsun. Şöyle ekvatorun iki tarafında. Her gün güneşin ışıkları buradaki hava moleküllerine vurduğu zaman elektronlar ayrılıyorlar. Burada protonlar, yani maddenin
çekirdek kısmı ayrı bir şey yapıyor. Bu çekirdek kısmı şunun üzerinde alt katmanlarda birikiyor. Buna D katmanı diyorlar. Şimdi bu D katmanı birikince bu yukarıdaki elektronların aşağıya elektromanyetik alan etkisini vermesini önlüyor. Ama onun dışındaki bölgelere bu elektromanyetik alan etkisi oluyor. Bu elektromanyetik alan etkisi insanın başarıya yatkınlığını çoğalttığı düşünülüyor. Masonik astrolojide böyle bir şey var. Şimdi şurada Merkür, Venüs ve bunun arkasında Sirius birleştiği zaman buna Sekina diyorlar. Bu Sekina zamanında bu elektronlar aslında eksi yüklü oldukları için birbirlerini itiyorlar ve dağınık dağılıyorlar. Ama bu etki buraya geldiği zaman bunlar toplu hareket edebiliyor. Toplu hareket edebilince bu etki dünya üzerinde yeni doğan çocukların beyinlerinin o doğum anında programlanmasında bir etkisi olduğu düşünülüyor. Bu da nereden keşfedilmiş? Aynı günlerde bu belirli bir tapınaktaki işte bakire şeyi falan İştar tapınımından böyle doğan çocuklardan bu çocukların akıllı başarıya yatkın oldukları anlaşılıyor. Ama bu antik zamanları incelenince mesela şurada burası diyelim ki 30 derece güney olsun, burası 30 derece kuzey olsun. İnsanlık şurada yaşarken aşağı yukarı 200 bin sene hiçbir gelişim gösteremiyor. Ama bunun dışına çıkınca ilk mağara resimleri buralarda bulunuyor. Buradan da şu yorumu yapıyorlar. Diyorlar ki işte bunun dışına çıkınca bu elektromanyetik alan etkisine insanoğlu maruz kalınca hızlı bir gelişim göstermiş olabilir. Şimdi bu masonik astroloji... O da olabilir diyorsun. Ha, olabilir. Şimdi masonik astrolojide böyle bilimsel kanıtlanabilecek olan bir yönü var. Yani Sekina olayı burada tapınağın içine hep bunun ışığı gelmesi falan filan. Nereden oluyor? İşte bu masonik astrolojiden. Yani bilimsel olma ihtimali böyle anlatırlarsa astrolojiyi o zaman ben de tamam diyeceğim. Ama öbür türlü altında bir şey yok. Merkür gelmiş, geriye gitmiş, Uranüs gelmiş. E sen şöyle olacaksın, ben böyle olacağım. Şimdi öyle biraz bir şey önce yok. Önemli bir şeyden bahsettin. Arkadaşlar 4 numaralı resmi verirsek bendeki onun üzerine Farah'la biraz yani bir şey evet. Eklemek şimdi, istiyorum. Bir buyurun. Şey eklemek istiyorum. Astrolojiye. Ben astrolog değilim. Ben astrolog değilim. Evet. Ama astrolojinin insan hayatını, insan karakterini ve insan kaderini, toplumların hayatını, kaderini ve karakterini, dünyanın kaderini ve karakterini nasıl yönlendirdiğini anlamak çok zor değil. Elektromanyetik dalgalardan bahsettiniz ya, dünya zaten bulunduğumuz zodyak içinde bütün o gezegenlerden gelen etkilerin altında kalıyor. Ve bir çocuk anne karnında 9 ay geçirirken boşa geçirmiyor bunu. Ve her bir ay bir gezegenin etkisi altındadır. Bunu astrologlar çok daha net bir biçimde anlatırlar. Ama astroloji konusunda tabii ki sabaha kadar konuşabiliriz. Ben astrolojinin kesinlikle insanı %100 etkileyen, yönlendiren ve daha doğrusu insana seçim hakkı veren bir araştırma kolu olduğuna inanıyorum. Astrologlara bir soru sordum. Hiçbir tanesi cevap veremedi. Mesela, belki yanlış astroloğa sordunuz. İşte size belki de sorayım astroloğa. Şimdi. Ben astrolog değilim. Yok. Yani, bu soruyu soralım size, havada kalsın. Şimdi burada güney, burası kuzey yarıküre. Şurası güney yarıküre. Burada dolunay olduğu zaman kuzey yarıkürede hastane kayıtlarından belli. Kadınların regl hallerinden belli. Değişiklikler oluyor. Köpek ısırmaları, hastanelerde çok fazla kavgalar, dövüşler bilmem. Kuzey yarıkürede oluyor. Ama güney yarıkürede olmuyor. Çok güzel. Fakat yeni ay olduğu zaman güney yarıkürede aynı olaylar oluyor. Kuzey yarıkürede yeni ayda bir şey yok. Bu neden oluyor? Buna cevap verebilirse astrologlar tamam diyecek. Tamam, bu soruyu alıyoruz. Buna cevap veremiyorlar. Bunu bir gün programda soracağım ben. Şimdi sevgili dostlar, ekrana tam ekran yapabilirsek bu tweet'i. Evet, şimdi şöyle Aley kuyruklu yıldızını keşfeden değil ama tanımlayan, yani herkes şöyle sanır. Haley kuyruklu yıldızını işte Haley bulmuştur. Aslında bu biraz yanlış bir bilgi. Yalnızca bulunanı tanımlamıştır.
İngiliz gökbilimci, jeofizikçi, matematikçi, meteorolog ve fizikçi Edmund Halley 1692'de Oyuk Dünya yani Hell of Earth fikrini ortaya attı. Yeryüzü ve çekirdeğinin ara katmanlarında yaşam var dedi. Şimdi bu adam bir bilim adamı. Biraz önce okuduğum gibi jeofizikçi, matematikçi, gökbilimci vesaire vesaire. Şimdi bu örneklerden bir tanesi. Bununla ilgili yine konuşacağız. Yine 6 numarayı tam ekrana verebilirseniz oradan da devam edelim. Yine birisi, daha önce sana bahsetmiştim bu kişiden ve Leonard Euler'dan, hani Marduk gezegenini paraya koyan adam. Evet, evet. İsviçre parasının üzerinde. Şimdi İsviçreli matematikçi, fizikçi, astronom, coğrafyacı, mantıkçı, topoloji ve analitik sayı, karmaşık analiz ve sonsuz küçük hesap matematiğini gibi diğer birçok dalda öncü Leonard Euler, dünya içi boş bir kabuktan olup merkezinde bir güneş ve kutuplarında da delikler vardır dedi. Şimdi bunları konuşacağız biraz sonra. Ardından Tesla dedi ki dünyanın ortasındaki manyetik alandan tabii bahsediyoruz. Tesla deyince elektrikten bahsediyoruz. Dedi ki dünyanın içi boştur. Şimdi bununla ilgili isterseniz ilkin Halley ile devam edelim. Bana 18 numarayı ekrana verelim. Halley'in bahsetmiş olduğu 18 numarada görüyorsunuz. Böyle orta çekirdeğin dışındaki boş alanlarda kendi resmi de buna, yani modellemesi de buna uygundur. Böyle alanlarda yaşam var dedi. Kim dedi? Halley kuyruklu yıldızını tanımlayan adam. Ardından yine aynı adam, şöyle söyleyelim, 13 numarayı verirsek kim olduğunu da görürüz. Halley'in kendisinde bir tanım. İşte bu abiden bahsediyoruz. Şimdi bu tanımların dışında yine söyleyelim, 14 numarayı verin isterseniz. Bahsetmiş olduğu tanıma uygun bir yapı bu. Yani ortada bir güneş, ona göre dünyanın içinin boş olduğu, kuzey ve güney uçlarından, dünyanın en uç kısmından bir çıkış, bir delik olduğu ve işte arzın merkezine seyahatin kavramı da Jules Verne'in bu yaklaşımdan, bu teoriden çıktığını biliyoruz. Bunun dışında yine bakıyorum, 15 numarayı da verebilirsiniz. Kendi çizimini göstereyim Halley'in. Halley'in kendi çizimi de bu. Bu işi aynı zamanda matematiğin önemli bir hani biçimi olan müziğe de aktarmış durumda. Yani notalara da dökmüş durumda diye bakabilirsiniz. Şimdi bir de isterseniz Leonard Euler'in yapmış olduğu resimlerden veyahut da modellerinden gidelim. 12 numarayı verirsek ekrana. Aslında bahsedilen olay bu. Yani bu aslında Euler'in de kendi üzerinde çalışmış olduğu, kendi çizimi değil ama kendi üzerinde çalışmış olduğu modelleme bu. Yine 11 numarayı verelim. 11 numarada da burada da bir karmaşık bir yani oyuk dünya projesini görüyorsunuz. Bu resimleri niye veriyorum? Bu dünyada en çok konuşulan konulardan biri olmuş. Kim için? Tesla dahil bütün hemen hemen bilim adamların bir ara acaba doğru mudur değil midir diye kafasının içinden geçen sorular. 10 numarayı verip hemen soruyu soracağım. 10 numara bahsedilen kabuk, yani biz dış kabuktayız, içinde de aslında heavens yazmış oraya da. Evet. Değil mi? İlginçtir. Evet. Yani cennette. Biz bize göre cennette. Aslında gökyüzü, cennet. Yerde evet. Değil göklerdedir. Fakat zaten buraya yine göklerde de yanlış anlamışlar. Tamam. Şimdi dolayısıyla ne diyorsun bu konuya Farah? Şimdi şöyle diyorum aslında. Yani oyuk bir dünya var mı? Agartha, Şambala konuları. Agartha, yani, Şambala. Evet. Agartha ve Şambala konuları tabii ki yine özellikle Hitler'in ve etrafındaki okült araştırmacıların çok fazla ilgisini çeken bir konu ama onlarla başlamadı. Onlardan çok daha önce başladı. Zaten 18. yüzyılda başka araştırmacılar da özellikle Amerika'da dünyanın içinin boş olduğuna dair bir takım iddiaları vardı. Fakat şimdi içi boş dünya teorisiyle yeraltı kentleri, özellikle de tabii Türkiye'de Kapadokya bölgesinde olan yeraltı kentleri ilgimizi çekiyor. Çünkü zamanında içi boş dünya teorisini
araştıran kişiler onlara ulaşabilmek için, özellikle Agartya'ya ve Şambala'ya ulaşabilmek için Türkiye'ye geldiler. Dünyanın pek çok yerinde yeraltı galerilerine oyulmuş kentler var ama sanıyorum bunların en ünlüleri Türkiye'de Kapadokya'da olanları, yani Derinkuyu'dan, Kaymaklı'dan filan bahsediyorum. Herkesin de ulaşabileceği yerler. Şimdi Agartha ve Şambala yine dünya dışından gelen kozmik ziyaretçilerin kurmuş olduğu yeraltı ülkeleri. Kendilerini yüzeyde göstermek istemeyen, bir şekilde saklanmayı tercih eden uygarlıkların kurmuş oldukları bir takım kentler. Denir ki biri sahil, biri sol el yoludur. Denir ki Agartha sol el yoludur, Şambala sağ el yoludur. Fakat yine bazı iddialara göre tam tersidir. Şambala sol el yoludur, Agartha sağ el yoludur. Peki nerededir bunlar? Derler ki Tibet'in altındadır, Hindistan'ın altındadır. Ve aslında dünyanın kralı Agartha'da yaşar, zaman zaman dünya yüzeyine çıkar ve insanları selamlar filan, böyle diye bir bilgi vardır. Peki biz bu bilgilere nereden ulaşıyoruz? Özellikle yine Madame Blavatsky'den ulaşıyoruz. Evet. Helena Petrovska Blavatsky'den ulaşıyoruz. Ve o da zaten yeraltı kentlerinin, yani Türkiye'ye gelmesinin sebeplerinden biri Kapadokya'dan yola çıkarak Agartha'ya, Şambala'ya ulaşmak içindi. Ve tabii neden Türkiye'de, neden Anadolu'da bu kadar çok yeraltı kenti kazılmıştır? Sadece Derinkuyu Kaymaklı yoktur. Çok fazla sayıda yeraltı kenti. Neden? Neden? Şimdi denir ki bütün bunlar aslında birbirleriyle bağlantılıdır ve hepsinin de yolu Agartha'ya çıkar. Önemli olan Agartha'ya ulaşabilmektir. Çünkü Agartha Sirius'tan gelen üstadlar tarafından kurulmuş olan gizemli bir kenttir. Ve tabii ki herkese açık değildir. Bazı dünyadan seçilmiş insanlar, hatta işte simya ile ölümsüzlüğü yakalamış olan bazı insanlar, Saint Germain Comte gibi, bahsetmiştim ondan. Onlar ancak buraya girme yetkisine sahiptirler. Ve bu bilgi de tabii ki binlerce yıldan beri insanları düşündüren bir şey. Ama yani sanıyorum, şimdi sen ufolojiyle ilgilendiğin için, evet, acaba var olan şu anda UFO tanımlarının hepsi dünya dışı değil de dünya merkezli olabilir mi? Şimdi bazı iddialara göre UFO'lar aslında hem dünya, yani hem gökyüzünden geliyorlar, dünya dışından geliyorlar, ama bazıları da dünyanın içinden, dünyanın merkezinden çıkıyor. Çünkü diyorlar zaten Agartha'yı veya Şambala'yı kuranlar dünya dışı uygarlıklardı. Ve o zaman da uçan dairelerin dünyanın içinden gelmesi son derece mantıklıdır. Ve hatta 1940'lı yıllarda Amiral Byrd denilen bir, evet, adam vardır. Hani Amerikan Hava Kuvvetleri'nin. 71 numarayı ekrana verebilirseniz. Onun büyük resmi var mı? Resimlerden. Evet. Bir kutup araştırması sırasında yolunu kaybeder uçağıyla beraber. Evet. Bu abi. 71, 72, 73'ü arka arda verebiliriz arkadaşlar. Ve evet, kutupların üzerinde uçarken buzlarla kaplı olması gereken yerde yeşil bir ortam, işte hiç görmediği hayvanlar, son derece canlı bir coğrafya bulur ve uçağının kontrolünü kaybeder, yavaş yavaş o ülkeye doğru çekilir ve kendisini insanlardan birazcık daha uzun boylu olan, sarışın mavi gözlü, Alman ırkına benzeyen ve hatta İngilizceyi de Almanca aksanıyla konuşan bir takım güzel görünüşlü insanımsı varlıklar karşılarlar. Ve onu alıp bu ülkenin derinliklerine götürürler. Ne olduğunu konuşacağız. Ufak bir reklam arası. Hemen dünyanın ortasında, yani oyuk dünya teorisine göre Albay, tabii Bright'tan bahsediyoruz. Evet. Albert Bright gemi uçağıyla birlikte uçarken bu merkeze doğru çekildi ve neler yaşadı, biraz sonra konuşacağız efendim. Ufak bir reklam arası. TV 100 ekranlarında kayıt dışındasınız efendim. Ferah Yurtöz ve Serhat Ahmet Tan'la Oyuk Dünya, Hollow Earth konusunu konuşuyoruz. Niye birçok bilim adamı, yani sayılı Tesla'dan tutun da Halley'e kadar, Leonard Euler'a kadar, niye Oyuk Dünya projesi veyahut da buna teorisi diyelim, projesi de, evet, diyebiliriz, evet, aslında. Çünkü projelendirmişler. Niye böyle bir konu üzerinde bol bol konuşmuşlar?
Evet Farah sendeydik, devam Şimdi, edelim. Evet, oyuk dünya teorisine bence en ilginç örneklerden biri biraz önce reklamdan önce bahsettiğimiz Amiral Byrd'in yaşadığı olay. Diyor evet. ki ben diyor uçağımla Güney Kutbu'nun üzerinde uçarken hiçbir şey olmaması gereken yerde, buzlarla kaplı olması gereken yerde yemyeşil bir dünya gördüm. Şu ana kadar hiç görmediğim hayvanları gördüm, işte çayırlarda koşuyorlardı ve bir noktadan sonra uçağımın kontrolünü kaybettim. Reji de diyor ki elini kolunu çok fazla sallama bana. Evet. Evet. Tamam. Uçağımın kontrolünü kaybettim ve o dünyaya çekildim. Çekildikten sonra beni uzun boylu Alman ırkına benzeyen ve İngilizceyi Alman aksanıyla konuşan insanlar karşıladılar. Ve beni o yerin, o mekanın liderine, yöneticisine götürdüler. O zaman kendimi dünyaya ait olmayan bir ırkın karşısında olduğumu anladım. Ve dediler ki bizler binlerce yıl önce bir başka sistemden geldik. Burada bu dünyayı kurduk ve insanları kontrol ediyoruz. Dünyanın akışını kontrol ediyoruz. Üstelik de bu şu var. Bu olay yaşandığında İkinci Dünya Savaşı daha yeni bitmiş. Atom bombası çağı. Ve bakınız İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle UFO'larla ilgili ilk görüntülerin ortaya çıkması paraleldir. Yani UFO'larla ilgili ilk videoların, video demeyeyim de filmlerin veya fotoğraflar İkinci Dünya Savaşı döneminde ve sonrasında ortaya çıktı. Ve biri daha var buradan bağlamak istediğim. Ünlü Amerikalı, aslında Polonya asıllı, UFO'larla, uzaylılarla iletişim kurduğunu iddia eden George Adamski. Onun resmini gösterebilir miyiz? Evet. Onun resmi de benim kalabalık sayfada 17 numaralı resim. Demin yanlışlıkla gelmişti. Şimdi tekrar o resme dönebilirsek çok sevinirim. Evet. Şimdi bakınız. Adamski ne diyor? George Adamski bugün hala çok fazla taraftarı olan ve çok hayranlık duyulan, Amerika'da ilk UFO'larla, uzaylılarla açık yakın temasları kuran bir kişi. Tabii onun yaşadığı temaslar 1950'li yıllarda, yani bu olaydan çok daha sonra. Diyor ki ben Kaliforniya'da Mojave Çölü'nde dolaşırken birdenbire yere inmiş kocaman bir UFO gördüm. İçinden de bir uzaylı adam çıktı. Fakat çok uzun boyluydu, sarışındı, mavi gözlüydü. Yani bir yerde Amiral Byrd'in gördüğü varlıkları tarif ediyor. Benimle telepati yoluyla konuştu. Venüs'ten geldiğini söyledi. Ondan sonra tabii bunun üzerine adam bir sürü kitaplar yazıyor ve bir mit haline geliyor. Fakat bence Adamski'nin gördüğü UFO Venüs'ten gelmemişti. Adamski'nin gördüğü o uzaylı da Venüs'ü değildi. Nereliydi? Şu oyuk dünya teorisinde evet. Amiral Byrd'in gördüğü ırkla aynı ırktı. Çünkü onlar da uçan daire yapıyorlardı. Byrd'in tarif ettiği ırkla aynısını tarif ediyor. Bir de Byrd'in sonunu da söylemek lazım. Ne oldu bu adama diye merak ediyorlar. Bright'dan bu arada sonra Didem Yufka Yürek demiş ki tüm konuların özeti oluyor bu program. Tekrar tekrar izlenmesi bir özet oldu. Hepiniz sağ olun, var olun. Sen de sağ ol Didem, tüm izleyicilerimizle birlikte. Evet. Ve Bright tabii uzaysal olabileceğini düşündü. En azından insan olmadığını, yani dünyalı olmadığını düşündüğü bu ırkla karşılaşma yaşıyor. Ve diyorlar ki işte siz aslında dünya ırkı çok tehlikeli bir ırk olmaya başladınız ki bu 1940'ların sonunda söylüyor adam bunu. Şimdi görseydi ne derdi acaba şimdiki halimize? İşte atom bombası kullanmayın diyor kısacası. Yani bunu aslında herkes diyebilir de neyse. Sonuç olarak Brian tekrar yeryüzüne döndüğünde bu iddiasını kitaplara döküyor. İnsanlara anlatmaya çalışıyor ve yaşamının geri kalan kısmını da oyuk dünya teorisinin gerçek olduğunu kanıtlamaya çalışarak geçiriyor. Ama zaten paralel olarak Hitler, Himmler, Nazi subaylar ve okült araştırma yapan Nazi kesimi zaten bu olayın farkında. Zaten onlar da oyuk dünya teorisinin bir gerçek olduğunu düşünerek bunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Tabii. Ve bunu nerede? Aslında onların aradıkları dünya dışından gelmiş saf ırk bir halk. Ari ırk. Sarışın, mavi gözlü, beyaz tenli, başka hiçbir ırkla melezleşmemiş bir ırkı arıyorlar. Mesela Göbekli Tepe'ye gitmezlerdi çünkü Göbekli Tepe'de çok fazla melezleştirme evet. var. Şimdi saf
ırk diyorlar. Almanların, yani o dönem Alman ideolojisinin ya da Nazi ideolojisinin zaten temel merkezi bu. Saf bir ırk olmak. Almanların ari ırk olması. Almanların başka hiçbir ırkla karışmaması. Bunu işte 1940'lardan 60'lara kadar yürütmeye çalıştılar. Fakat tabii 60'lardan sonra öncelikle Türkiye'den ve sonra diğer Akdeniz ülkelerinden, yani İtalya'dan, Yugoslavya'dan, işte İspanya'dan pek çok işçi gitti Almanya'ya ve Almanlarla evlilikler oldu. Onların da böylece tezi çökmüş oldu. Bu da işin gerçeği. Ama şöyle düşünüyorlardı. Yaşamın temelini kuran dünya dışı bir ırktır. Onlar evet dünyaya gelmişlerdir, fakat dünyanın yüzeyinde değil, dünyanın içinde yaşarlar. Orada bir dünya zaten vardır. Onların kendi güneşi vardır. Kendi denizi, kendi okyanusu, kendi akarsuları vardır. 14 numarayı ekrana verirsek aslında söylemek istediğin yapı bu. Evet. Evet. Jules Verne'in Dünyanın Merkezine Seyahat eseri de yine bu doğrultuda yazılmıştır. Yani aslında 14 bize numara. Coğrafya kitaplarında söylendiği gibi dünyanın... Oyuk dünya olan 14, evet. İşte içi magma tabakası veya farklı tabakalar değil. Bir şey vardır. Yapı var. Bir yaşam vardır, bir medeniyet vardır ve o medeniyet dünyada gördüğümüz medeniyetten çok daha gelişmiştir. Çünkü uzay teknolojisine sahipler diyorlar. Ve şimdi yine Tibet karşımıza çıkıyor. Hitler, Himmler ve dönemin Nazi ileri gelenleri ari ırkı nerede aradılar? Tibet'te aradılar. Sizin de söylediğiniz gibi işte gidip insanların başlarının ölçülerini alıyorlardı. Yani bu ırkları gruplandırmak için. Gruplandırmak için. Ve şimdi bir şey daha var. Geçen programlardan birinde, o resimleri şimdi getirmedim ama izleyenler hatırlayacaklardır. Ukrayna'da bir kutunun içinde bazı resimler ve bir takım onun da yanında kafatasları bulundu. Almanların yine kurmuş olduğu ve antik kökenlerini araştırmaya yönelik bir araştırma cemiyeti vardı. Bu bugün için bizim astroarkeoloji diyebileceğimiz bir şey. Yani arkeolojik kökenlerimizin, tarihsel kökenlerimizin yıldızlardan gelen varlıklar tarafından kurulduğuna dair kısaca özetlemek gerekirse. Şimdi orada, o resimlerde bir de dolmen vardı, hatırlıyorsunuz. Tabii. Değil mi? Dolmen vardı. Şimdi dolmenler genel olarak Keltlerle bağdaştırılır. Denir ki Keltler Orta Avrupa'dan, yine Almanya'dan işte dünyaya yayıldılar. İngiltere'ye gittiler, İskoçya'ya gittiler, İrlanda'ya gittiler ve bir takım taş eserler, yapılar kurdular. Dolmenler. O Ukrayna'da size gösterdiğim resimlerde bir dolmen vardı. Şimdi dolmenin bununla ne ilgisi var? Ben Trakya dolmenlerini ziyaret ettim. Edirne'ye gittim geçen sene önce. Evet. Bir de bu yaz Trakya dolmenlerini ziyaret ettim. Aynı zamanda bakınız çok ilginç. Amerika'da New York eyaletinde de dolmenler var. Onları da ziyaret ettim. Hatta oradakiler buradakilerden çok daha geniş kapsamlı. Ve oradaki araştırmacılar da dediler ki, o katıldığım grupta, zaten Keltler Amerika'ya da gelmişti. Yani onlar sadece Avrupa'ya yayılmadılar. Ve geldikleri zaman Kuzey Amerika'da New York eyaletinde de bu dolmenleri yaptılar. Fakat şimdi sizi Amerika'ya götüremeyeceğim ama en azından Edirne'ye davet edebilirim. Edirne'deki dolmenleri mutlaka görmenizi arzu ediyorum. Neden? İsterseniz oraya geçelim. Olur. Ben de dolmenleri size biraz göstereyim. Çünkü bu çok heyecan verici bir şey. Hakikaten. Ve ben de bunu Edirne'de yaşayan çok değerli bir öğretmen arkadaşımın sayesinde öğrendim. Beni o götürdü bu yerlere. İsterseniz dördüncü resimden, şu kalabalık sayfadan dördüncü resimden başlayalım. Şimdi dolmenlerin, peki diyeceksiniz, oyuk dünya teorisiyle nasıl bir bağlantısı var? Bakınız efendim, burası Edirne. Lala Paşa bölgesi. Edirne'de, Trakya'da aşağı yukarı 160 tane dolmen tespit edildi. Baktığınız zaman hem coğrafi olarak hem de eser olarak diyeceksiniz ki burası İngiltere mi, burası İskoçya mı, burası İrlanda mı? Hayır, değil, Edirne. Fakat tabii görmek istemeyeceğimiz bir şey, insanlar buralarda eşyalarını, kişisel eşyalarını bırakmışlar. Şimdi bunun korunma altında olması lazım ama buralarda işte yemekler yeniyor, ateşler yakılıyor filan, dehşet verici bir durum.
Dolmen nedir? Ne tarihe götürüyorsun 3200. bizi? 3200. Evet. 3200 yıllık. Yeni. Çok eski değil. Evet. Yani Göbekli Tepe ile Karahan Tepe ile kıyaslayacak olursak çok yeni aslında. Dolmen nedir? Dünyanın her yerinde, yani Avrupa'da gördüğümüz ve Bulgaristan'da çok fazla var. Mesela biz oralarda dolaşırken işte köylerde duruyoruz, diyorlar ki bize 3200 olduğu nereden anlaşılıyor? Orada bir kemiklerden. Bir araştırma analizden tabii. 10200 de olabilir mi? Olabilir. Çünkü oraya 3200 yılında birisi gelmiş, orada kemik ölmüş bırakmıştır. Ölmüş olabilir. Tamam, ama evet. Ama 10 bin sene de olabilir, 20 bin sene de olabilir. Ama hani Keltlerin tarihine bağlı olarak yapıyoruz. Ama Keltlerle siz bağladınız. E canım, Keltlerle ben bağlamadım. Tarih olmayabilir. Bağladı. Olmayabilir. Yok, Kelt ama şimdi şöyle bağlamamız lazım. İzleyicilerimize bir bilgi verelim. Ben yine verelim. Karşı çıkıyorum Keltler ama. Keltler aslında bu da önemli bir konu. Başka veriye göre Göbekli Tepe'den kalkıp, yani Anadolu'dan kalkıp İngiltere'ye kadar giden, daha sonra tekrar Anadolu'ya gelen bir kavim. Dolayısıyla yani bu sürecin çok önceden olmuş olabilir. Keltler oraya gelmiş, bir şey yapmış olabilir. Olabilir ama şöyle olmuyor. Hani bu dolmenler Keltlerin yolunu takip ettiğimiz zaman hemen hemen Keltlerin olduğu her yerde kendi teorimi anlatacağım. Bak, bambaşka bir şey çıkacak belki. Dinleyeceğiz. Şimdi nedir bu mesela? Bakıyorsunuz aslında iki tane taş yanda, arkada da bir tane taş bu düşmüş. Bir tane de tepede. Deniyor ki efendim bu dolmenler mezarlıktır, mezar anıtıdır. İsterseniz bir sonraki resme de geçelim. 5'e gelelim, 6'ya hani gelelim, 7'yi gösterebilirsiniz. Evet. Aynısının, ha bu farklı, bu başka bir bölgede. Bu biraz daha derin. Şimdi bunu etrafına dolaştığınız zaman buradan arkada, oyuk dünyaya nasıl bağlıyorsun? Oyuk dünyaya nasıl bağlıyorum? Çünkü deniyor ki dünyanın pek çok yerinde oyuk dünyaya giriş noktaları vardır. O giriş noktaları Keltler tarafından dolmenlerle işaret edilmiştir. Şimdi bunu kazıp da tabii içine girmiyorsunuz. Yine dendiğine göre dolmenler dünyada bir takım manyetik enerjilerin olduğu araziler üzerine yapılır. Seçilerek yapılır, rastlantısal yapılmaz. Tabii şimdi buradan trafik yolu geçiyor maalesef ama dikkat edin, bakın bütün dolmenler Edirne, Trakya'daki dolmenlerde 6, 7, 8 devam içinde, edebiliriz 9'a doğanın kadar. Doğanın içinde. Evet. Lalapaşa bölgesinde. Bir devam edelim hızlı Ekim'de hızlı gittim, resimleri. Bir de yazın gittim. Onun için hava değişik görünüyor. Şimdi mesela şurası. Belirli ritüeller yapıldığında rahipler tarafından, dürit rahipleri tarafından, dürütler Keltlerin kutsal insanları. Mesela burası 3 kişilik. Evet. Yapıldığında ya sanki gökyüzünden burada, gelen bir saldırıya karşı saklanmışlar gibi görünüyor. Canım, yağmurdan da saklanmış olabilirler, yani gökyüzünden de saklanmaya yani gerek doğal yok. Doğal bir yapı oluşturmuşlar orada. Şimdi bunun içinde iki tane oda daha var arkasında. İki tane oda daha 10 var. 10 numarayı da verelim mi? Zaman ve mekan arasındaki engeller açılır. Belirli bir ritüel yapıldığında burası bir geçiş yeri olur. Artık burası bir mezar anıtı veya taş bir oda değildir. Burası açılır ve o zaman işte dürit rahipleri veya onların beraberindeki insanlar bu boyuttan, yani içinde bulunduğumuz boyuttan çıkarak oyuk dünya dediğimiz Agartha, Şambala veya yeraltı kentlerine geçiş yaparlar. Şimdi bir şey var. Bu Edirne'de, Trakya'da 160 tane dolmen bulunmuş ve bunların üzerinde araştırmalar yapıyor. Bazılarında insan kemikleri bulundu. Hepsinde insan kemikleri bulunmadı. 18'i yani verelim mi? Hepsinin mezar anıtı olduğunu düşünemiyoruz. Bu da yazın gittiğim, geçtiğimiz yaz gittiğim. Şimdi çok önemli, oyuk dünyaya girişi vardır, yoktur, mezar anıtıdır, değildir, olabilir veya olmayabilir. Ama Türkiye'de, Anadolu'da bu dolmenlerin bulunmuş olması bence tarihsel açıdan çok önemli. Yani bunun mistik tarafını bir tarafa bırakın, arkeolojik açıdan, tarihsel açıdan Keltlerin ve Dürütlerin buraya gelmiş olması ve burada bu izleri bırakmış olması çok önemli. İkincisi, Keltlerin bir kolu olan Galatlar tabii ki İstanbul'a da geliyorlar ve Galata bölgesi 10 numarayı yapabildik onların mi? Adını taşıyor. Evet. O nedenle arkadaşlar, bu sadece arkeolojik açıdan inceleyecek olursanız bile bence çok önemli. Ama benim için arkeolojinin ötesinde o Agartha, Şambala, Kayıp Dünya,
oyuk dünyanın birer işaret kapısıdır. Evet. 13'ü verelim şu anda. 13 gelsin o zaman. Ki buraya evet. Da evet işte bu da ünlü Agartha'yı yani yeraltı dünyası Agartha'yı gösteren oyuk dünya teorisiyle bağlantılı olarak Agartha'yı gösteren bir şey, bir harita. Bunu pek çok kitapta görmüşsünüzdür. Ve doğrudan şimdi, doğru uzaylılar tarafından. Gel istersen böyle. Tabii. Şöyle söylemek istiyorum. Sen oyuk dünyaya inanıyor musun? Ben inanmak kelimesini kullanmak istemiyorum açıkçası UFO'larda. Böyle bir teori olduğum. Doğru mu? Böyle bir teori ilgimi çekiyor ve böyle bir teorinin incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani doğruluğunu şu anda kendisi ispat etmemiş durumda diyorsun evet, aslında. Evet ama ipuçları peki, var. Peki niye Naziler yani oradaydılar? Yani niye kutuplara evet. Tren yolları oyuk dünya arama için işte kutupların tepelerinden evet. Aşağıya yani merkeze doğru inmeye çalıştılar? Çünkü indiler mi bilmiyoruz. İşte Ari ırkın orada olduğuna inanıyorlardı ve oraya ulaşmak o teknolojiyi elde etmek için tabii ki. Yani bir de şu var hani Naziler dünyaya sahip olmak istiyorlardı. Bir dünya imparatorluğu kurmak istiyorlardı. Buna demek ki dünyanın içinde eğer dahil etmişler. Eğer o Ari'liği bulursak diyor biz de bunu kanıtlarız. Dünyanın sahibi evet. Olacağız. Ne diyorsun? Şimdi ben bu akşam evet. Astrolojiye karşı çıktım. 6 dakika var. Evet. 6 dakika. Çok büyük az. Süre. Ondan sonra devam tamam. Ederiz. Bak astrolojiye karşı çıktım. Mu Atlantis'e karşı çıktım. Neden? Bunların fiziksel kanıtları yok. Yani bilimsel değil. Teori yapabilirsin. Bilim şöyle ilerler. Ama teoriden bahsediyoruz. Tamam. Bir teori olmadan. Şöyle olur ama. Evet. Yanlışlandığı zaman bu teoriyi atarsın çöpe. Şu anda hiçbir ilgi çektiği mı? İçin. Yanlışlandı işte söyledim. Dedim ki bak jeolojik olarak hiçbir kanıtı yok. Mu ile Atlantis'in. Astrolojinin de öyle. Şimdi bunlar da öyle. Bunlar neden öyle? 6 dakikada anlatamam ama mesela Farah'ın Bayrıt'a bağladı değil mi? Amiral Bayrıt. Evet. Şimdi Amiral Bayrıt'ın gerçek hikayesini anlatalım. Birincisi Amiral Bayrıt Amerika'nın hatta Antarktika'da var mı petrol yatakları, maden yatakları şunlar bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gönderdiği araştırma ekibinin başı. Şimdi bu adam aklı başında bir adam. Ama bu olayı Amerika bir şekilde örtmesi lazım. Yani diğer dünya ülkelerinin buraya girmemesi lazım. Bir şey varsa buraya hakim olma. Araştırmayı da bir şeyle kamufle etmesi lazım. Ama bu tam tersi olmaz mı? Bir dakika. Şimdi bunu kamufle edebilmek için bu adam hakkında bir sürü şey çıkarttılar. Adam şöyle dedi, böyle dedi, böyle dedi. Daha sonra bunun şeyleri çıktı. Bu adamı dediler ki bu hala aynı iddiada bulunuyor işte kitap yazıyor bilmem ne falan deyip de akıl hastanesine atıldığı hakkında bir sürü şey çıktı. Akıl hastanesinden çıktı bilmem ne oldu falan. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Bunlar Amerika'nın bu işi örtebilmek için şehir efsanesi olarak ortaya bugün de attığı benzer şeylerden bir tanesi. Bir de Hitler'le bunun alakası peki, yok. Peki ama şimdi bilimden sonra, bahsediyorsun. İşte bahsediyorum. Şimdi şöyle diyelim. Niye yani Haley böyle bir şey diyor? İşte anlatacağım. Leonard Euler niye böyle Halley diyor? De orada Tesla yanıldı. Niye öyle diyor? Newton da yanıldı. Newton bilim adamı mı? Bilim adamı. Bir sürü saçma şeyi de var. Halley'in de aynı şekilde. Halley'i tespit etti. Bilimsel bir şey buldu. Saçma. Bunu da saçma. Ama nereden saçma? Hiç kökensiz gelmiyor bu. Onu ikinci bölümde anlatırız reklamdan sonra. Şimdi şunu halledelim. Şimdi bu akıl hastanesine falan girdiğini bu Bayrıt'ın şu anda çocukları galiba var, torunları da var. Hepsi reddediyorlar. Bu iddiaların hepsini saçma buluyorlar. Hiç bunları konuşmaya değer bile bulmuyorlar. Yaşıyor şu anda Amerika'da. Bunun devamı, nesli yani. Bu tamamen ama şimdi bir şöyle bir şey yok mu? Sen şimdi adam illaki nesline bir şeyler anlatmak zorunda değil. Veyahut da nesli aslında adam oyun tam ters gidelim. Normal yaşamış ne akıl hayır, hastanesine girmiş gidelim. Ölmüş emekli Serhat, olmuş. Tam ters gidelim. Yani şimdi bak hiçbir şey yok böyle ortada. Bir şey varken yani oyuk dünya farz edelim ki var. Şimdi bak oyuk şimdi, dünyayı öne atmazsa. Ama ben bir cevabını vereyim ondan söyle, sonra sen girip. Söyle. Farz edelim ki senin tam tersini senin yaklaşımınla anlatıyorum. Tamam. Oyuk dünya var. Diyoruz ki o ilk dünya yoktur bu adam delidir demek daha iyi değil mi? Ailesine de diyorum ki tabii öyle diyorlar aynı zaten. Kennedy ailesinde olduğu gibi diyorum ki ya işte hiç birileri tarafından öldürülmedi. Aslında konu tamamıyla
hani bir ölç alma meselesiydi falan fişmekan. Oysa ki arkasında var. Amerika'da adamın yaşayıp emekli olduğunu, ondan sonra normal hayatını yaşayıp hiç akıl hastanesine girmediğine dair kayıtlar var, resmi ya bu kayıtlar şimdi var. Şimdi şöyle değil mi konu? Şimdi senin yaklaşımınla yaklaşıyorum konuya. Bir gizli örgütün en kolay şeyi şey üretmek, belge üretmek. Üretti gitti. Ya ben belgelere bakarım. Ben araştırmacıyım. Belgelere baktığın zaman yanılıyorsun işte, onu bak, söylemek işte, istiyorum. Tamam, yanılabilir. Belgeler de sahte olabilir. Tabii belgeler de sahte ama olabilir. Sadece oradan değil ki. Sen şöyle şimdi diyeceksin bak. Şimdi Bayrıt'tan girdik. Bak. Bu Adamski, Venüs. Venüs'te şakır şakır şey kaynıyor. Kazanlar cehennem gibi yer. Nereden Venüs'ten gelecek? Hiç alakası yok. Ama yani şimdi bak, bu da yanlış. Fiziksel şeylerle şimdi şu da yanlış yok. Olabilir. Yani herhangi bir varlığın bizim fiziksel yapımızda olmak zorunluluğu yok. Bu bir hologram kronoloji bile olabilir. Tutmuyor. Teknolojik olarak farklı bak, olamaz. Kronoloji mı? Tutmuyor Ertan Bey. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in yaptığı araştırmayla bunu bir içine geçiriyorlar. Hitler kaçmış gitmiş, savaş bitmiş, bu adam son araştırmaya işte girmiş. İşte bakın, bir iddia daha var. Hitler'in aslında hiçbir yere de kaçmadığı, Şambala ve Agartha'da tamam işte. Yaşadığı iddiası. Şimdi vaktimiz yok. 2. bölümde bu Agartha nedir, Şambala nedir, Hitler neden aradı, nereden çıkıyor bu dolmenler, bunu ne anlat, olabilir? Vaktimiz var. Kaç dakika? Yani 2 dakikada anlatırsın. 2 dakikada anlatamam ki. Şimdi bu aslında, yani bak, Serhat Bey bir şey söyleyeceğim. Şurada, aslında itiraz ettiklerinizi, inanmadıklarınızı söylemek yerine anlatmak istediklerini size anlatsanız daha çok zaman kazanırdınız. Bak şimdi burada Farah Hanım'ın söylediği kritik şey cümle, dünyanın kralı. Bu dünyanın kralı aslında Zülkarneyn. Dünyanın kralı ne demek? Yani bir tane kral göster bana. İşte bu Osmanlı'nın kralı dersin. Bu İngiltere'nin kralı, ama zaman içerisinde yaşıyor. Belli bir dönemde, değil mi? Adamın hayatı var, şeyi var. Şimdi dünyanın kralı şu. Dünyanın bütün zamanlarının hakimi. Bu geleceğin Zülkarneyn, ve geçmişin. Geleceğin, geçmişin. Belki evet, bundan önce bir dönem olduysa onun da. Şimdi bu Zülkarneyn. Buradaki olay da bu Yecüc Mecüc saldırısı. Zaten bunun önceden, çok önceden, yani Nuh tufanı. Ama bak şimdi aynı şeyi yapıp kendine ters düşmüyor musun? Hayır, düşmüyor. Yani Zülkarneyn'i yani bilimsel bir açıklamayla matematize kaynağı etmediğin var, sürece. Ama kaynak dediğin. İşte, kaynak inanırsın inanmazsın. İmanla ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Bir dakika ama şimdi bu eski bir kitap. Evet. Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil. Diğer Tevrat'ta, şunda bunda, efsanelerde var, mitolojide var. Şimdi bu kaynak, sen buna inanırsın inanmazsın, ama bu eski bir kitabın içinde yazı var. Ben ona dayanıyorum. Ama şimdi aynısını, yani inanmışsın inanmamışsın. Şambala ve Agartha yok, kaynağı yok. Ergenekon destanıyla da eşdeğer bir yapı diyebilirsin. Hiç alakası yok. Niye alakası diyemeyiz? Yok. Ergenekon destanının yorumlaması öyle. Mesela şimdi Farah Hanım yorumladı, dedi ki kentlerle ilgili bu. Ben de diyorum ki hayır, kentlerle ilgili değil, o senin yorumundur. Bu çok daha önceden var olan bir yapı. Sen kentler, de yorumlamıyor musun şimdi? Tabii yorumluyorum. Aynı benim zamanda teorim zaten bu. İnanırsınız inanmazsınız. Şimdi ama burada şunu diyorum. Ama varlığı bir gerçek. Yani var, bu var ama onlar bir sonradan gelmiş. Var. Sonradan gelmiş. Bak, ve bu dünyanın her kralı, yerde bir izler bırakıyorlar. Müsaade edin. Şimdi Yecüc, bir reklam arası. Tamam, Zülkarneyn gerçek midir, değil midir? Yani Yecüc Mecüc'le yani alakalı mı? Alakası bu oyuk nedir? Dünya nedir? Oyuk dünya projelerini anlatacak efendim Serhat Ahmet Tan. Kendi bakış açısıyla yani ufak pardon, bir reklam arası. İtiraz edecek belki de, tamam, anlatmayacak. Bitcoin 3 kolay adımda. Kayıt dışı devam ediyor efendim. Ferah Yurtöz ve Serhat Ahmet Tan'la oyuk dünyayı konuşuyoruz. Serhat Ahmet Tan itirazlarına devam ediyor. Evet ben Serhat. Kendi teorimi anlatacağım. Kendi teorini şimdi anlat. Şimdi itiraz ediyormuş gibi oluyor ama. İtiraz araştırmacıyız. Yani şöyle itiraz yani, ettiğin konu kim? İnsanlara yani aslında doğru şeyler anlatalım. Hayır hayır, şimdi itiraz ettiğin kim? Tesla'ya itiraz ediyorsun. Hepsine itiraz ediyorum. Hepsine. Şimdi Leonard Euler'a, Hela'ya, şimdi mesela Farah Hanım dedi ki ediyorsun, bir uzaydan, evet, bahsetti. Bir yer altına girdiler dedi. İşte Agartha, Şambala. Bunlar Yecüc Mecüc aslında. Bu hikaye yeni değil. Bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. İnsanoğlu dünyada yaşarken uzaylı bir ırk buraya geldi, istila etmeye kalktı. Bu Kehf suresinin son bölümünde anlatılıyor. Bunlara Zülkarneyn, yani dünyanın kralı dediğimiz bütün zamanların kralı, bir set pardon, yaptı. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bilmeyenler vardır mutlaka. Zülkarneyn kelimesinin açılımı nedir ve bu isim nereden geliyor? Şimdi Zu,
Sahibi demek. Sahibi. Sahibi. Tan bilimsel bir hiçbir açıklama getirmiyor. Sadece kişisel yorum yapıyor olabilir. Ama Elkan, o zaman karşısındakilerin yorumunu açığa düşürecek. Evet. Kendi teorisi anlatmak için uğraşmalı diyor. Bird i̇şte for zaten. C. Çok güzel. Elkan. Bu boynuz olarak, bu boynuz sembolizm sonradan dönüşmüş. Çip boynuz manasına geliyor. Ama aslında mana şu, karn bir medeniyet dönemi demek. El karn bir medeniyet dönemi. Eyn bunun takısı. Bu iki demek, ikili. Yani iki medeniyet döneminin sahibi. Medeniyet dönemi veya zaman diyoruz. İki ırktan bahsediliyor yok, olabilir ırkla mi? Yok, ırkla alakası yok. Bu dönem demek. Bu da çiftli. Şimdi iki medeniyet dönemini sahibi, nereden alırsan al. Nuh tufanından öncekiyle bugünkü olabilir. Ondan daha öncekiyle olabilir. Bundan sonraki olabilir. Şimdi bu dünyanın kralı denilen bir misyon ve başındaki sembolik bir ifade. Şimdi bu neye karşı? Dünyayı istila etmeye karşı. Dünyadaki insan ırkını dünyadan süpürmeye karşı. Bugün de olan şey bu. Bir koruyucu bir sistem zaman içerisinde hareket ediyor ve o zaman içerisindeki bütün zamanlara giderek insanoğlunu koruyor. Ve burada bir saldırı olmuş. Yani şöyle bir zaman çizgisi çizelim. Burası milattan önce diyelim ki 10.000, 20.000, burası da bugün. Şimdi bunu aynı şekilde burasını İstanbul, burasını Antalya'da diyebilirsin. Yani burası zamanın öncesi, burası sonrası. Şimdi bir saldırı yapsa mesela Türkiye'ye bir saldırı olsa Allah göstermesin. Yani Antalya'dan çıkartma yaptı. Aynı anda İstanbul'a da çıkartma yapabilir. Değil mi? Şimdi bu arada da yaşayanlar bizler zamanın içerisinde yaşıyoruz. Bundan hiç haberimiz olmayabilir. Yani burada mesela diyelim ki Anadolu'da yaşayan bir kişi Antalya'dan çıkartma yapmış. Öbür taraftan iletişim araçları yok diyelim. Bugün için mi? Yok. Efendim? Bugün için mi? Bugün için mesela Türkiye'ye veya başka bir yere bir saldırı yapsa iki cepheden bir giriş yapabilir düşman kuvvetleri, değil mi? Evet. Bu iletişimin olmadığı bir çağda düşünelim. İletişimin olmadığı çağda. Olmadığı evet. Çağda. Tabii. Ortada Anadolu'da yaşayanlar da bundan hiç haberi olmaz. Üç ay, beş evet. Ayda haberi olmaz. Evet. Şimdi biz de aynen böyle durumdayız. Bu zamanın öncesinde bize bir saldırı yapıldığı anlatılıyor. Dünyanın şu antik dönemlerinde. Şurada da olacağı söyleniyor son döneminde de. Şimdi biz arada yaşıyoruz. Bunlardan haberimiz yok. Ama bir misyon var. Bu zamanın her tarafına gidip gözleme yapabiliyor. Ve buradaki bu saldırıyı önlüyor. Bunu set yaparak önlüyor. Bunlar Yecüc Mecüc. Sonra Agartha Şambala'ya dönmüş. Efsanelerde değişik değişik gelmiş. Şimdi bu olayı bu şekilde anlamamız lazım. Agartha ve Şambala dünyanın içerisinde, Yecüc Mecüc de dünyanın içerisinde diye yanlış anlaşılmış. Git şimdi birçok İslami kaynağı araştır. Bu setti nereye yaptı? Dünyanın içine bunları hapsetti. Bunlar belli bir zamanda çıkacak diye. Ama bir dağın içine diye. Alakası evet. Yok. Çünkü bunların tekrar saldırılacağının anlatıldığı Enbiya suresindeki ayette şöyle diyor. Bunlar diyor Hadeplerin üzerinden, Hadeplerin üzerinden dünyaya saldıracaklar. Hadep ne demek? Hadep bak şöyle. Tabii. Hadep'i çiziyorum. Hadep bu. Evet. Neye benziyor? Devenin örgüsüne. Uçan daireye benziyor. Hayır. Orada bahsedilen tabii devenin örgüsüne tabii. Ama aslında o devenin örgücü kelimesi de sembolik. Bu uçan daire. Bunun içinde uzaylılar var. Bu uzaylılardan saldırı oluyor. Yani Enbiya suresinde gelecekteki saldırı böyle anlatılıyor bize. Şimdi o zaman biz bunu dünyanın altında içinde falan değil. Çünkü dünyanın içinde ateş var. Hiç güneş falan da yok. Ama güneş nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Mesela burası evren olsun. Değil mi? Büyük patlamayla başlamış, genişliyor. Evren modeli çizdik. Kapalı bir evren modeli. Çünkü bize anlatılan dini kaynaklarda böyle. Başka evren modelleri var. Onları da anlatırız. Vaktimiz yok. Şimdi burada bir kara delik oluşuyor. Bu kara delik şöyle bir alan açıyor. Al sana o dünya teorisi. Şimdi belki de bizim güneş sistemimiz burada. Ha yani siz oyuk dünya teorisinin yer küreyle ilgili değil de değil. Gök küreyle ilgili gök olduğunu, küreyle ilgili. Evrensel olduğunu evet. Düşünüyorsunuz. Ve bunun dışında biz burada da bir sürü yıldızlar görüyoruz. Evreni böyle yekpare gibi görüyoruz. Ama belki evrenin içinde
yalıtılmış bir bölgede bunun teorisi bu şekilde sembolik anlatılmış olabilir. Ve bu olabilir bilimsel diyorsun. Olarak bu araştırılıyor şu anda. Yani sen dedin ya hani simülasyonda mıyız değil miyiz falan bu tartışacak ki bu akşam yetişmedi. Şimdi onunla ilgili aslında bir örnek vermemiz lazım. Şimdi uyuk dünya teorisi bu aslında. Şimdi hemen benim yorumum budur. Başka bir konuya geçeceğim. Bana iki numarayı bir ekrana tam verelim. Bir de stüdyoya da verelim iki numarayı. Benim iki numara evet. sayfamda. O evet. ilginç bir şey. Evet. Yani niçin ilginç diye sorarsanız evet. Şimdi Scientific dergisi Umuma biliyorsunuz yıldızlararası bir uzay aracı olduğunu iddia etti. Güneşin hemen yanında evet. görülen büyük bir kaya parçası veyahut da büyük bir yapı veyahut da büyük bir araç bir uzay gemisidir dedi. Kim dedi? Avi Loeb. Bu adam kim? Harvard Astronomi Bölümü eski başkanı. Şimdi de diyor ki evren diyor saf enerji ve düz bir geometriye sahip olduğu için evrenimizi gelişmiş bir uygarlık kuantum tünelleme yoluyla laboratuvarda yapmıştır diye yazıyor. Şimdi Serhat sana soruyorum. Evet. Evren laboratuvarda yapılmış mıdır? Yani bu simülasyon teorisi var. Evet. Bu simülasyon teorisi o çok uzun sürer ama bunu da şöyle anlamak lazım. Bu aslında bunu yapanlar mutlak varlık mıdır yoksa yaratılmış varlık mıdır? Yani evrenin içine ait varlıklar mıdır? Evrenle ömürleri sınırlı olan varlıklar mıdır? Şimdi o senin söylediğin evrenle ömürleri sınırlı olan ama çok ileri teknolojiyi ele geçirdikleri için tanrısal güçlere sahipmiş gibi görünen varlıklar gibi anlaşılıyor. Yani bugün mesela cep telefonunu eski devirde baksaydık adam buna sihir derdi değil mi? Tanrısal bir güç derdi. O çok güzel bir yere geldiniz. Ben de onu Kapadokya'ya bağlayacağım. Evet. İsterseniz benim resimlerle devam edelim ama bu arada bir soru geldi. Bununla ilgili başka bir şey bitirmek istediğini söyle. Şöyle evet. şimdi burada esmalar konusuna geldiğimiz zaman yani Tanrı bu işi nerede planladı, nerede hazırladı? İslam alimleri veya İbn Arabi diğerlerinin de yorumuna göre şöyle. Bu Allah'ın ilminde önce soyut olarak ortaya çıktı ve bunu mecul değil diyor. Yani zorlamayla yapmadı bunu, tasarlayarak yapmadı. Doğal bir yapı. Allah kendi ilminde ne var ne yok anlamak için açtı. Sistemi açılınca bunlar soyut bir sürü oran olarak ortaya çıktı. Bunlara esmalar diyoruz. Nizam. Güzellik, çirkinlik evet. falan gibi şeyler. Şimdi bunların bu tarafa yansıtılmasında yani somut hale gelmesinde Allah kendi varlığından buna da halkı cedid diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de de Kaf suresinde yani var. Yani yeniden yaratma mı? Şöyle halkı cedid devamlı yaratma. Cedid yani, yeni. Yeni. Yeniden. 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 Ve bunlar birbirine benzer olarak gelir ama bir tanesi bir tanesinin aynısı değildir. Yeniden ve bu halk etme. En kısa zaman aralığında yani bizim anlayamadığımız en küçük zaman aralığında buna da işte bilimsel isimleri var. Şimdi orayı fazla girmeyelim. Halde bu zamanın aslında lineer bir çizgi gibi olmadığını ama spiral bir döngü olduğunu gösterebilir şöyle mi? Şöyle söylüyor onu. Şimdi diyor ki mesela yani yeniden sürekli Tanrı'nın yaratılma. Şeyi yani yaratıcının şeyi şudur. Bir var, bir var. Ama yaratıcı bu tarafa yansıttığı zaman bu esmalarda yani onu insanın hayali gibi düşünebiliriz. Bir mimar binayı planlıyor. Ama kafasının içinde daha yapmamış. Ama biz yaptığı zaman görüyoruz. Bu nereden çıktı diyoruz. Ben diyor kafamın içinden bunu kopya çektim. Şimdi o Allah'ın ilminde olan olayı buna benzetebiliriz. Yani orada tasarım olan her şey bu tarafa yansıdığı zaman Allah bu varlığından bir tanesini buraya verdi. Araya boşluk bıraktı. Ondan sonra ikinci varlık dönemi geldi. Bu en kısa zaman aralığında oluyor. Yani kuantumda diyebilirsin veya titreşimde. Şimdi bu şu aradaki boşluğu bu varlık yok olduğu için, şu varlık buradan yok olduğu için hiç kimse bunun ne olduğunu anlayamaz. Çünkü senin idrakın da kapanıyor, bütün her şey anında yok oluyor. Ama bunun varlığının buna hiçbir şekilde benzemediği fakat birbirine yakın olarak geldiği ve bu şekilde sistemin... Benzeri olmadığı ama sürekliliğinin olduğu. Sürekliliğinin evet. olduğu, birinin yani Allah bir yarattığını aynısını asla yaratmaz. Diyor bu şekilde izah ediyor ve bunlar birbirine benzeşerek geliyor. Şimdi bu işte bu şekilde
Yani halk-ı cedid dediğimiz sistem bu şekilde ilerliyor. Ve bu esmalar sistemi bu tarafa yansıdığı zaman biz buradan şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de biz yerleri ve gökleri hak olarak yarattık diyor. Bu hak gerçek demek. Yani bunun simülasyonla alakası yok. Allah'ın yaratımı bu şekilde. Ama senin dediğin sistemin ben için... Ben demiyorum. Abi yani, hep o, o diyor, evet. Tamam. Sistemin içinden, yani tanrısal gücü olmayan, çünkü mutlak varlığı olmayan bir varlık eğer bunu yaptıysa... Dokuzu o zaman ekrana verdik. Bak aynen burada, evet. Söylediği gibi Science dergisinin kapağı. Yani Harvard'lı profesör diyor ki evren aslında laboratuvarda yaratılmış. Bu nasıl olabilir? Diyor. Evet. Şöyle olabilir. Biraz önce çizdiğim bu oyuk dünya teorisi dediğim olaydan yola çıkarak şöyle evrenin içinde bir kara delik oluşturup bunu bir kapalı evren şeklinde, evrenin içinde ayrı bir evren şeklinde bir güneş sistemi buraya yerleştirebilir misin? Yani aslında biraz önce bahsetmiş olduğun oyuk dünya teorisi diyorsun ki laboratuvar orası olmuş olabilir. Yapabilir. Doğru mu? Evet, çok tamam. İleri bir teknoloji bunu bu şekilde yapabilir. Ayrıca şöyle yapabilir. Mesela zamanı kullanan bir kral. Uzatıyor muyum? Kısa mı keseyim? Kısa keser. Mesela şöyle zamanı kullanan bir kral dedi ki şurada bir gezegen keşfettik, Mars. Mars'ta evet. Hiç hayat yok, bir şey yok. Ya buraya su gelmesi lazım, ağaçlar olması lazım, canlılar olması lazım. Diyor ki ben diyor şimdi diyor bir toplantıya giriyorum, 15 dakika falan sürecek. 15 dakika çıktıktan sonra yanındaki vezire veya işte genelkurmaya neyse, yani kendi adamına diyor ki bunu hazırlayın Mars'ı. Çıkınca toplantıdan 15 dakika sonra hazır göreyim. Burada canlılarıyla kaynaşan böyle cennet gibi bir yer göreyim. Olur mu bu? Olur. Ne kadar zaman lazım Mars'ı bu şekle getirmek için? 3,5 milyar sene. Şimdi bu genelkurmay başkanı diyor ki kardeşim sen bunun 3,5 milyar sene öncesine git. Buraya önce bir asteroidine su çarptır. Suyla burası şey olsun. Öbürüne diyor ki 2 milyar sene önceye git. Tohumları ek, ağaçlar olsun. Öbürüne 1 milyar böyle zaman içerisinde hepsine müdahale ederek bu kral bu toplantıdan çıktığı zaman Mars'a bir bakıyor. Hazır. Her şey var. Şimdi bu şekilde olabilir mi? Olabilir. Bu ileri teknoloji bunu yapabilir mi? Yapar. Zamanı kullanırsa yapar. Bak iki şekilde söyledim. Bir oyuk dünya teorisi gibi evrenin içerisinde belki de bizim güneş sistemimiz böyle. Ama biz buradan baktığımız zaman öbür galaksiyi de görüyoruz. Fakat arada hiçbir şey ışığın geçmesine engel olacak bir şey olmadığı için bu kara deliğin içinde miyiz? Yoksa ayrı bir evrenin içinde miyiz? Onu da fark edemiyor olabiliriz. Şu an için. Evet. Evet. Farah geldik evet, senin tamam, konulara. Tamam. Yani. Okay. Şimdi iki şey var eklemek istediğim. Çünkü bir soru geldi. Şu 27 ve 29 ve 30. resimleri soruyu da alalım mı? Ne diyor soruda? Sorular diyorlar ki efendim bu uzun kafalı varlıklar nedir ne değildir? Şimdi bu eserde yine Şanlıurfa Müzesi'nde görebileceğiniz bir eser. Aslında çok küçük bir eser. Bu kadar büyük göründüğüne bakmayın. Nevali Çori'den çıkartılmış. Bu da Asyalı'ya benziyor sanki. Gökyüzüne bakan ve benim de aslında çok hayranlık duyduğum bir sanatçı bu. Her kimse heykeltıraşı. Bizi ilgilendiren çok güzel soyutlamış değil mi? Arkaya doğru uzun kafa ama bakın bir tek çizgi, bir tek ağız, göz ve kaş ve ben oradaki o yüz ifadesini görebiliyorum. Ne görüyorum? Ben üzgün bir yüz ifadesi görüyorum. Gökyüzüne bakıyor. Sanki özlem duyuyor. Yani geldiği ana vatanını, yıldızını, gezegenini özler ve biraz orayı... Biraz da E.T.'ye benziyor değil mi bu? Çok fazla evet. E.T.'ye benziyor. Şimdi 1987'de yapılan Steven Spielberg'in E.T. filmindeki kafa yapısı aynıdır. Ama o zamanlar bu eser ortada yoktu. Tabii ki kimse bunu bilmiyordu. Şimdi buna benzeyen yine bir başka şey daha var, heykel daha var. Bu değil. 24. resmi görebilir miyiz? 24. resmi. Şimdi bu Göbekli Tepe'den değil yani. Evet, bu müthiş bir... Evet, bu evet. Müthiş bir şey. Bundan birkaç tane daha var şu anda piyasada olan ve yurt dışındaki koleksiyoncular bunları satın almak için milyonlarca dolar vermeye hazırlar. Neden? Çünkü... Yine aynı şekilde bakınız arkaya doğru uzun baş, yıldız avcısı diye isim takmışlar. Yani gökyüzüne, yıldızlara, evrene bakan bir varlık insan mıdır? Pek benzemiyor. Dünya dışı mıdır?
Olabilir. Sanki bu biraz mekanik bir şeye benziyor değil Robotik mi? Robotik gibi mi sanki? Evet. Ama yine tabii yani ki... Yani şu anda çocukların izlemiş olduğu çizgi romanlardaki robotlara benziyor. Evet. Şimdi bütün bu başı arkaya doğru uzanan nereden varlıkları... Nereden çıkartıldı bu eser? Bu da Anadolu'dan çıktı. Bir de 22 numaralı bir resim vardı. Onu da ama tekrar görebilir miyiz? Ama şu anda geri alamıyoruz hayır, o resmi. New York'ta maalesef evet. New York'ta. Mahkeme bu kararıyla... Bu bir ara sanıyorum evet. Sadberk Hanım Müzesi'ndeydi. Fakat evet. artık yok, sadece orada resmi var. Bu da yine en son Karahan Tepe'den çıkan, bir vücuttan çıkan iki baş. Ve baktığınız zaman arka kafa yine geriye doğru uzun. Yani nedir bu işin sırrı? Neden bu varlıkların farklı farklı yerlerden çıkartılmış olan bu heykellerin başları arkaya doğru uzun, tıpkı E.T. gibi. Şimdi bir de bu işin dünyadaki yansımasına bakalım. İsterseniz 34 numaralı resmi bir görelim. Efendim burada şimdi 1920'lerde Peru'da bulunmuş toplu bir mezarda bu kuru kafalar vücutlarıyla beraber, iskeletleriyle beraber bulundular ve bazılarının üzerinde hala saçları var. Şimdi bunlar ölçüldüğünde, incelendiğinde tabii ki adli tıp uzmanları tarafından normal insan kafatasından çok büyük, çok daha ağır ve de göz çukurları normal insan göz çukurundan daha büyük. Ama diğer yanda bazı yerel kültürlerde çocukluktan itibaren başı sarmak, sıkıştırmak ve başın yukarıya doğru uzamasını sağlamak geleneği var. Neden? Çünkü yine işte Afrika'da, Asya'da, hatta Türkiye'nin bazı doğu illerinde, tabii kırsal kesimde bu gelenek var. Şimdi bu kafatasları üzerinde 2000'li yıllara kadar hiçbir DNA çalışması yapılamadı. Bakın bunlar 1927-30'da filan bulundu. Ama DNA araştırması ancak 2000'li yıllarda yapıldı. Ve DNA araştırmasının sonucunda dendi ki bu kafatasları dünyada bulunan hiçbir insan ırkına ait değil, hiçbir hayvan ırkına ait değil, hiçbir maymun ırkına da ait değil. Yani bunlar sanki dünya dışından gelmiş bir ırka ait olan kafatasları ve iskeletleri de vardı tabii ki. Şimdi Göbekli Tepe'deki heykeller, Nevali Çori'deki heykeller, başı arkaya doğru uzun heykeller acaba bu uzaysal ırkı tasvir ediyor olabilir miydi? Bu bir sorudur. İkincisi diyeceksiniz peki, ki... Peki o siyahi... Ha, bunlar ne yapıyorlar evet. şimdi bunlar? Çünkü ona benzemeye çalışıyor. Yine bahsettiğimiz o atalardan kalan, yukarıdan gelen, gökyüzünden gelen, yıldızlardan gelen, Tanrı kabul ettikleri üstün varlıkların başı uzun, kafatası uzun. E diyor ki biz de onlara benzemeliyiz. Belki biz de onların ırkındanız. Onlara benzemek için ne yapacağız? Çocuklarımızın kafasını çocukluktan itibaren, bebeklikten itibaren saracağız. Doğal olarak kafa yukarıya doğru deforme gelişiyor. Edeceğiz. Deforme oluyor. İşte bu da onlar için bir üstünlük. Ama bu insanın kafatasıyla bu kafatası aynı boyut, hacim ve ağırlıkta değil. Bu kafatasında insan DNA'sı yok. Bunda var. Bunun göz çukurları bununkinden çok daha büyük. Bunun ağırlığı bundan çok daha büyük. Bu bir özellik. Şimdi bu dünya dışından gelen bir ırk olduğunu düşünüyor bize. Veyahut da şöyle söyleyelim, biraz Serhat gibi davranalım. Sevinsin. Bu başka bir yani yaratık olabilir mi? Yani bir hayvansı yaratık olabilir mi? İşte hayvan şeyi yok, DNA'sı yok. Tabii. Yani normal bir insan iskeleti, dev ama. Yani normal bir insandan çok daha büyük. Vücudu da var, iskeleti var. 3 metre evet. falan. Ama insan DNA'sı yok, başka bir DNA. Yani bizde dünyada olmayan bir DNA. O zaman zaten biz Peru'nun, Güney Amerika'nın bu konuda ne kadar çok fazla UFO gözlemleri olduğunu biliyoruz. E bizde ne var? En çok UFO gözlemi yapılan yer Kapadokya bölgesi. Niğde, Aksaray, Kapadokya bölgesi. Onunla ilgili geçmişe dayalı bazı bilgiler var. Mesela 17. resmi görebilir miyiz mümkünse? Bir gazete küpürü vardır. Bunu gördük, George Adamski'ydi. Diğer sayfada 17. resim var. Niğde Aksaray'da uzaylılar yere indi diye bir başlık. Evet. Şimdi bu zamanında
Biliyorsunuz 1980, 81, 82'de Niğde Aksaray yani Kapadokya bölgesinde çok yoğun UFO gözlemleri yaşandı. Ve öyle bir şey oldu ki yerel halk, orada çalışan öğretmenler, memurlar, polisler ve köy halkı, halkları her gece UFO gözlemi yapmaya çıkıyorlardı ve her gece de UFO'ları görüyorlardı. Hatta Ali Genç isminde bir muhabir vardı, kendisine ulaşamadım o zaman da. Eğer ki bu programı izliyorsa ve hala aktifse onunla tanışmayı da çok isterim. Hem olayları tabii ki basına veriyordu hem de kendi yaşadığı deneyimler vardı. Gece Niğde Aksaray bölgesinde halkla beraber hep beraber çıkıyorlar ve 180 tane UFO sayıyorlar gökyüzünde, 180 tane bir gece içinde. İkincisi, hep beraber ellerindeki pilli fenerleri yakıp söndürüyorlar. Ali Genç. Ve Ali Genç, evet, eğer bu programı izliyorsa, hala aktifse kendisiyle tanışmayı çok isterim. O zaman ulaşamamıştım. Çünkü rehbere baktığım zaman en azından 50 tane Ali Genç çıkıyordu telefon rehberi o zaman. Neyse, uçan dairelerde kendi ışıklarını yakıp söndürerek sinyal veriyorlar. İkinci bir mesele daha var. Kapadokya bölgesiyle ilgili. Şoförler, taksi şoförleri ıssız köy yollarında giderken yere inmiş uçan daireleri gördüler. Yere inmiş halde uçan daireleri gören şoförler vardı. Ve bu konuyla ilgili TRT arşivlerinden aldığımız bir video var. Onu izleyebilir miyiz? En son videoyu bir koyalım mı? Evet. Evet. O dönemde insanlar nasıl görmüşler UFO'ları? TRT arşivlerinden bir videodur bu. Çok ilginç. Bu arada jetler Ankara semalarında uçan daire kovaladı. Bu daha sonraki bir olaydır. Evet. Hatta rahmetli Turgut Özal da tanık olmuştu bu UFO olaylarından, UFO gözlemlerinden birine. Ve evet, jetler kalktılar UFO'yu takip etmek için. Türkiye'de en çok UFO gözlemleri Kapadokya bölgesinde, Niğde Aksaray Kapadokya bölgesinde var. Ve yeraltı kentlerinin de bununla bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeraltı kentlerinin hakikaten dünyaya ait olamayacağını düşündüğüm çok garip bir enerjisi var. Videoyu bağlarken 18 numarayı da verelim. Evet. Ankara'da ne oldu? Evet, Aksaray'a geldik. UFO'lar Aksaray. Evet, bakınız, o dönemde insanlar her gece çıkıyorlar. UFO gözlemleri yapıyorlardı. Uzaylıların indiği park dolup taşıyor. Ve UFO'nun indiği gözlemleniyor. Ve hatta o zaman TRT kameramanı Halil Komanova vardı. O da işte çekimleri yapıp bize bildiriyordu haberleri. Bir şey daha var tabii. Türkiye'de... Tamam, verelim videomuzu. Hazır mı video? Evet. İzleyelim bakalım. Resmini göstermek istiyorum size. 9 numarayı verelim. Evet, 9 numara. Taş atmıştı. Efendim. Taş atmıştı yani. Behçet Öcal bu bölgede yaşayan, kırsal kesimde yaşayan ve çocukluğunda çobanlık yapan bir şahıs. Ve 15 yaşlarındayken bir gün gündüz vakti hayvanlarını otlatırken gökyüzünden diyor ki parlak ışıklar saçan soba borusuna benzeyen bir cisim indi. Ve bazı kaynaklara göre hiç okuma yazma bilmiyordu Behçet Öcal. Bazı kaynaklara göre de sadece ilkokulu bitirmişti. Bazı kaynaklara göre diyorum. Evet. Çünkü Behçet Öcal hayatı boyunca sadece iki röportaj verdi basına. Biri Hürriyet gazetesineydi. Daha sonra da Fenomen dergisine vermişti. Rahmetli Ataneru'nun çıkarttığı Fenomen dergisine. Diyor ki efendim, uzaylılar benimle çocukluğumdan beri iletişim halindeler. Ve işte ben hayvanlarımı otlatırken soba borusu gibi bir cisim gökyüzünden indi. Etrafında ateşler, ışıklar saçtı ve kapı açıldı. Üç varlık dışarıya çıktı. Bunların ikisi erkek, biri de kadındı. Ve hatta onların resmini de çizmişti. Bu nedir? O resmi de, ona daha sonra tamam, döneceğim. O zaman çünkü 11 numarayı verelim. Behçet Öcal 11 resmini görelim. Şimdi bakınız. Diyor ki o cisim açıldı. Ve dışarıya üç tane ziyaretçi çıktı. İki tanesi erkekti, bir tanesi kadındı. Fakat üçünün de yüzleri robot gibi birbirine benziyordu. Aradaki tek fark, erkeklerin saçı hiç yoktu. Kadının da saçı yere kadar uzundu. Ve benimle telepati yoluyla konuştular. Dediler ki biz dünya dışından bir gezegenden geliyoruz. Ve seni seçtik iletişim kurmak için veya bilgi vermek için.
Şöyle bir şey oluyor. Bu konuşma sırasında Behçet Öcal elektriği olmayan bir köyde yaşayan bir çocuk o zaman. Hayatında telefon görmemiş. 1947'den bahsediyoruz. 1948'den bahsediyoruz. Hayatında telefon görmemiş. Elektriği de olmayan bir köyde yaşadığı için tabii ki televizyondan ve sinemadan haberi yok. Diyor ki boyunlarında bellerine bağlı bir cihaz vardı. Cihaz el aynası büyüklüğündeydi. Yani aşağı yukarı bizim telefonlarımız kadar. Üzerinde bir ekran vardı. O ekranda da sürekli ışıklar yanıp sönüyordu. Ben o cihazın iletişim için kullanıldığını anladım diyor. Ve bugünkü akıllı telefonları tarif ediyor ki henüz çevirmeli telefonu görmemiş bir adamdan bahsediyoruz. Üstelik de anlattığı şey cep telefonu da değil. Cep telefonundan da geçtik, akıllı telefonları anlatıyor. Ve diyor ki bu ilk karşılaşmada ziyaretçilerden biri avucunu kaldırdı. Avucunun içi fincan gibi oyuktu. Bana doğru elini uzattığı zaman ben elektrik çarpmış gibi oldum. Yere düştüm, bayıldım. Ve aradan saatler geçiyor. Ailesi aramaya çıkıyorlar. Bu çocuk nereye gitti, hayvanlar nerede diye. Onu baygın halde buluyorlar. Üzerinde de radyasyon yanıklarıyla tabii ki bir sağlık kuruluşuna veya işte hastaneye götürüyorlar. Fakat ondan sonraki yıllarda Behçet Öcal'ın bu ziyaretçilerle temasları devam ediyor. Ve senelerce bunu hiç kimseye anlatmıyor. 1977'de falan ilk röportajını vermişti. Şimdi siz dediniz ki bir isim daha vardı, bu nedir diye. 10 numarayı bir daha verelim. 10 numaraya gidersek bu fotoğraf, renkli fotoğraf işte Atan İrun zamanında çekilmişti. Bu ziyaretçiler kendisine herhalde bir kazakla oturan sakallı Atan İrun. Değil aslında, değil mi? O bir başkası. Çok benziyor ama. Evet, başka bir ekipte gitmişti. Şu harita evrenin haritası diyorlar. Ve Behçet Öcal okuma yazma bilmediği için bir rivayete göre, çünkü kendisinin anlattıkları çok kısıtlı, sana diyorlar evrenin haritasının resmini çizdireceğiz ve bu haritayı yaptırıyorlar. Bakın üstelik de yuvarlak bir kağıda. Ve her bir dairesel biçim bir evreni gösteriyor. Dünyanın da yerini gösteriyor. Şuralarda küçücük bir nokta dünyanın da yeri. Ve bir şey daha veriyorlar. Bir makine daha yaptırıyorlar. Onun da resmini görelim. O da 8 numara. 8 numara. Ha, Behçet abi. Bir de bunu yaptırıyorlar şimdi. Bunun ne işe yaradığını Behçet Öcal bize hiçbir zaman söylemedi. Bu bir makine midir? Makineye benzeyen bir şey. Fakat tabii yıllar sonra Hadron çarpıştırıcısı CERN'in yukarıdan çekilen fotoğrafına baktığımız zaman birebir uyumlu olduğunu görüyoruz. Yani bu varlıklar 30 sene, 35 sene boyunca sürekli Behçet Öcal'la temas halindeydiler. Ve anlattığına göre bazen odasının duvarında bir ekran açılıyordu. Bugün bizim şu ekranımızın açılması gibi. Ve varlıklar kendi dünyalarını, yaşadıkları gezegeni orada gösteriyorlardı. Niye Behçet'e? Neden gidip, Behçet'e? Evet. Evet, neden Behçet'e? Yani daha ne özelliği vardı? Bilen birisi, bunu anlayacak birisine değildi. Evet. Şimdi bakınız bu klasiktir. Neden bir astrofizik profesörüne veya hatta bir arkeoloğa veya bir işte fizikçiye, bir matematikçiye, bir öğretmene gitmezler de genel olarak bunun şakası da yapılıyor. Kırsal alanda yaşayan bu konularla pek de ilgisi ve bilgisi olmayan insanlara giderler. Bu acaba şundan mıdır? Hiçbir konuda ön yargısı olmayan, hiçbir konuda bilgisi de olmayan, ön yargısı da olmayan, hatta itiraz da etmeyecek olan birini bulup acaba ona bu bilgileri vermek midir? Yani şimdi diyebilirsiniz ki bir astrofizikçiye gittiğiniz zaman adamın zaten temel bir bilgisi vardır ve belki de uzaysal varlıkların ona anlattıklarıyla onun kabul ettikleri uyuşmayacaktır. Yani hiçbir konuda hiçbir bilgisi olmayan ama onlara bak, da itiraz edin. Bak reji diyor ki biz Farah Hanım'a bir soru soracağız. Buyurun. Nereden biliyorlar bu adamın bilmediğini? Çünkü kırsal bir alanda düşünün 1947'nin Türkiye'si, Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmemiş. Ama Türkiye'de tabii 2. Dünya Savaşı döneminde çok yıpranmıştı. Ve bir köyde buluyorlar onu. Şu iki teori üzerinden gidebiliriz. Haritanın üzerinde parmaklarını bastılar ve oraya indiler.
ya da zaten bir şekilde belki uzaylılar tarafından kaçırılma konusunu ciddiye alacak olursak, belki Behçet Öcal'ın ailesinde de önceki kuşaklarda kaçırılanlar vardı ve belki de Behçet Öcal'ı dahil olmak üzere ailesindeki pek çok kişiyi zaten biliyorlardı yani ve Behçet takip etmişlerdi. Behçet Öcal'ı bir şekilde takip anatomik olarak masaya yatırıp adamın ne olduğunu bir kere bilmemiz lazım. Zaten önceden biliyorlardı diyorsun. Yani. Tabii. Zaten yani rastlantısal değildi. Belki daha önce kendisi de kaçırılmış olabilir. Farkında kaçırılmış olabilir. Veyahut da soyunda anonakilik olabilir. Şöyle ben de bir soru sorayım. Mesela şimdi buradan uzaylıların maksadı ne olabilir? Şimdi hiç önyargısı olmayan bir insana geliyorlar. Evet. Bir şey anlatıyorlar. Konuyu profesöre anlatsalar olmayacak, bir netice vermeyecek. Ama Behçet Özal'a anlattıklarında kimse ciddiye almamış, gene bir netice vermiş. Hayır, şöyle olabilir tabii. Yani biz ciddiye alınmadığını sanıyoruz. Alınmış belki, mı? Hayır, bilmiyoruz ne ki. Ne netice oldu? Yani şöyle. Bize ne faydası oldu bu olayın? Ben şimdi dünyada gizli örgütlerin metafizik araştırmalarında şunları görüyorum. Rüyalardan tutun da dünyadaki paranormal olayların hepsini hemen hemen, ama böyle etkili olanlarını veyahut da sürekli olanlarını veyahut da bir şekilde yani onların inandıkları, doğru olduğunu bir şekilde kabul ettikleri olayları takip ettiğini düşünüyorum. Yani bir şey daha ben, var. Ben yani Pentagon'un yerinde olsam böyle durumlarda ki kesinlikle ve kesinlikle belki lütfen ve lütfen. Takip yani, etmiş midir? Belki Behçet Öcal'ın karşılaştığı bu uzaysal varlıklar gökyüzünden gelmemişti de dünyanın içinden çıkmışlardı. O da bir ihtimal. Yani Amiral Byrton tamam öyle gelmiş gibi görünebilir. Ona o imajı vermiş olabilir. Belki de bizim oyuk dünya teorisiyle bahsettiğimiz bu konularda aynı Amiral Byrton görmüş olduğu gibi, çünkü onlar da aslında Nordik tipte yerin altından geldiler belki. Tabii yani ben şunu söylüyorum, çok önemli bir şey bu. Evet. Yani hani bu biraz bazı insanlar için çok komik olabilir ama bunlar deneysel olarak ispatlanmış şeyler olduğu için söylüyorum. Mesela mitin yani kendi içinde muhakkak ağır paranormal olayları inceleyen bir bölümü olmalı. Yani var mı? Şimdi varsa ne kadar var bilmiyoruz. Ama yani her şeyi çok inanılmaz bir yapıya kavuşturdu Hakan Fidan miti. Yani hele Maslak binası müthiş oldu. Keşke İstanbul'daki tüm binalar onun gibi olsun. Kimin aklıysa, kimse mimar, tebrik ediyorum. Yani dolayısıyla benzer bu aklı koyan insanlar paranormal olayları bir başkasının eline geçmemesi için muhakkak bir masası olması lazım bunu diyorum. Bunu zaten ben. Sovyetler Birliği de evet, uzun süre yaptı. Doğu Bloğu da yaptı. Batı ülkeleri de evet, yaptı. Amerika da yaptı. Farah, son bir şey söylemek istiyor musun? Program bitti. Program bitmesin diyorum. Devam edelim. Son söylemek istediğim bu. Tamam, devam ederiz. Serhat. Şimdi bu olayları ben yani uzaylı var mıdır var mıdır onları reddetmiyorum ama burada yapılan yorumlar çok önemli. İşte bu nedir? Bu olayın aslı benim kanaatime göre bu Yecüc Mecüc, bu son saldırı için burada zemin yokluyorlar. Bunların amacı da bize gelen dini kaynaklarda anlatıldığı kadarıyla dünyadan insan ırkını silmek, yok etmek. Onun da bu ön araştırması. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz iki konuğumuza da. Efendim, bir dahaki hafta yine Cuma günü 20'de Abdullah Çiftçi ile birlikte olacağız efendim. Kayıt dışı sorular soracağız Abdullah Çiftçi'ye. Efendim bu haftanın sözü de şöyle olsun. Martin Luther King'in aslında bildiğimiz bir sözü var. Ama bunu biraz daha deşelemek lazım belki. Yaşamın uzunluğu önemli değildir diyor. Nasıl yaşadığınızı bilmek önemlidir diyor. Efendim hayırlı haftalar olsun. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki hafta kayıt dışında buluşmak üzere. Bitcoin hiç kolay adımda.
Kasımpaşa, Trabzon, Antalya, Beşiktaş, Galatasaray, Alanya, Başakşehir, Fenerbahçe. Hepsini konuşacağız. İki gün hakemlerin kampa alınması ve eğitimi yetersiz. Galibiyet olmasaydı bile çok anlamlı bir futbol oynadı. Penaltı noktasına ben geliyorum. Sence ben o penaltıyı atar mıyım, atmaz mıyım? Bunları bilmediğimi, tahmin etmediğimi mi zannediyorsun?